Efendim iyi akşamlar. Tele1 ekranında Mercek'le karşınızdayız. Geçen haftadan bu haftaya yansıyanlar ve bu hafta başında yaşanan gelişmeleri konuşacağız elbette. Bugün grup toplantıları vardı, liderlerin açıklamaları vardı ve yine Türkiye'nin gündemindeki çok önemli meseleleri her hafta olduğu gibi bu haftada anlamaya, analiz etmeye, mercek altına almaya çalışacağız. Ben hemen zamandan da kazanmak için konuklarımı size takdim etmek istiyorum. Zira akşam saatlerinde bir son dakika gelişmesi olarak Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu açıklandı. Raporda neler var? Konuklarıma soru yöneltip neler olduğunu da sizlere aktarmak istiyorum. Önemli olduğunu düşünüyorum. Zira takdir sizin. Evet, stüdyoda konuklarım siyaset bilimci Özgün Emre Koç. Özgün Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, çok teşekkürler. Gelecek Partisi... Aynı zamanda iktisatçı. Bu akşam ekonomiyi de konuşacağız. Çok önemli. Gelecek Partisi sözcüsü Serkan Özcan bizimle birlikte. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sağ olunuz. Sevgili izleyiciler, ilerleyen dakikalarda Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de bizlerle birlikte olacak. Şu anda CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de bizimle birlikte Ankara stüdyoda. Kendisine de bir merhaba diyelim. Ali Haydar Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, değerli teşekkürler. Size de iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Meclistesiniz sanıyorum şu an. Evet, meclisten bağlanıyorum Skype'la. Hoş geldiniz yayına. Şimdi hemen sıcak gelişmeyle girelim istiyorum. Avrupa Birliği'nin Türkiye raporu geride bıraktığımız dakikalarda açıklandı. Temel başlıklar Doğu Akdeniz'e demokrasi vurgusu var açıklamada. 2016 yılına kadar ilerleme raporu olarak adlandırılmıştı. Sonradan aday ülkelerle ilgili ülke raporu olarak açıklanmaya başladı. Türkiye ile ilgili bölümde de göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaşım gibi ortak çıkar alanlarında kilit rol oynayan bir partner olduğuna işaret edildi. Buraya kadarki kısmı elbette klasik açıklamalar diyebileceğimiz nitelikte. Ama Doğu Akdeniz vurgusu, demokrasi vurgusu, göç konusu önemli başlıklar halinde. Serkan Bey sıcağı sıcağına sizinle başlayalım istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu raporu? Uzun zamandır bekleniyordu. Evet, Avrupa Birliği'nin raporlarının içeriğine artık çoğumuz şaşırmıyoruz. Hı hı. Çünkü Avrupa Birliği ne konularda Türkiye'ye çok yoğun eleştirileri var? İşte siyasi kriterler, temel haklar, basın özgürlüğü değil mi? İfade özgürlüğü, yargı, hukukun üstünlüğü. Hı hı. O meselelerde ben de tabii gelirken bakabildim çok hızlıca. Oralarda şey var, çok net bir biçimde her zamanki eleştirilerini sürdürüyor. Doğu Akdeniz meselesinde de Avrupa Birliği'nin yaklaşımının aslında üyeleri olan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle aynı paralellikte olduğu, aynı noktada olduğunu görüyoruz. Özünde aslında Avrupa Birliği raporu çok şaşırtıcı değil. Bizim uzunca zamandır özellikle dış politikayı da çok yakından ilgilenen işte genel başkanımız Ümit Bey başta olmak üzere arkadaşlarımızdan söylediği gibi şu anda Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri bir donma noktasında ve uzunca süredir böyle devam ediyor. Aslında Türk dış politikasının son böyle özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra diğer alanlarda olduğu gibi Türk dış politikasının birçok alanında yaşadığımız donmanın bir benzerini de Avrupa Birliği ile yaşıyoruz. O açıdan biz açıkçası çok şaşırtıcı bulmadık. Evet. İdris Şahin de sanırım şu anda yayınımızda. Evet, kendisine de hoş geldiniz diyelim. Sayın İdris Şahin hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Stüdyodaki arkadaşlarımızı ve değerli vekilimizi saygıyla selamlıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz, eksik olmayınız. Bu akşam yayınımızda iki hukukçu var. İki hukukçu, birbirinden değerli iki konuğum var. Hemen sıcağı sıcağına rapordan bir başlık değerlendirme rica edeceğim sizden. Raporda der ki anayasal yapının yasama, yürütme ve yargı arasında güçlü ve etkin kuvvetler ayrılığı sağlamadan gücün Cumhurbaşkanlığında merkezileştirildiği gibi eleştirilere raporda yer verilmiş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı da yine bir açıklama yaptı. Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ilişkilerde çifte standart vurgusu da Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yer alıyor. İdris Şahin buyurunuz. Sizden alalım raporla ilgili yorumu. Sayın Emlek, AB Komisyonu raporunun içeriğini onlardan duymadan ziyade Türkiye'de de bu hususların subut bulduğunu artık hepimiz ifade ediyoruz. Dolayısıyla bizim için bu duyduklarımız yeni bilgiler değil. Türkiye adım adım
AB raporunun içeriğine de konu olacak şekilde yasama, yürütme ve yargı organlarının tek elde toplanmasına yönelik kuvvetli adımları attı. 2015'ten bu yana adım adım tek bir elde güçlerin toplanması Türkiye'de hepimizin gözleri önünde inşa edildi. Dolayısıyla AB raporundan ziyade biz kendimiz nasıl görüyoruz Türkiye'de, özellikle ona bakmamız lazım. Biz Türkiye'de yargının ciddi anlamda yürütmenin tek elinde olduğunu, parlamentonun, şu anda sayın vekilimiz de parlamentonun içerisinde, siyasi partiler ve seçim kanunu düzelmediği müddetçe ve özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu şekilde devam ettiği müddetçe Cumhurbaşkanı'nın yetkisine sahip olan ve tek başına parlamentoda da %50 artı bir çoğunluğu alabilecek boyutta iktidar partisinin milletvekillerinden oluşacağı bir ortam söz konusu. Dolayısıyla burada bu raporu yeni Avrupa belki yeni keşfediyor ama biz 3 yıldır Türkiye'de yaşayarak bunları görüyoruz. Artık güçler birliğine doğru adım adım evrildi. Aslına bakarsanız iddia edilen 2017 anayasa değişikliğiyle birlikte iddia edilen husus, başkanlık sistemine benzer bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiydi. Başkanlık sisteminde de tam manasıyla kesin çizgilerle ayrılmış kuvvetler ayrılığından bahsedilir. Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden tamamen ayrı olduğu bir sistemdir başkanlık sistemi. O murad edildi ancak tam tersi oldu. Tüm yetkiler bir kişinin elinde toplandı. Şu an itibariyle Avrupa Birliği Komisyonu bunu raporunda yazdı. Bizler de fiili olarak Türkiye'de yaşıyoruz. Bunlar son derece ülkemiz açısından, ülkemizin demokrasi açısından sıkıntılı süreçler. Yargıya her günün müdahale edildiği bir ortamı yaşıyoruz ve parlamentoda tamamen Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle, Cumhur İttifakı'nın ortaklarının iradesiyle hareket eden ve parlamentoda yasaların çıkartılmasında da hiçbir milletvekilinin etkisinin olmadığını ve bu yasa tekliflerinin külliyede hazırlanarak parlamentoya geldiğini ve komisyonlarda tam manasıyla müzakere edilmeden genel kurulda Cumhur İttifakı'nın oylarıyla şekillendiği bir dönemi yaşıyoruz. O nedenle gerçekten Avrupa bunu tespit etmiş ama biz yaşayanlar bunun daha büyük acısını ülkemizde çekiyoruz diyebiliriz Sayın Emlek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Hemen aynı soruyu Sayın Ali Haydar Hakverdi'ye de sormak istiyorum. Hemen arkasından da bir farklı bir konuyla bağlamak istiyorum. Bugün dördüncü kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 6 muhalefet partisi toplandı. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşle ilgili yol haritasını konuşmak üzere. Onunla da ilgili sizden yorum rica edeceğim. Ama öncelikle AB Komisyonu'nun Türkiye raporunu değerlendirmenizi istiyorum. Evet. Öncelikle bir hususu, önce yani bir cümleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bu AB Komisyonu'nun aday ülkeler raporu çıkınca tam da bununla alakalı şöyle bir söz. Avrupa gibi gösterip Orta Doğu gibi yaşıyor Türkiye. Tekrar edeceğim. Avrupa gibi gösterip Orta Doğu gibi yaşıyor Türkiye. Bu cümle başlı başına hani bugünü özet eden bir cümle mi ama cümlenin sahibi kim biliyor musunuz? Kırıkkale F tipinde bir IŞİD militanlığından yargılanan kişi. Bu sabah biz Kırıkkale Feyt bir cezaevindeydik. Cezaevi komisyonu olarak gittik. İşte örgütlü tiplerine ya da suç tiplerine bakmaksızın sadece böyle koğuş koğuş hücre hücre gidip mahkum seçip yani suç nevine bakmaksızın sadece hücre adı veririz. B1, A12, C20 şeklinde böyle bir belirleme ile artık kim çıkarsa karşımıza oradaki mahkumla veya tutukluyla görüşür. IŞİD militanlığından yargılanan bir mahkum 6 yıldır cezaevinde yatıyor. Bize aynen bunu söyledi. Düşünün, IŞİD militanlığından yargılanan, militan mıdır değil midir bilmiyorum ama hüküm almış. Diyor ki Avrupa gibi gösterip Orta Doğu gibi yaşıyor Türkiye. Ben bunu bugün bir IŞİD militanlığından suçlanan cezaevinden bir şahıstan duydum. Kendisi ülkeyi böyle tarif ediyor. Şimdi komisyon raporuna gelecek olursak, şimdi göç, ekonomi, iklim gibi konularda Türkiye'yi kısmen olumlamış. Hani neden olumlamış? Mesela göç konusunda Türkiye hangi başarılı işi yaptı? Avrupa'ya bir kapı oldu, bir duvar oldu. Orta Doğu'dan Avrupa'ya göçün önüne bir kısım, bir meblağ karşılığında engel oldu. Avrupa'nın işine gelen belki bir konudur. Bununla ilgili Türkiye'yi olumlamış.
Ya da ekonomi, ya biz tefecilere ciddi anlamda, İngiltere'deki tefecilere zaten borçluyuz. Genel başkanım sürekli söylüyor. Türkiye'deki ekonomi Avrupa'nın işine geliyor olabilir. Bu konuda ben onları samimi bulmuyorum. Ama demokrasi, temel haklar ve yargı konusunda da benzer raporları tekrarlamış geçmiş raporları. Ya Allah aşkına, demokrasi de temel haklarda ve yargıda kötü olan, eleştirilen ve kuvvetler ayrılığı eleştirisi yapılan bir ülkede ekonominin iyiye gitmesi mümkün mü? Böyle bir, hani kendi içerisinde çok çelişkili bir rapor. Ama Avrupa'nın Türkiye'ye yaklaşımı bugüne kadar hiç samimi olmadığı kanaatindeyim. Tam da ülkemizde yaşanan durum itibariyle de iktidar her şey güllük, gülistanlık, güzel, aman göçmenlerle hiçbir sorunumuz yok. Yani ne kadar göçmen gelirse gelsin, yeter ki Avrupa para versin, bakarız moduyla devam ederken, bir taraftan Türkiye'de ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ve her geçen gün bir önceki günü aratıyor. Bir sabah kalkıyoruz ki dolar, euro, döviz fırlamış ve her geçen gün biraz daha fakirleşmişiz vatandaşlar olarak. Geldiğimiz bu noktada komisyon raporunda aslında değişen, geçmişe dair değişen farklı bir husus yok. Avrupa işine geleni olumlamış, bazı kısımlarda da eleştirmiş ama ben kendi içerisinde tutarsız, Türkiye içerisinden de Türkiye açısından da olumlu olmayan bir rapor olarak değerlendiriyorum. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem dediniz, o konuya değinelim. Hani muhalefet partileri bir arada durmaya çalışıyor ve ortak paydalardan en büyüğü belki de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Çünkü muhalefet partileri sağ sol yelpazenin her yerinde bir araya gelmiş. Değişik değişik siyasal iklimlerden, görüşlerden ve geçmişlerden bir araya gelmiş. Ama gerçekten ortak paydalarda buluşabilmiş ve ortak paydalarda demokrasiyi, insan haklarını, güçlendirilmiş parlamenter sistemi ve erkler ayrılığını savunan büyük paydalarda bir araya gelmiş. Gerçekten Türkiye gibi, yani Türkiye'deki renkliliği yansıtan bir bileşke var burada. Elbette ki farklılıklarımız var, ayrılıklarımız var ama ortak paydalarda bugün ülkenin geleceği için buluşabiliyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Bu ülkenin çok çok hayrına uzlaşı kültüründe geliştiren bir husus bu. Yarını birlikte kuracağız diye düşünüyorum. Evet. Peki Sayın Akverdi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısı vardı. Sayın Kılıçdaroğlu orada açıklamalar yaptı. Bürokratlara bir çağrıda bulunmuştu. Yasa sınırlarının dışına çıkmayın diye ve 18 Ekim tarihini işaret etmişti pazar günü itibariyle. Önce Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Ardından Sayın Kılıçdaroğlu'na dava açıldı. Oysa yıllar önce aynı çağrıyı 2002'de mecliste Sayın Cumhurbaşkanı da yapmıştı. Ne enteresandır ki 20 sene sonra ana muhalefet partisinin lideri aynı çağrıyı Sayın Erdoğan'a yapmak durumunda kaldı. Şimdi grup toplantısından arkadaşlarım varsa görüntü verelim ekrana, rica edeceğim onlardan. Ya arkadaş, ben hırsızlığa bulaşmayın. Hırsızlık için kim talimat veriyorsa ona uymayın diyorum. Hayır diyorlar. Bunu niye söylüyorsun? Hazır malı götürürken böyle bir lafı niye ettin? Edeceğim. Efendim, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarmış. Bulunmazsanız namertsiniz. Bulunun. Bulunun. Bunun. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında bu açıklamayı yaptı. Farklı başlıklar da vardı. Belki ilerleyen dakikalarda onları da konuşuruz elbette. Şimdi yasama, yürütme ve yargı erklerinin az önce Sayın İdris Şahin de söyledi. Birbirinden ayrılması hayali ve ümidiyle aslında bu işe kalkışıldı ama hiç de öyle olmadı dedi. Geldiğimiz noktada hepimiz görüyoruz ki artık bir yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrılığı değil, adeta bir kuvvetler birliği söz konusu. Bu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da elbette yansıdı. Şimdi biz bugün neyi konuşuyoruz? Bugün değil aslında, çok uzun zamandır konuşuyoruz ama geçen hafta da gündemdeydi. Gazeteci Metin Cihan'ın ortaya koyduğu belgelerle, sızan belgelerle TÜGVA meselesi vardı. TÜGVA meselesi önemli çünkü bu yapının da ne hale geldiğini bir nevi ortaya koyan bir örnek olarak karşımızda duruyor. Özgün Hocam,
TÜGVA meselesi başlı başına önemli bir konu. Bir vakfın nasıl kendi çıkarları için kullanıldığını, vakıf üyelerinin neredeyse bürokratlardan oluştuğunu, işte parti üyelerinden oluştuğunu görüyoruz. TÜGVA'nın kuruluşunda 500 bin TL gibi bir rakamdan bahsediliyor. Fakat bu rakamın kimin ödediği dahi belli değil. Yani kuruluşundaki mali kaynağın ne olduğunu bile bilmiyoruz. 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti almış bir vakıf. Bugün de biliyorsunuz bu konular üzerine işte dava açılacak vesaire dendi. Buyurun açın hodri meydan dedi TÜGVA yöneticileri. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz noktayı? Şimdi TÜGVA ve benzeri, ayrıca TÜRGEV meselesi evet, var evet, daha. Elbette. O açılmadı henüz. O da açılacaktır zamanla. Çünkü bu artık bir çözülme süreci ve bunların devamı gelecek. Çünkü paylaşılan rant pasta küçüldükçe sistemin dışında düşmüş olan insanlar, bir şekilde dışlanmış olan insanlar ellerindeki bilgiyi, belgeyi paylaşmaya devam edecek. Keza bugün Kılıçdaroğlu da grup toplantısını açıkladı. Hı hı. Bize yağmur gibi belge yağıyor dedi. Yolsuzluk belgesi yağıyor dedi. Doğrudur. Kılıçdaroğlu'na değil sadece, gazetecilere de yağıyor. Bazıları bunları inceliyor, ortaya çıkarıyor. Metin Cihan gibi. Keza Murat Arel aynı şekilde. TÜGVA, TÜRGEV ve benzeri yapılanmalar aslında işlev olarak iki ana fonksiyon üstleniyor. Üç diyelim hatta. Birisi rant dağıtımı, kendi yandaşlarına, partinin kendi yandaşlarına kamu kaynaklarının denetimden çıkarılıp, vergiden muaf kılınıp yandaşlara dağıtılması ve böylece AKP'nin seçmen havuzunun beslenmesi, AKP'nin seçmen kitlesinin bir arada tutulması. İkinci işlevi bu artık tartışılıyor ve yakında şüphesiz ki daha fazla gündeme gelmeye başlayacak bir paralel devlet oluşturma işlevi. Aslında bunların görmeye başladıkları AKP tarafından devlet kadrolarına insan yerleştirmek için bu yapıların kullanıldığı ortada. Üçüncü işlevi de kamu kaynaklarının, örneğin bir ihale veriliyor, kamu ihalesi veriliyor bir şirkete. Bu şirket bu aldığı ihalenin bir kısmını doğrudan o ihaleyi kendisine vermiş olanlara takdim edebilme şansı olmadığı için bu vakıflar üzerinden onların kontrolüne, denetimine sunmuş oluyorlar. TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflar adeta birer aile, ailenin daha doğrusu Erdoğan ailesinin kendisine ait birer operasyon araçlarına dönüşmüş. Hatta onun için zaten yaratılmış yapılar bunlar. Zaman içerisinde göreceğiz. Şu an zaten Metin Cihan'ın olsun, Murat Arel'in olsun, diğer gazetecilerin ortaya çıkardığı veriler şunu gösteriyor. Bu yapılar zaten tam da Fethullah Gülen örgütlenmesinin yaptığı gibi, kullandığı yöntemleri kullanarak kurumlara adam yerleştirmiş, liyakati göz ardı etmiş, hukuki prosedürleri göz ardı etmiş, adam yerleştirmiş. İkincisi, bir de bu kişileri fişlemiş ve listelemiş. Şimdi bunların TÜGVA ilk bu belgeler ortaya çıktığında son derece panik bir haldeydi ve reaksiyon veremedi. Birkaç saat boyunca hiçbir cevap veremedi bu belgelere. Bir toplantı yaptılar muhtemelen, ne verecekler, ne yanıt vereceklerine dair. İlk reaksiyonları bunlar doğru değil, yalan. Bu bir işte kumpastır gibi bir reaksiyon oldu. Ertesi gün başkanları, Enes Eminoğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam adı, başkanları çıktı ve evet bu belgeler bizim sistemimizden sızdırılmış ancak işte bunlar değiştirilmiş, üzerinde oynanmış gibi bir şey. Yani sürekli ağız değiştiriyorlar. En sonunda dava açacağız iddiasını bulundular. Ancak dava açılırsa ve mahkemeden bu belgelerin doğruluğunun tespit edilmesi yönünde hem bilirkişi incelemesine tabi tutulur hem de bu belgelerin devamını muhtemelen bu davalarda talep edileceği için kendileri bundan zararlı çıkar. Bunun geçmişte örnekleri var. Dava açabileceklerine çok ihtimal vermiyorum. Açarlarsa da bu sürüncemeli bir dava. Ama şekilde. Dava açmaktan vazgeçtiklerini ifade ettiler zaten. İddiası olanlar dava açsın dediler. Evet, yani kendileri bu belgelerin sahte olduğunu söylediler önce. Daha sonra doğru ama değiştirilmiş dediler. Dava açacağız dediler.
Şimdi bu son söylediğinizle birlikte zaten aslında müthiş bir panik ve ne yapacağını bilmeme halinde olduklarını gösteriyor. Dahası bu ifşalar başladıktan sonra geçmişte TÜGVA içerisinde bulunmuş ancak öyle veya böyle oradaki ayak oyunları, liyakatsizlik, haksızlık, hukuksuzluk karşısında tekrar o sürecin dışına düşmüş veya TÜGVA içerisinde bulunan insanlarla bir şekilde ilişki içerisinde olan birçok insan, oradaki insanların hangi görevler TÜGVA üzerinden devlete, belediyelere, kamu kurumlarına yerleştirilmiş olan insanların hangi görevlere yerleştirildiğine ilişkin sürekli bilgiler vermeye başladılar. Şu an gazetecileri sosyal medyada Metin Cihan'da yine yayınlamaya devam ediyor. Yani öyle bilgiler geliyor ki diyor artık ilçe yöneticilerine kadar. Yetişemiyorum diyor hatta. Yetişemiyorum diyor. Çünkü yani inanılmaz bir güç sarhoşluğu içindelerdi. Bize hiçbir şey olmayacak sanıyorlardı. Kendilerine hiçbir şey olmayacak sanıyor. Dahası korkunç bir illüzyon yaşadıkları. Sanki Erdoğan bir fani değil de bir peygamber, ölümsüz bir varlık ve onun iktidarı ezel ve ebed olacak gibi bir güç sarhoşluğu içerisinde müthiş bir fütursuzlukla devlet kadrolarını gasp ettiler, kamu kaynaklarını gasp ettiler, insanlara hukuksuzluk, haksızlık yaptılar, yargıyı gasp ettiler. Bütün bürokrasiyi ele geçirip kendi arbalıklarına dönüştürdüler ve bu fütursuzluk, yani bir filin züccaciye dükkanına girip her tarafı yıkıp dökmesi gibi devleti yerli bir ederken bir yandan bunun kimse tarafından sorgulanmayacağını, bunun kimse tarafından yaptıkları günahların, işledikleri günahların, suçların bir gün ortaya çıkmayacağı özgüveni veya sarhoşluğu içerisinde davrandıklarını anlıyoruz ve bugün Kılıçdaroğlu'nun ki bence çok, açıklaması çok yerinde, çok isabetliydi. Geçtiğimiz hafta yaptığı açıklaması, memurları seslendi açıklaması. Bazı çevreler sert buldu ama ben şöyle stratejik olarak doğru bir açıklama olduğunu düşünüyorum bunun. Kılıçdaroğlu memurlara seslendi ve aslında herhangi bir vatandaşın hakkı olan, sorumluluğunda olan bir çağrı yaptı. Dedi ki size suç işletenlere veya bu tip yasaya uymayıp görevi kötüye kullanma eyleminde bulunanlara hesabını soracağız. Ona göre yani şu tarihten itibaren herkes kendine dikkat etsin dedi aslında, yani görevinizi yapın. Yasadan, yasa sınırlarının yasa sınırlarının dışına çıkmayın, görevinizi kötüye kullanmayın uyarısında bulundu. Ve bu uyarı şu anlama geliyor. Tam da bu derinleşen yarığa bir neşter daha vurdu Kılıçdaroğlu. Ve o neşter giderek derin, o yarığı hükümetin, rejimin parçalanmakta olan, çözülmekte olan yapısını daha da fazla çözülecek, onu daha da fazla zayıflatacak ve içeriden insanların bir şekilde korktuğu için, zulme maruz kaldığı için veya işte efendim işimden olurum, sürülürüm gibi gerekçelerle susan insanların daha rahat bir şekilde, daha özgüvenli bir şekilde konuşabilmesinin aslında önünü açmaya başladı ve kendisi de ifade etti. Yolsuzluk belgeleri yağıyor dedi. Birçok gazeteciye de yağdığından emin olabilirsiniz. Size de geliyordur. Bana bile Twitter'dan birçok belge yağıyor. Ben gazeteci dostlara iletiyorum bunları teyit etmeleri, ilgilenmeleri için. Velhasıl TÜGVA meselesi aslında Sedat Peker'in düşürdüğü ilk domino taşının artık büyüyerek yayılacağını ve bu çözülmelerin sistem içerisindeki, rejim içerisindeki bu usulsüzlüklerin, hukuksuzlukların, suçların giderek daha fazla ortaya çıkıp kontrolsüz bir şekilde artık önümüze serileceğini ve Türkiye'de aslında yeni bir rejim inşa etmek istiyorsak, yeni bir toplumsal barış inşa etmek istiyorsak, yeni bir toplumsal mutabakatı inşa etmek istiyorsak bunlarla hesaplaşmamız ve bunların üstünü örtmememiz gerekiyor. Bunları hiç ortaya şüphesiz sermemiz gerekiyor. Bunun için de çok büyük bir vesile olmuş olacak bu. Yani bu TÜGVA işi devamı gelecektir diye düşünüyorum. O yüzden diyoruz TÜGVA sadece bir vakıftan ibaret değildir diye. Şimdi hukukçularımız var programımızda. TÜGVA'nın sayfasına girdiğiniz zaman, internet sayfasına kuruluş amacını yazıyor. Vakıf senedinin olduğu bir bölüm var. Başkanın notu var.
Şimdi TÜBVA'nın kuruluş amacını şöyle açıklıyorlar. Dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfıdır. Böyle midir? Bürokrasi hiçe sayılmış, kanunlar hiçe sayılmış, belediyeye tahsis edilen yerler vakıf tarafından kullanılmış. Ben gazeteci olarak sorularımı sormak istiyorum. TÜBVA kimden hibe aldı? Devletten ne kadar para aldı? Hangi projeleri yaptılar? Türkiye'ye, Türk gençliğine, Türk insanlığına, insanlığa ne katkı sağladılar? Katkı sağladılarsa biz bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz, hiçbir şeyden haberimiz yok. Açık açık anlatırlarsa kamuoyu da aydınlanmış olacak. Herkes de anlamış olacak diye düşünüyorum. Çünkü ortaya saçılan belgeler böyle söylemiyor maalesef. Ben Sayın İdris Şahin'e sormak istiyorum. Sormazsam olmaz elbette. Siz TÜBVA'nın kurulduğu yıllarda AK Parti'de siyaset yapıyordunuz. Beni duyabiliyor musunuz Sayın İdris Şahin? Gayet iyi duyuyorum Sayın Emlek. Duyuyorum sizi. Şimdi sormazsam olmaz dedim efendim Sayın Şahin. Çünkü o yıllarda siz de AKP'de siyaset yapıyordunuz. 2013'te yani vakfın kurulduğu yıl aslında bir kırılma noktası. Sanıyorum 17-25 aralığa da denk gelen bir süreçten bahsediyoruz. Hemen ardından şunu da görüyoruz ki FETÖ tarafından boşaltılan okullar, yani iktidarın kontrolüne geçen okullar TÜBVA'ya tahsis edilmiş. Oysa Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilmesi gerekmez mi diğer sorumun yanında? Yine TÜBVA'ya bakıyoruz, yani birlikte çalıştığı iştiraklerinde bakanlıklar var. Örneğin Sağlık Bakanlığı var, Turkcell var, Türk Hava Yolları var, Türk Telekom var, bankalar var, devlet bankaları var, Halkbank var, Ziraat Bankası var. Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanlığı var. Yani Dışişleri Bakanlığı, hani TÜBVA Vakfı ile partner olmasını ben çok anlamlandıramıyorum ama siz anlamlandırabiliyor musunuz efendim? Sayın Emlek, öncelikle bir hakkı teslim edeyim. Gerçekten dersinize çok iyi çalışarak çıkmışsınız TÜBVA konusunda. Çünkü geçtiğimiz günlerde bu konu gündeme geldiğinde bir sizin gibi yine halkın sesi olan bir televizyon programına davet edildiğimde bu TÜBVA ile alakalı şöyle geçmişe yönelik bir çalışma yapayım diye bir başlangıç yaptığımda biraz önce saydığınız hususların tamamına dair bilgileri ben de o tarih itibariyle edindim. Haklısınız, TÜBVA'nın kuruluşu 2013 ama TÜBVA'dan önce İstanbul Büyükşehir'e bağlı bir vakıf olarak 90'lı yıllardan gelen bir vakıf söz konusu ve TÜGVA ile birlikte bir TÜRGEV diye özellikle kadınlarımız, kızlarımıza evet, yönelik hizmet veren bir ayrı vakıfta söz konusu. Şimdi 2013 çok önemli bir tarih. Niçin 2013 çok önemli tarih? Çünkü AK Parti'deki yozlaşmanın ve hukuk dışına çıkmanın önemli emarelerinin görüldüğü bir tarih. 17-25 Aralık süreci ve sonrasına yönelik işlemler. Bundan öncesindeki ve sonrasında mensubu olduğumuz dönem içerisinde parlamentoda görev yaptığımız süreçte şahsımıza düşen her türlü sorumluluk neyse her zaman bu sorumluluğun bilinci içerisinde hareket eden bir siyasetçiyim ben. Kendi adıma bunu özellikle söyleyebilirim. Elbette ki biz 2013'te TÜGVA'nın ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen bir isim değildim. Çünkü niye? 2013'te İstanbul merkezli kurulmuş bir vakıftı. Daha sonra 500 bin TL bir mal varlığıyla kurulmuş burası. Öncelikle şuna bir bakmak lazım. Bu 500 bin TL'nin kaynağı nedir? Bizim geleneğimizde vakıf kültürü vardır Sayın Emlek. Vakıf. Ecdada baktığınız zaman uçan kuşlara bile vakıf kurmuş, onların iaşesini temin etmek bakımından Anadolu'da kendi imkanıyla, kendi varlığıyla hayvanlara, nebatatı geliştirmeye, insana, çocuk okutmaya yönelik pek çok vakıflar vardır. Hala da bu vakıflar Anadolu'nun en ücra köşesine de gittiğimizde hizmetlerini devam ettirebilmektedirler. Ve biz bunlarla her zaman övünmüşüzdür. Keşke herkes vakıf kurabilecek duyarlılıkta olabilse, kendi emeğiyle, alın teriyle, kendi imkanlarıyla kurduğu vakıflarla bu topluma, insanlığa hizmet edebilse. Ancak burada
500 bin TL mal varlığıyla kurulan bu TÜGVA'nın bugün geldiğimiz noktada 81 ilde örgütlenmiş olması, 570 ilçede temsilciliğinin bulunmuş olması ve dikkatinizi çekmek isterim. Şu an itibariyle 306 binden fazla kayıtlı üyesi bulunuyor bu TÜGVA'nın, 306 binden fazla. Şimdi buradaki 306 bin kişiyi değerlendirdiğinizde görüleceği üzere bunların çoğu Anadolu'nun gariban çocuklarıdır. Yani kendilerine bir şemsiye, bir yapı, bir çatı altında hareket etmek arzusuyla ve iktidar temsilcilerinin de bu yapıya destek verdiğini görerek geçmiş dönemdeki kötü örneklerini gözünün önüne getirmeyen, sonrasının ne olacağını tam manasıyla tahmin edemeyen bir gençlik grubundan bahsediyoruz. Hafifçe biraz üzerlerine gittiğiniz zaman da bu çocukları toplayıp hafta sonu cami önlerinde açıklama yaptıracak kadar fütursuzca davranan yöneticilerin yönettiği bir vakıf burası. Ve biraz önce çok güzel söylediniz. Bu vakfın partnerleri arasında Dışişleri Bakanlığı, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TİKA, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler Başkanlığı, SETA, Türk Avaz, Medya Grubu, Halkbank, Ziraat Bankası yer alıyor. Şimdi Sayın Emlek, ben bir vakıf, burada vakıf senedinde de şunları yazıyor. Diyor ki manevi ve milli değerlere bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş, özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine manevi ve maddi katkıda bulunmak olarak tanımlıyor. Şimdi siz bu tanımı gördüğünüz zaman bu tanıma herkes şapka çıkartır. Ama devamında bakıyorsunuz partnerleri arasında, hadi diyorum ki burada Dışişleri ve TİKA yurt dışında bir kısım işler yapabilirler. Hadi bağlı kurum olabilir, partner olabilir, gençlik spor olabilir, milli eğitim olabilir. Ama Ulaştırma Bakanlığı'nın bu işle ne alakası var? Sağlık Bakanlığı'nın ne alakası var? Enerji Bakanlığı'nın ne alakası var? Halkbank, Ziraat Bankası'nın ne alakası vardır deyince işin duygusal boyutunun olduğunu görüyoruz. Farklı finans yöntemlerini bu partnerler üzerinden TÜGVA'nın üstlendiğini görüyoruz. Ve bu TÜGVA'nın şu an itibariyle 38 tane de yurt işlettiği bilgiler arasında. Evet. Dolayısıyla buradaki temel sıkıntı şu, işin özüne bakarsanız Sayın Emlak, bunlar neden doğdu diyecek olursanız, bunlar tamamıyla mensubiyetin değil, liyakatin ödüllendirildiği bir sistem olsa Türkiye'de bu meseleyi kökten çözüme kavuşturabilirsiniz. Çünkü bir emaneti ehline verecek, kadroları yetiştirecek bir yapı olsa, ehliyet ve liyakata göre, başarıya göre bir ödüllendirme söz konusu olmuş olsa, bu tip vakıfların 306 bin tane üyesine falan hiçbir zaman ulaşması mümkün olamaz. Bir cemaate mensubiyet eğer bürokraside atanma gerekçesi ise bu, devletin temellerine dinamit koymuşsunuz demektir. Bugün buradan giden listelerle eğer bir görevlendirme, bir atama söz konusu ise maalesef bizim geçmiş dönem darbe süreçlerinden hiçbir şekilde ders almadığımızı gösterir. Çünkü kamusal alan mensubiyetler üzerinden değil, liyakat esasıyla tanzim edilmesi gerekir. Eğer siz iyi yetişmiş bireylerin önüne mülakat gibi bir kriter koymazsanız, devletin üniversitelerini kazanan bu gençlerin başını sokabileceği kredi yurtlarda bu imkanları sağlarsanız, Anadolu'nun bu körpecik filizlenen yavruları, gençleri asla ve asla böyle vakıfların, derneklerin, cemaatlerin bünyesinde faaliyet gösteren yurtlarda kalmazlar. Bunlar kamuyu tercih ederler ve devletin imkanlarıyla okuyup herhangi bir referans gerekmeksizin kamuda iş bulabileceğine, özel sektörde iş bulacağına dair inancı da olursa o takdirde bireyin özgürlüğünden bahsedebiliriz. İşte bugünün gelinen noktasında Türkiye'de aramamız gereken bireyin özgürlüklerini sınırsız bir şekilde yaşayabildiği
ve bireysel kimliklerle kişilerin kendisini ifade ettiği bir ortamı sağlayabilmek. Halen ülkemizde bugün de dahil olmak üzere kolektif kimliklerin ağır bastığını görüyoruz. Mensubiyetlerin ağır bastığını görüyoruz. Ehliyetin, liyakatın ödüllendirilmediği, bir şekilde biat kültürünün yaygınlaştırıldığı ve birilerinden referans almadan kamuda herhangi bir işe girmelerin mümkün olmadığını görüyoruz. Ve yine çok güzel notlar arasında ifade ettiniz. Burada en önemli kriterlerden birisi de TÜGVA için 2016'nın Ekim ayında, bakınız 2016 Ekim ayında vergi muafiyeti getiriliyor bu vakfımıza. 3 yıl sonra, TÜGVA kurulduktan 3 yıl sonra 17 Ekim 2016 tarihinde Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti getiriliyor. Sayın Emlek, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ülkenin toz dumana karıştığı bir ortamda herkesin temel hak ve özgürlüklerinin olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleriyle kısıtlandığı bir durumda Bakanlar Kurulu'nun başka işi yokmuşçasına bu tür vakıfların vergiden muafiyetine dair kararname çıkartıyorlar. O günün Bakanlar Kurulu'na bir bakmak lazım, 17 Ekim 2016'da. Yani bu yozlaşmanın adım adım hangi noktalara geldiğini gösterir. Burada bizim TÜGVA'nın içerisinde bulunan gençleri karşımıza almak gibi bir lüksümüz olamaz. Biz sadece buranın artık bir yapı tarafından, bir aile tarafından işletildiğini görüyoruz. Burada hepimizin özenle seçmesi gereken hadise, bu yapıyı kim kullanıyor? Bu çocukları aracı kılarak TÜGVA üzerinden kimler usule aykırı işlemler yapıyor? Askeriyeye, bürokrasiye, hukuk camiasına referansla isimleri kimler sokuyorlar? Ve bu soktukları isimlerden acaba neler talep ediyorlar? Bizim bunları iyi etüt edip iyi değerlendirmemiz gerekiyor. İşin asıllı ve burada mücadele edilmesi gereken hadise, kamuya alımlarda, kamuda iş yapma usullerinde ve kamuda yükselmede işlemlerinde tamamen şeffaf, objektif, ehliyet ve liyakat kriterine göre bir sistem kurmaktır. Bu tartışmaları bitirmenin tek yolu da bence buradan geçer. Onun dışında oraya gönül vermiş insanları tamamen karşımıza almak sadece bataklıktaki sivrisinekle mücadele etmek anlamına gelir. Bataklığı kurutmak olarak değerlendirilemez. Dolayısıyla kim ki hukuka aykırı, hukuk devleti ilkelerinin dışında iş yapıyorsa karşısında Deva Partisi olarak bizi bulacak. Ve biz kendi adımıza da şunu özellikle ifade ediyoruz ki kamuya alımlarda mülakat sistemini tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz ve bu şekliyle gençlerimizin asla ve asla kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hür iradesi ve başarısına göre ödüllendirildiği ve iş bulabildiği bir ortamı yaratmak da 21. yüzyıl Türkiye'sinde demokratik hukuk devleti olmanın bir gereği olarak görüyoruz Sayın Emre. Şimdi iş dediniz, ben hemen Serkan Özcan'a döneceğim, soracağım ama iki noktada size itirazım var efendim. Birincisi, vakıf senediyle ilgili bir açıklama okudunuz. Buna herkes altına imza atar dediniz. Ben atmam efendim. Çünkü Türkiye sosyal demokratik Türkiye Cumhuriyeti. Dolayısıyla sadece dini esas alan, sadece din temelli bir vakfın bu şekilde öğrenci yetiştirmesi. Hele siz de sözlerinizde bahsettiniz. Dediniz ki 2016... Buyurun. Hayır, bakınız ben okurken vakıf senedindeki bu tanımlamada manevi ve milli değerlere bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, çağın gereklerini iyi okuyabilen demokratik değerleri ve ilkeleri benimsemiş. Eğer demokratik değerleri ve ilkeleri Atatürk'ün inkılaplarını benimsemiş bir nesilse buna benim saygı göstermemem diye bir hadise söz konusu olamaz. Bu insanlar ister sosyal demokrat olsun, ister muhafazakar olsun, ister liberal demokrat olursa olsun, ne olursa olsun özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü olacak ve demokratik değerleri ve ilkeleri de benimsemiş olacak. Bunların yazmış olduğu programda ve özellikle vakıf senedinde vakfın gayelerinden birisi olarak bunu ifade ediyorlar. Bu yönüyle en azından ben İdris Şahin olarak
bu gayeleri ifade eden bir neslin yetişmesi noktasında elbette ki saygı duyarım. Bu benim şahsi görüşümdür. Size de farklı düşünüyorsanız size de saygı duyarım. O ayrı bir hadise. Sanırım bir yanlış anlamı oldu, bir eksik oldu. Çünkü şu an benim önümde yok ama ben yine de itirazımı sunmuş olayım. İkincisi de Milli Eğitim Bakanlığı'nın partnerliği konusunda. Efendim 2016'da o darbe girişimi yaşandığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bombalayanlardan biri Işık Evlerinden Yetişme biriydi. Dolayısıyla Türkiye o kötü süreci, o hain darbe girişimini yaşadıktan sonra FETÖ'nün elinden alınan okulların vakfın hizmetine sunulması, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değil de işte haftalardır konuştuk, belki sizinle de bu ekranlarda konuştuk. Öğrenciler yurt sıkıntısı çektiklerini dile getirdiler. Hala da söylüyorlar, konuşuyorlar. Ciddi bir yurt açığı varken, yerli ve milli bir eğitimden bahsediliyorken, sürekli bu artık ağızda plesenk olmuşken, niçin vakıfların kullanımına değil de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmetine açılmamıştır? Bu da koskocaman bir soru işaretidir. Sayın Emlek, burada bir şey düzeltelim. Burada 38 tane yurt diyorlar. Hı hı. Okulların bunlara teslimi söz konusu değil. Okulları İmam Hatip'e çevirdiler. Evet. Ama yurtları da bunların kullanımına tahsis ettiler. Sadece bunlar değil, bunlar gibi faaliyet yürüten 5-6 tane daha vakıfa. Bunlar son derece yanlış. Bunu bir sefer daha ifade ediyorum. Devletin kendi evlatlarını, kendi çocuklarını barındırabileceği kredi yurtlar kurumu aracılığıyla bunları işletmesi çok daha doğru olurdu. Ve bugün çektiğimiz bu sıkıntıların hiçbirini çekmezdik. Madem bunlar yanlış yapılardı, bu yapılara devlet olarak el koyduysanız bir başka vakfa, bir cemaate veyahut da farklı bir özel tüzel kişilik kim ne olursa olsun bunlara teslim edilmemesi gerekirdi. Bunlar tamamen devletin envanterinde ve devletin kredi yurtlarına teslim edilmek suretiyle öğrencilerimize daha sağlıklı, daha modern hizmet sunulabilirdi. Biz de bunu savunuyoruz. Evet, bunun da altına ben imzamı atarım Sayın Şahin. Serkan Bey, şimdi Sayın Şahin gençler iş bulamıyorlar dedi. İşsizlik rakamları ikili hanelerden de düşmüyor. Bunu biliyoruz uzun zamandır. Türkiye'de gençler iş bulabiliyor mu? Bulamıyor. İşsizlik meselesine geleyim. Derinlemesine anlatmaya çalışayım. TÜGVA meselesiyle ilgili de aslında ben ismi bile kullanmak istemiyorum. Çünkü ortada iddialar var. Bir gazeteci, çok kuvvetli muhtemel Özgür Bey'in dediği gibi içeride daha önce bulunmuş birisinden aldığı belgeler ki size katılıyorum. Bence bunlar giderek artacak. Biz de biraz siyasetin içinde olduğumuz için benzer bir durumla da karşı karşıyayız. Çok da normal karşılıyorum. Bunları da çöküş döneminin emareleri olarak görmek lazım. O yüzden burada hiç açıkçası sürpriz yok. Bu meselede olduğu gibi birçok meselede aslında hepimizin ne kadar demokrat olduğunu test edildiği bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Mesela mütedeyyin bir insan, dindar bir insan, kendini muhafazakar olarak tanımlayan bir insan, haksızlık yapılmış ama yapılan benim vakfım diyorsa orada bir demokratlık sorunu vardır. Ya da mesela seküler kesimden gelmiş bir insan, Türkiye'de sadece bugün değil, dün de 28 Şubat döneminde de bir vakıfçılık, bir sivil toplumculuk sorunu olduğunu kabul etmiyorsa mesela benim gözümde yeteri kadar demokrat değildir. Türkiye'nin bir sivil toplumda demokratikleşme meselesi var. Bu da hiç sürpriz değil. Çünkü Türkiye özünde demokrasi kültürünün son derece zayıf olduğu bir yer. Bunu nereden biliyoruz? Yaşadığımız demokrasiye girişimlerden biliyoruz. Vesayet odaklarının güçlü olmasından biliyoruz vesaire. O yüzden iki cümle okumak istiyorum. Çok kısa. Sivil toplumla ilgili en önemli sorun alanı da kamu ve devletle geçişken ilişkilere sahip kurumların oturduğu düzlemdir. Bu bizim Gelecek Partisi programında yazdığımız bir şey. İkinci cümle, demokrasinin en fazla yerleşik olması gereken bu kurumsal yapılar yıllardır güç temerküzünün merkezleri haline gelmişlerdir. Şimdi bu bir Türkiye'de resmen yani şeye dönmüş durumda. Şunu tasfiye ettik, yerine bizimkileri koyalım. Şimdi bunu tasfiye ettik, yerine öbürünü koyalım. Şu partiye, şu cemaate, şu gruba yakın. Şimdi biz daha güçlüyüz, bunu yerine koyalım. Türkiye nasıl siyasetinde bir demokratikleşme sorunu yaşıyorsa veya şeffaflık sorunu yaşıyorsa veya hesap verebilirlik sorunu yaşıyorsa çok benzerini sivil toplumda da yaşıyor ve hep yaşadı. Şimdi her şeyde nasıl kantarın topuzu kaçtıysa
Bugün geldiğimiz noktada bu meselede de AK Parti, MHP koalisyon iktidarı kantarın topuzunu kaçırdı. Yoksa her zaman böyleydi. Yoksa her zaman güç temerküzünün merkezi haline gelmişlerdi bunlar. Yoksa her zaman devletin vakıflarla, bu tür sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkileri vardı. Nitekim başımıza ne bela açtığını da 2016 yılında 15 Temmuz'da hep birlikte gördük. O yüzden bu meseleyi de bir demokratikleşme parantezinde görmek lazım. Şimdi böyle görmediğimiz zaman ne oluyor? Sizin sorduğunuz soruyla birleştireyim bunu. Şöyle bir şey oluyor. Her şeyden önce benim güçlü olduğum dönemde bana inanan, benim olmasını istediğim gibi olan gençler avantajlı oluyor. Değil mi? Dünyada bir siyasetin, hükümetin, devletin adını ne koyarsanız koyun, bir ülkeye yapabileceği en büyük haksızlık bu. Türkiye'de dininden dolayı, dilinden dolayı, ırkından dolayı, mezhebinden dolayı, siyasi görüşlerinden dolayı yüzlerce, binlerce, yüz binlerce hatta milyonlarca insan şu son özellikle 4-5 senelik süreç içerisinde görevlerinden uzaklaştırıldılar, kızağa çekildiler, pasif görevlere atandılar. Ve bizim elimizde bugün faiz düşerse enflasyon da düşer diye siyaseti güçlendirmeye çalışan, siyasetin arkasına duran bürokratlar kaldı. Bu işin en büyük bedeli bu. Benim mahallemin çocukları öne çıksın. Şu cahil diyorsun. Yok ama benim mahallemden diyor. Şimdi bu gerçek demokratlık, bu demokratlık sınavını verebilmek için bence hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bugün bu vakıf üzerinden konuşuyoruz. Ama işte, efendim şöyle bir şey yok mu? Yani bu iktidar müzakereyi bitirdi. Hı-hı. Geçmiş yıllarda böyle bir şey yoktu. Partiler arası müzakere olmayınca da doğal bir sonuç olarak herkes kendi mahallesinde ve yankı odalarına hapsolmuş oldu. Ben bu konuda sizinle çok yakın bir kanaatim var. Hı-hı. Yani ben Türkiye'de Türk demokrasisinin hiçbir zaman olgun bir demokrasi olduğuna inanmadım. Yani benim yaşım bir kısmına yetmiyor ama okuduklarım, siyasi tarih okumam bana bunu söylüyor. Türkiye hiçbir zaman kuvvetli bir demokrasi ülkesi, bir adalet ve hukuk ülkesi olmadı benim kanaatim. Yani 28 Şubat'ta da Türkiye'de adaletsizlik, hukuksuzluk vardı. Bugün de var ama bana sorarsanız ben de açıkçası artık o çizgiyi geçtiğimizi ve Cumhuriyet tarihinin en hukuksuz, en antidemokratik sürecini, ortamını yaşadığımızı düşünüyorum. Yani tencere dibin kara, seninki benden kara demeyi hak edecek kadar ileriye götürdüklerini düşünüyorum. Şimdi bunun yarattığı şey ve dediğiniz gibi kutuplaşma mesela bu boyuta, yani işte darbe dönemleri dışında bu boyuta hiç gelmemişti. Şimdi o yüzden ben size katılıyorum. Haklısınız. Bugün müzakerenin ortadan kalkmış olması, artık toplumun farklı kesimlerinin birbirini farklı düşünceleri savunan insanlar değil de düşmanlar gibi görüyor olması falan son derece tehlikeli şeyler. Zaten maalesef en büyük korku şu anda Türkiye gündemini de kaptıran korku bu ve bu temelsiz bir korku değil. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi az önce İdris Bey de söyledi. Biz Gelecek Partisi programını yazdığımızda mesela bu liyakat mülakat meselesinde üzerinde düşündüğümüz, konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Ve ben hatırlıyorum o salonda daha programın okunması sırasında tek bir insanın bile benim farklı bir fikrim var dediği bir konu yok diye ayıracak olursam ben bu konuyu söylerim. Gerçekten de çünkü insanlar bugün Türkiye'de, bugünkü şartlarda, bugünkü siyasette adil bir mülakat sisteminin olduğuna inanmıyorlar. Ben Merkez Bankası'na mülakatla girdim. Ve o dönemde Merkez Bankası'nda benim mülakatımı yapan o dönemin başkan yardımcısı tamamıyla dünya görüşleri ters insanlardık. Ama bana siyasi görüşümle ilgili bir şey sormadı kardeşim. Bana ekonomi sorusu sordu. Yetkinliğinizle ilgilendi yani. Ya onunla gibi bir sınav sonucu var zaten önünde. Ve bir heyet vardı, hiç unutmuyorum. Heyecanlı da bir gündü benim için. Ben karşısına oturduğumda 1999 sınavı geçmişim. Karşısına oturduğumda bana zorunlu karşılıklarla ilgili Merkez Bankası'nın soruyu da hatırlıyorum. Hı hı. Bir soru sordu. Ben de cevap verdim. Ondan sonra çıkabilirsiniz dedi. Ve ben biliyorum ki mesela o dönemde sosyal demokrat, hatta sosyalist, benim ODTÜ'de beraber okuduğum arkadaşlarımdan o listede kabul edilmeyenler vardı ama ben kabul edilmiştim. Bu işleri bu kadar zıvanadan çıkarmayacaksın. Bu işleri bugün bu noktaya, bugünkü noktaya getirmeyeceksin. Evet. Genç işsizliğin de,
Orada bir virgül koyalım, reklam arası vermek zorundayız. Sevgili izleyiciler. Tam gençsizlik kısmına geçiyordum. Evet, yalnız. Tam gençleri konuşacağız, gençsizliği konusunda konuşacağız. İlerleyen bölümlerde daha konuşacak çok konu var. Biliyorsunuz Sadat konusu da gündemde. Ekonominin hali pürmealini konuşacağız. Zira hiç iyi durumda olmadığımızı biliyoruz. Daha konuşacak pek çok konumuz var. Lütfen bizden ayrılmayın. Saat başından önce burada olacağız. Biliyorsunuz reklam aralarımız artık kısaldı. Soluklanıyoruz ve geri dönüyoruz. Bizden ayrılmayın lütfen. Efendim yeniden merhaba. Gelecek Partisi Sözcüsü İktisatçı Serkan Özcan, Siyaset Bilimci Özgün Emre Koç, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Avukat İdris Şahin ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Avukat Ali Haydar Hakverdi ile yayınımız sürüyor. Şimdi sevgili izleyiciler, genç işsizliğine tam Serkan Özcan giriş yapmıştı. Ben bir müsaade alacağım, bir kendisinden Ali Haydar Hakverdi'ye dönmek istiyorum. TÜGVA meselesiyle ilgili eminim onun da söyleyecekleri var. Ondan sonra işsizlik ve ekonomi meselesine dönüş yapalım istiyorum. Buyurun Ali Haydar Hakverdi. Önce şöyle başlamak lazım o zaman, anayasayla başlayalım. Hı hı. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Devlet var, sosyal hukuk devleti var. Anayasamızın ikinci maddesinde düzenlenmiş Türkiye Cumhuriyeti sosyal hukuk devleti. Bizim gençlerimizin eğitimini, ahlaklı gençler yetiştirilmesini, ülkesine faydalı gençlerin yetiştirilmesini sağlayacak kurumun başında devletin bizzat kendisi vardır. Çünkü sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi sosyal hukuk devletinde vakıflar, cemaatler, şunların, bunların devletten aldığı kaynaklar üzerinden kendi militanlarının yetiştirmesi kabul edilemez. Şöyle söyleyeyim, bir vakıf kuruyorsunuz, 2013'te kurmuşlar. Ne zaman kurmuşlar? FETÖ ile kavgaya başladıklarında kurmuşlar. Zaten FETÖ'nün vakıfları vardı, bakmışlar ki FETÖ'ye verdiler, onu desteklediler, devletin bütün kaynaklarını kullandırdılar. Devlete FETÖ'yü ortak ettiler. Sonra pastayı paylaşamayıp kavgaya düştüklerinde FETÖ'nün yaptığı aynı şeyleri, devlette kadrolaşmayı, kurumlara girmeyi, sızmayı bu sefer kendi kurdukları vakıflar üzerinden yapmaya başladılar. Ne farkı var bunun? Şimdi 2013'te FETÖ ile kavga ettiler, Türkiye Gençlik Vakfı'nı kurdular. Darbe oldu. Darbeden birkaç ay sonra, darbe teşebbüsü oldu. Birkaç ay sonra bu Türkiye Gençlik Vakfı'na kamu yararı statüsü verip vergiden muaf tuttular mesela. Ve ardından şimdi kamu yararı statüsüne vakıf, hani kuruluş belgelerinde hani ahlaklı, devletine bağlı gençlik yetiştirmek vesaire falan. Ya devletin yapması gereken işleri neden bir vakıf yapar? Yapsın. Mesela nasıl yapsın biliyor musun? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi yapsın mesela. Bakın ben 96-2000 arasında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde bursiyer öğrencisi. Rahmetli Türkan Saylan bizim genel başkanımızdı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği nasıl ayakta kalıyordu biliyor musunuz? Ekonomisi düzgün ve Atatürkçü insanlar derneğe kendileri destek oluyordu ya. Kendileri öğrenci okutuyordu. Özellikle kız çocuklarını okutuyordu. Hasta yatağında Türkan Saylan'a yapmadıkları eziyet kalmadı bu iktidar. Şimdi geldiğimiz bugün de ya bir paralel devlet yapılanmasından kurtulduk. Kendi paralel devlet yapılanmasını kullanıyorlar. Şimdi zaten iktidarsınız. Vakfa ne gerek var böyle bir vakfa? Şimdi yasal mı bu durum? Evet yasal. Ahlaki mi? Bir sosyal hukuk devletine uyar mı? Asla uymaz. Şimdi yasal kılıfı var. Evet vakfı kurdunuz ne güzel. Darbe teşebbüsünden birkaç ay sonra da hemen vergiden muaf yaptınız. Sonra ne yaptınız? İş adamlarına doğrudan adrese teslim devletten ihale ver. Bu ihaleleri alan firmalar, yandaşları güçlendirdiniz. Bu yandaşlara dediniz ki gel bu vakfa bağışta yap. Bağış yap. Ne olacak? Bunlar yaptıkları bağışlarını vergiden düştüler. Aslında devlete, vatandaşa hizmet olarak dönmesi gereken paralar bu vakıflara aktarılıyor. Bu vakıflarda kendi istedikleri o Anadolu'dan gelen gariban, ihtiyaç sahibi çocukları aldılar. Ya devlete yerleştirilmesi gereken çocuklar bu vakıflara yerleşti. Bu vakıflarda kendi ilkeleri, ideolojileri üzerinden kişileri yetiştirip, gençlik çocukları yetiştirip bu sefer de
bu vakıfların referanslarıyla beraber devlete yerleştirdiler bunları. Yani emniyete yerleştirdiler, yargıya yerleştirdiler, askeriye yerleştirdiler. Bunu kim yapıyordu? FETÖ de aynısını yapıyordu. Kendi paralarıyla değil, devletin kaynaklarıyla yapıyorlar aynı zamanda. Sosyal hukuk devleti varken bu vakıflara, bu devletten beslenen cemaatlere hiçbir ihtiyaç yoktur. Bunun sebebi ideolojik olduğu kadar duygusaldır da. O kadar net açık ki, yandaşa ver ihaleyi, yandaş versin buraya bağışı, vatandaşa gitmesi gereken vergiye bunlara teslim edelim. Bunlar da istedikleri gibi gençleri değiştirsinler ve devletin kadrolarına yerleştirsinler. Bu FETÖ taktiğidir, kabul edilebilir bir durum değildir. Yasal mı? Yasal. Kılıfı var. Ahlaki mi? Değil. Şimdi tam da buradan devletin stratejik kurumlarına liyakati esas almadan, sadakat üzerinden yerleştirdiğiniz, referans olarak yerleştirdiğiniz bunlar sizin bugün bürokraside emir eliniz oluyor, emir eliniz oluyor. Şimdi genel başkanımız uyarıda bulundu ya, elbette ki ahlaklı, namuslu, vicdanlı, anayasaya, yasaya uygun davranan bürokratlara hiçbir lafımız yok. Ama anayasa 137. madde o kadar açık ki genel başkanımızın söylediği şeyi söylüyor. Kamu hizmetlerinde madde 137, herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez. Bakın hani anayasaya, yasalara aykırıysa yerine getirmez. Diyor ki devamında emri üste yazılı olarak göndermesini ister. Emir yazılı gelirse yapar. Yasal zorunluluğu yok. Sorumluluğu yok. Ama bak sonraki madde şöyle söylüyor. Bakın konusu suç teşkil eden, çok önemli, konusu suç teşkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getiren kimse de sorumluluktan kurtulamaz diyor. Çok açık. Kanunsuz bir emiri varsa üstten yazılı falan emiri de istemeyeceksin. Yerine getirmeyeceksin. Getirirsen sorumlusun diyor. Genel başkanımız işte bunu söyledi. Bugün bu vakıflar kanalıyla bürokrasiye atanan o liyakatsız, sadece sadakatle yapılan atamalar kanunsuz emirleri yerine getiriyorlar. Biz bunun uyarısını yaptık. Siz sorumluluktan kurtulamazsınız diyoruz. Anayasa da bunu emin ediyor. Genel başkanımız da bu kanunsuz emiri uygulayanlar hakkında affetmeyeceğiz, yasal gerekliliğini yapacağız dedi. Buna karşı hakkında suç duyurusunda bulundular. Bu sadece, tekrar ediyorum, ideolojik bir husus değildir. Aynı zamanda rantsal, parasal bir husus. Burada sadece ideoloji yok. Vakıflar kanalıyla para aklama var. İstedikleri yere evirmeler var. Paranın sadece iktidarın, yani bakın iktidara oy veren, sadece vatandaşlarımız için söylemiyorum, İktidarı elinde bulunan erkin bir parçasının sadece parayı kendi içerisinde çevirmesi var. Burada elbette bir yasal durum var. Yasaya kılıfını uydurmuşlar ama ahlaki olmayan bir durum var. Burada yandaşı kayırma var. Burada devlete paralel bir yapılanma kurma var. Burada sosyal hukuk devletini katletme var. O yüzden bunlar kabul edilebilir bir durum değil. Tekrar ediyorum. Ben Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bursiyer öğrencisiydim. Bakın çok kıymetlidir benim için. Ama kendi ceplerinden, kendi maaşlarından verirlerdi bizim burslarımızı. Devletin hiçbir katkısı, desteği olmaz. Bunlar böyle yapmıyor. Bunlar vergi olarak, vatandaşa hizmet olarak dönmesi gereken paralara kendi çocukları eliyle kurdukları vakıflar kanalıyla aktarıyorlar. Paralarına para kattıkları gibi kendi ideolojik çıkarları doğrultusunda sosyal devleti de maalesef katlediyorlar. Maalesef. Şimdi hemen ekonomiye dönmek istiyorum. Çünkü dedik ki gençler iş bulabiliyor mu dedim. Siz önce bir girizgah yaptınız ama aslında hepimiz bu sorunun yanıtını biliyoruz ama teknik olarak da sizden öğrenmemiz gerekiyor.
Bir de memurlar konusu var. Geçtiğimiz günlerde siz kendi Twitter hesabınızdan bir video paylaşmıştınız. Gerçi buradasınız ama o video çok güzeldi. Müsaadeniz olursa onu da izletmek istiyorum. Rejideki arkadaşlarım hazırsa isterseniz onu verelim, iki konuyu birlikte konuşalım. Verelim arkadaşlar. Tam bir milli güvenlik sorunuyla, gerçek bir beka tehdidiyle karşı karşıya. Milli egemenliğin finansal egemenlikten geçtiğini söyleyerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruluyor. Öyle bir sistem kurdular ki istediğiniz deliliği yapmakta özgürsünüz. Hiçbir kurumsal kontrol mekanizması yok. Damatla kayınpederin denetimden ari bir biçimde her şeyi denemeleri mümkün. Mümkün ama denemesi bedava değildir. O deneylerin bütün faturaları bu halkın sırtına yükleniyor. Gözler doların üzerinde, öyle ki dün akşam saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Türkiye'nin gözü kulağı dolardaydı. Peki ama piyasalar nereye doğru gidiyor? Bugün 2001 krizinden bile daha kötü durumdayız. Dış borcumuz dile kolay, tam 450 milyar dolar. Laf ebeliyle halledilebilecek bir mesele değil. Dünyaya manşet oldu. Algı, iletişim. 128 milyarın sorumlusu kim sorusunun cevabı hala ortaya çıkmadı. Rezervlerin buharlaştığı yetmiyormuş gibi şimdi de sorumlular buharlaştı. Çok beklersiniz. Finansal İstikrar Kurulu üyeleri, BDDK Başkan ve üyeleri, kamu bankaları genel müdürleri, bakanlar, bakan yardımcıları çıkıp konuşmayacak mısınız? Bu vebali mezara mı götüreceğinizi zannediyorsunuz? Bu tezgah kurulurken içeride şahit olanlar, olan bitene göz yumanlar, hiç mi gelmiyor gözlerinizin önüne yoksullar, sizin yüzünüzden çaresizlik içinde kıvrananlar? Soğan patates dağıtarak mı acısını unutturacaksınız o rezervleri? Pazarlarda çürük domates toplayan, uzun ekmek kuyruklarında 1 liraya ekmek almak için bekleşen insanlardan da mı utanmıyorsunuz? Hepiniz oradaydınız. Ve gün gelip yaptıklarınızın da, gözünüzün önünde olup bittiği halde ses çıkarmadıklarınızın da hesabını vereceksiniz. Evet, hiç mi vicdanınız sızlamıyor? Hepiniz oradaydınız ve her şey hepinizin gözü önünde yapıldı maalesef. Bugün artık sermaye sahipleri de ses çıkartıyor. Ama bugüne taşınan yolda, o kaldırım taşlarında sermayenin de çok büyük bir izi olduğunu söylememek mümkün değil elbette. Bugün TÜSİAD toplantısı vardı. TÜSİAD'dan oldukça önemli açıklamalar geldi. Bunu da değerlendirmenizi rica Tabii. edeceğim sizden. Şimdi Tuğba Hanım, bir netleştirmemiz lazım bir şeyi. Ben bu konuşmayı 1 Mayıs 2021'de yaptım. Hı hı. Aslında son günlerde bu kamu bürokrasisine ilişkin siyasetin ilgisi daha fazla artınca, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamayla birlikte, hı hı. bunu yeniden aslında gündeme de getirmiştim ben kendi sosyal medya hesabımda. Peki bunu niye söylüyorum? Yani bu devri sabık yaratma isteği, arzusu mu? Yoksa aslında o bürokratlara gerçek, onlar için gerçek önceliğin ne olduğunu hatırlatmak mı? Şimdi ortada bir tehdit falan yok. Ben hepiniz bunun hesabını vereceksiniz derken, hukuk devletinin Türkiye'de bir gün yeniden inşa edileceğine olan inancım nedeniyle söylüyorum. Çünkü hepimizin ortaklaşa bir şeyde çok netleşmesi lazım. Ben açıkçası burada bir tarih vermeyi falan da uygun görmüyorum. Yani şu tarihten sonra artık yapmayın falan filan demeyi uygun görmüyorum. Herhangi bir konuda herhangi bir hukuksuzluğun tarihi olmaz. Hukuksuzluğun bir vadesi olmaz. Benim şu anda gördüğüm net bir şey var. O konuşmanın ilk kısmında bu genç işsizlikten bahsediyorduk. Bakın bugün Türkiye'de yaklaşık %30 düzeyinde geniş tanımlı işsizlik var. Şimdi bu gençlerde özellikle ayrıma baktığımız zaman kadın genç işsizliğinin %45'lerde falan olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse genç her iki kadından biri işsiz. Korkunç bir yüzde. Korkunç bir rakam. Ve bunun altında yatan sebepleri konuşabiliyor olmamız lazım. Hiç kimse kusura bakmasın. Bugün bu işler olup biterken, gözünü kapatan, 128 milyar dolar satılırken sesini çıkarmayan, istifa etmeyen, ben bunu imzalamam demeyen, herkes bu işin sorumlusudur. Bugün bir kararnameyle, Merkez Bankası'nda yapılan bir değişiklikle bir hesaplama yaptım Özgün Bey. Tam 1 trilyon Türk liralık dış borcumuz ve kamu özel işbirliği projeleri nedeniyle ekstra yük oluşmuş 2021 yılının başından bugüne kadar. Neredeyiz biz? Ekim'in ortasındayız. Tam 9,5 ayda, bakın bu stok rakamdan bahsetmiyorum. 9,5 ayda kur artışı nedeniyle
Türkiye'nin dış borçları ve kamu özel işbirliği projeleri dolar cinsinden olduğu için artan yükü 1 trilyon lira. Eski rakamla söyleyeceğim, bu artık katrilyona sığmıyor. Bu kentrilyon. Bin, yani 1000 adet katrilyon kadar bir ekstra yük gelmiş. Ya kamu sisteminin, yaklaşık işte bu borcun 180 milyar doları kamunun, kamunun bu kadar yüksek bir borçluluğunun olduğu yerde, efendim söyleyeyim, kamu özel işbirliği projeleri nedeniyle artık torunlarımızın bile kefil olduğu bu projelere bir yerde, bu kadar 9,5 ayda bu ülkeye ekstra bu büyüklükte katrilyonlarca lira, bir kentrilyon diyorum, bir yük getirirseniz hangi gence, hangi yatırımla hangi işi bulacaksınız? Bakın bütçe biliyorsunuz açıklandı. Hı hı. 1,8 trilyonluk bütçede faiz, sigorta açıkları, yani sosyal güvenlik kurumu açıkları sevgili izleyiciler, asker ve polis harcamaları en öndeki harcamalar, en önde görünen harcamalar. Eğitim, sağlık, yoksulluk da daha geri planda kalıyor. 72 programın 25'i bütçenin %85.5'ini alıyor. Yani sarayın bütçesi, kadının güçlendirilmesi, bölgesel kalkınma ve gençlik programlarının çok çok önünde. Bu saydıklarım çok çok maalesef gerisinde kalıyor. Tuba Hanım, Türkiye. Bu arada şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan rekor bir zamla %14.4 maaşının 100 bin lira olması söz konusu. Bunu da hatırlatalım. Her şeye zam geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşına da zam gelmiş. Öyle görünüyor. Şimdi Tuba Hanım, Türkiye 190 milyar lira, affedersiniz. Çünkü 180'di. 10 milyar daha orta vadeli programda revize edildi. 2021 yılında faiz ödemesi yaptı. Şimdi en çarpıcı tarafı bu. 2017 yılına kadar, 2012-2017 yılları arasında. 5 yıllık sürede. 5 yıllık sürede ortalama Türkiye'nin ödediği yıllık faiz ödemesi 50 milyardı. Bu sene 190 milyar. TL. Faiz lobisine çalışıyoruz. Tabii. Hep söylüyorum. Bak hep söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin faize karşı görünüyormuş gibi yapıp en yüksek faizini ödeyen tam faizci hükümeti bu hükümettir. Önümüzdeki sene bu ödeme 240 milyar liraya çıkacak. Gencin niye işi yoksa, yani niye işim yok diye soruyorsa, çiftçi ben niye destek alamıyorum diye soruyorsa, işçi ben neden pandemi döneminden beri perişanım, bir tane elimden tutan yok diyorsa, sebebini burada arayacak. Peki biz bu faizi niye ödüyoruz? Bir siyasi yönetim ve onun atadığı liyakatsiz, kifayetsiz, cahil ekonomi yönetimi bize faiz sebep enflasyon sonuç dediği için yaşıyoruz. Bak bu kadar basittir Türkiye'nin sorunları. Yani çözümü nereden bulacaksınız, kaynağı nereden bulacaksınız soruları aslında hakikaten bize sorulmuş en kolay sorular. Bunu her programda, her bulunduğum ortamda anlatmaya çalışıyorum. Çok basit diyorum, biz 190 milyar lira faiz ödemeyeceğiz. Çünkü 190 milyar lira faizi ödeten bize bugünkü sistem, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, işte bu yüzden parlamenter sistemi istiyoruz diyorum. 240 milyar lira önümüzdeki sene faiz ödemesi var. Bu ülkenin bütün hazinesinden, bütün vatandaşlarına pandemi döneminde yaptığı doğrudan hibe 20 milyar lira. Karşılıksız hibe 20 milyar lira. Biz bunun yaklaşık 10 katını bir sene içerisinde faiz ödemesi olarak yapıyoruz. Toplanan vergilerin %20'si faize gidiyor. Şimdi faize parayı vermek demek çiftçiyi desteklememek demek. Faize parayı vermek demek genç işsize iş olanaklarını sağlayacak yatırımları yapamamak demek. Bu arada özel sektörde borçlu, döviz borçlusu, onlar da büyük bir hit yedikleri için, dayak yedikleri için onlar da yapamıyorlar bu yatırımı. Türkiye'nin işsizlik problemi de, Türkiye'nin bugünkü yoksulluk problemi de, Türkiye'nin bugünkü hayat pahalılığı probleminin özünde de bu kifayetsiz, liyakatsiz, cahil ekonomi yönetimi var. Şimdi burada TÜSİAD'ın açıklamasını ben okudum. Söyledikleri her şey aslında uzun süredir bizim Gelecek Partisi olarak, yani programımızı açıp okusalar yani ne kadar büyük benzerlik var falan diyebilirler. Söyledikleri şeyleri böyle birkaç tanesini söyleyeyim. İşte Türkiye'de hukukun üstünlüğü problemi var. Yok mu? Var. 117. sırada çıktık hukukun üstünlüğünde. Hukuk güvenilirliğinde 107. sırada çıktık. Değil mi? Dönüp bakalım mesela, işte yargıda problem var. İnsan hakları sorunları var. Türkiye'de efendim söyleyeyim adalet problemi var. Türkiye'de liyakat problemi var. Türkiye'de yönetim problemi var. Bunların hepsini söylüyoruz. Ben açıkçası ilkesel olarak doğru söyleyenin kim olduğuna bakmadan doğru söylemiştir diye söylenmesi tarafındayım. Ama
şu konudaki kanaatinize katılıyorum. Türkiye bu hale gelinceye kadar toplum sesini daha fazla yükseltmeliydi. Ve bu topluma liderlik etmesi gereken sivil toplum kuruluşları bize tam da bu zamanda lazımdı. Evet. Bu kadar geç yapmamak lazımdı böyle müdahaleleri. O yüzden yani bugünkü meseleyi, bugünkü açıklamayı her ne kadar doğru bulsam da ben de bir miktar geç kalınmış olduğu noktasında sizinle aynı fikirdeyim. Son bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün, az önceki video ile ilgili de söylüyorum. Bugün Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi, az önce zannediyorum siz söylediniz Emre Bey, sanki bir daha Türkiye'ye hukuk gelmeyecekmiş gibi davranılmasıdır. Bu hukuk gelecek. Türkiye yeniden adaletin, sistemin, yargının düzenlendiği, toparlandığı bir dönem yaşayacak. Ve hiç kimse devri sabıkla, efendim söyleyeyim, rövanşist duygularla falan söylemiyor bunu. Hukuk çalışmaya başladığı anda, idare denetimi dediğimiz hadise çalışmaya başladığı anda Türkiye bugün yapılan bu işlemlerin hesabını soracak. Bu rövanşizm değildir. Bu kimseyi tehdit etmek değildir. Bu hiçbir memura görevini yaparken müdahale etmek falan değildir. Bakın her kurumun teftiş kurulu vardır. Biz bu kurumlarda çalıştık. Bu teftiş kurulları direkt başkanlara bağlıdır. Bu başkanların görevlendirmeleriyle teftiş kurulları gerekli denetimi yapıp daha sonra bunlar taşınması gerekiyorsa yargıya doğru götürürler. Sayıştay denetimi diye bir şey vardır. Bunların hepsi şu anda askıda, bunların hiçbir tanesi yapılmıyor. Bunlar çalışmaya başladığı anda zaten bugün yapılan bir sürü problemli, sorunlu, hatalı gördüğümüz meseleyle ilgili Türkiye'de bir hesaplaşma ortamı olacak. Ve bu hesaplaşmadan kasıt hukuktur. Bugün bizim çağrımız hukukun yeniden çalışacağı bir Türkiye'nin oluşacağını herkese söylemektir. Herkes buna göre davranmak zorundadır. 50 milyar faiz ödeyen ülkede 190 milyar lira ödeniyorsa, bunun gerekçelerinden bir tanesi de hukuksuzca yapılan 128 milyar dolar satışıysa hukuk bunun hesabını sorar. Evet, tabii bir taraftan faiz ödemelerini konuşuyoruz. Diğer taraftan da vatandaşa telkin edilen tasarruf tedbirlerini konuşuyoruz. Hatırlar mısınız? 30 Haziran'dı. 30 Haziran'da bir genelge yayınlandı sevgili izleyiciler. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgenin konusu tasarruf tedbirleriydi Özgün Hocam. Tabii tasarruf edilmesi lazım. Evet. Vatandaşın etmesi lazım. Mini mini zamlar gelirken. Evet, mini mini. Porsiyonları küçültme geçen gün. İşte kurutulmuş mango yemek gerekirdi hanım, değil AKP mi? AKP yöneticisi zannedersem şey diyor, yurtlarda porsiyonlar azaltılıyor. Çocukların yediği yemeklerden tasarruf ediliyor. Zaten Peygamber Efendimiz de aç kalkardı, doymadan kalkardı. Bir kısmını su içerek doldursunlar midelerinin diye bir açıklamayla tasarrufu aslında kendi yandaşlarına, bu bir çete haline gelmiş olan sermaye grubuna, oligarşiye dönüşmüş olan sermaye grubuna 190 küsür kere, örneğin sadece Cengiz'e vergi indirimi ve vergi muafiyeti tanınırken bugüne kadar, hı hı, 200 olmuştur belki, bu rakam 2019'a ait. 221 milyar lira olacak 2022 bütçesinde. Toplam vergi muafiyet, evet, ve indiriminden yararlanan 221 milyar lira, evet, Cengiz'e. Ben öyle okudum. Ki sadece Cengiz'den bahsediyoruz değil mi? Yok, hayır. Bu, bütün vergi muafiyetlerinin 2022 için öngörülen, tamam, toplam tutarı. Şimdi bunlara kamu kaynakları böyle bol kesiden peşkeş çekilirken üniversite öğrencisinin yediği tabildottan tasarruf ederek, ha, en temel ihtiyaçtan bahsediyoruz. Evet, yemeğini karın diyor ki aç kal ilgili. Sen biraz aç kal, biz biraz daha Cengiz'e, Kalyon'a, Kolin'e biraz daha para aktaralım diyor yani. Tasarruftan anladığı bu. Affedersiniz, vergi düzeltiyorum, 331 milyar lira. Tamam. Evet, 331 milyar lira. Evet. Şimdi bu tasarruf tedbirleri genelgesinde ne vardı biliyor musunuz sevgili izleyiciler? Gündem çok hızlı akıyor ve yoğun olduğu için pek çok şeyi de unutuyoruz. Ben bu akşam hatırlatmak istedim. Şimdi burada bahsedilen şey kamudaki taşınmazların edinilmesi ve kiralanması ile ilgili bir tedbir getirilmiş bu genelgede. Diyor ki hiçbir şekilde arsa arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak, yeni inşaata da başlanmayacaktır. Yine resmi taşıtların edinilmesiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet alımı suretiyle diyor. 2020 yılında taşıt sayılarını 2021 yılından başlamak üzere 2023 sonuna kadar en az %20 oranında azaltacaklar diyor. Azalma görüyor muyuz? Hayır, bir yurt dışı gezisi yapıldı. Amerika'ya gidildi. Amerika'ya giderken kaç tane zırhlı araç
getirildiğini, harcanan parayı daha önce de burada ekranlarda konuşmuştuk. Aynı şey yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika'da yine aynı şekilde görüyoruz. Bakın haberleşme giderlerine bile kısıtlama getirilmiş. Yani eğer bir bürokraside çalışan bakanlıklarda ya da il özel idarelerinde çalışan biriyseniz ya da belediye başkanlıklarında, yerel yönetimlerde, diğer idarelerde de üst yönetici tarafından nereye telefonu açıp açmayacağınız konusunda izin alacaksınız. Böyle de bir tedbir getirilmiş. Yani üst yönetici belirleyecek. Tuğba Hanım, 50 milyardan 200 mi, 240 milyara çıkmış faiz varken telefon bunlar, parası sana ne yapsın? Yani nasıl bir faydası olur acaba bu bahsedilen? Evet. Mesela toplam yazıyor mu orada herhangi bir rakam? Hayır, görüyor musunuz tasarruf edilenler? Hayır, hayır. Rakam yok. Zaten o bilhassa söylüyorum, konya, anlatıyorum bunları. Hı. Çünkü bir taraftan düşünün, günlük gazete alımı bile kısıtlama getirilmiş. Günlük gazete alınmasına. Sadece görev alanıyla ilgili olan kişiler abone olacaklar. Onun dışındakilere gazete gelmeyecek kamu kurum ve kuruluşlarında. Gazeteleri batar o zaman. Yandaş gazetelerin birçoğu batar. Zaten onlar sanıyorum dağıtılıyor değil mi? Yani parayla mı satılıyor? Sayın Emlek, tabii dağıtılıyor. Sayın Emlek, o tasarruf tedbirleri yandaş gazeteler için yapılmış bir tasarruf tedbiri değil. Sayın Şahin, aynı şeyi Sayın Özgün Emre Koç şu anda ifade ediyordu aynı şekilde. O tamamen Anadolu'daki yerel gazetelerin, yerel internet sitelerinin ve emeğiyle, alın teriyle halkın gerçek, özgür ve doğru haber almasını sağlayan yerel basının sesini kesmek amacıyla Konya yolunda devasa bir kuruluşta Türkiye'de olup biten her şeyi takip eden İletişim Başkanlığı'nın bir operasyonu. Orada yerel basını kontrol altında tutamıyorlar. Genel basında zaten hemen hemen bütün ana akımda sizin gibi birkaç televizyon haricinde muhalif seslere yer verme cesareti gösteremeyen, kendi yörüngesinde ve talimatlarıyla konuşlandırdıkları basın dışında başka bir farklı sese tahammül edemedikleri için o genelgede, tasarruf genelgesinde yerel basının da sesini kesmek istiyorlar. Buradan Ankara'dan kısa bir araya girmek zorunda kaldım. Hakkınızı helal edin. Oradaki Özgün Bey'in herhalde konuşmasıydı. Bu yerel basın bu konuda çok şikayetçi. Gittiğimiz Anadolu'nun her şehrinde yerel basın mensupları bu şikayetlerini bize ifade ediyor. Yani bir kamu kurumuna bir gazete alınması yerelin sesini kesmekten başka bir şey değildir. Onunla tasarruf olmaz. Tasarruf yapacaklarsa başka alanlarda tasarruf yapmaları gerekir diye düşünüyorum. Katkı verdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Bu arada sevgili izleyiciler, mesajlarınızı görüyorum. Bu akşam programa çok sayıda mesaj geliyor. Bir kısmını soruyorum konuklarıma ama bir izleyicimiz şöyle yazmış. Diyor ki Sayın Tuğba Emlek, AKP ve MHP gibi partilerin dışındaki partiler, yani muhalefet partileri diye bahsediyor. İktidara gelirlerse tüm yurtlar devletleştirilecek ve Kredi Yurtlar Kurumu'na devredilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı çağdaş hale gelip işte 4+4+4 kalkıp yerine 5+6+1 eğitim gelecek mi? Üniversiteler özerk olacak mı? Muhalefetin sesini bu konuda duymak istiyoruz derler. Burada siyasi parti temsilcileri varken ben de bu soruyu iletmiş olayım. Şeyi çok öncelikle ben bunlar arasında en önem verdiğim olduğu için de söyleyeyim, Gelecek Partisi programında zaten YÖK'ün kaldırılmasını bir net bir biçimde ortaya koyuyor. Milli eğitimin çağdaş, sadece çağdaş da değil, kaliteli ve toplumdaki tüm herkese eşit bir biçimde uygulanabileceği yeni bir milli eğitim politikası da öngörüyoruz. Şimdi onun teknik detayları var. Mesela yönlendirme eğitimi gibi, mesleklerinin İşte yoğunlaştırılması gibi, yönlendirme eğitimiyle mesleklerine erken geçilmesi gibi, bu tür konularda çok net bir tavrımız olduğunu düşünüyorum. Hani milli eğitim açısından herhalde Türkiye yaşadığı en kötü dönemlerden birini yaşıyor. Az önce hukuk için söylediğim, onun için de söyleyebilirim. Ama daha da kötüsü bence özellikle son zamanlarda üniversiteler üzerinde uygulanmakta olan
o baskı hali, onun kaldırılmasının yönü de yönü de akademik özelliğin sağlanması. Bunun için YÖK'ün kaldırılmasını savunuyoruz ve bunu programda da ortaya koyduk. Orada tek şey yapacağım, benim karşı geleceğim, tüm yurtların özel şey kamulaştırılması konusu açıkçası bizim siyaseten de iktisadi politikalar açısından da biz özel teşebbüsün kamulaştırılması meselesinde bir mesafemiz olduğunu herhalde programı okuyanlar da, bizim bugüne kadar ortaya koyduğumuz tavrı bilenler de bilir. Burada asıl olan bütün öğrencilerin barınmasını sağlayabilecek önlemleri devletin alması, bunu kamu eliyle yapma olanağı var ve bugün de yapılıyor ama daha fazlasına ihtiyacı olduğunu işte son yaşanan problemlerde gördük. Ama aynı şekilde özel sektöründe burada işin içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. İzleyicimiz de muhtemelen onu kastetmiştir. Muhtemelen. Buyurun, buyurun Özgün Hocam. Söz sizindi, biz iletişim, araya girdik. İletişim Başkanlığı demişken ondan bahsedelim. Buyurun. 2022 bütçesinde İletişim Başkanlığı'na tanınan başlangıç bütçesi %61 arttırılmış. Geçen yıla göre ve 680 milyona çıkmış. İletişim Başkanlığı'nın bütçesinde %61'lik bir artış ve bu sadece başlangıç bütçesi. Bu bütçenin içerisindeki personel gideri 87 milyon lira. Bir devlet kurumu. 87 evet, milyon TL. İletişim Başkanı'nın personeline verdiği ücret ve kayıt altındaki ücret olan bu. Başlangıç olarak 87 milyon lira. Şimdi aslında Türkiye'de şu an rejimin ayakta durduğu, üzerinde durduğu tek bir kurum kaldı. İletişim Başkanlığı. Propaganda. Evet. Devlet denen şey tamamen tasfiye olmuş olduğu için, devlet denen yani devletin araçları, kapasitesi, yönetme becerisi tamamen bu hükümetin eliyle tasfiye edildiği için, geriye sadece insanların sorunlarını çözemedikleri için, insanları biz sizin sorununuzu çözemiyoruz ama siz yine de bizi destekleyin şeklinde ikna etmeye yarayacak bir propaganda aygıtı kaldı ve bütün aslında şu an güçlerini buraya odaklamış durumdalar. Evet. Ve İletişim Başkanlığı'nın bütçesinin bu kadar arttırılması da bu anlamda buna işaret ediyor. Diyanet'le aynı evet, hatta evet, yürüdüklerini tabii, söylemek lazım. Aynı işlevi görüyor ikisi de, tamamen rejimin propagandasını yapma işlevi görüyor. Ve burada örneğin Cumhurbaşkanı'nın maaşına işte %14 zam yapıldı, 100 bin lira oldu. Aslında bu çok önemli bir gelir kalemi değil artık Cumhurbaşkanı açısından. Yani buna ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. Ama neden böyle bir maaş zammı aman gibi? Aman Özgün Hocam, önemli bir gelir kalemi olmadığını düşünüyorum diyorsunuz ama bu ülkede çok büyük bir yüzde asgari ücretle geçindiği için... İzleyicilerimiz de bizi dinliyorlar. Pek çok insan için çok önemli bir. Benim için de çok önemli bir para. Çalışanların %43'ü asgari ücret. Evet. Ve dünyada da emsali olmayan. Ara, evet. Açık ara. En yakın ülke bize Slovenya, %14. Ve bu arada örneğin Avrupa'daki veya Amerika'daki asgari ücret düzeylerinden örnekler verilerek işte oradaki alım gücünün karşılaştırılmasına dikkat edilmeden, bakın orada da asgari ücret şu kadar, ekmek bu kadar gibi seçici örneklerle bir takım, bakın Avrupa'da ne kadar zor durumdalar gibi propagandalar üretmeye çalışıyor. Tam da bu İletişim Başkanlığı. Onun tabii ki istihdam ettiği kadrolar, personeller sosyal medya üzerinden. Fakat görmezden gelen, daha doğrusu saklanan durum şu. Dediğiniz gibi Türkiye'de asgari ücretle çalışan nüfus %43. Çalışanların %43'ü. Evet, yani evet. Çalışanların %43'ü asgari ücretle çalışıyor. Bir de kayıt dışı çalışanlar tabii var. Bunların asgari ücretten çok daha az kazananları doğru var bunların. Tabii. Ve örneğin Almanya'da çok çok küçük. %2. %2, %3 gibi bir rakamdı. Tabii. Evet, yanlış hatırlamıyormuşum. 1.8 hatta Almanya'daki rakam. Evet, yani konu ekonomiden açılmışken, tabii ki siz bu konuda çok daha yetkinsiniz ama şunları da belirtmek gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili Amerikan Merkez Bankası bazı kararlar almaya başladı ve Eylül ayında bunlardan en önemlisini duyurdu. Bu dünyada şu an gelecek projeksiyonu açısından en önemli finansal açıklamalardan biri. Pandeminin başında devletler özellikle Avrupa'da ve Amerika'da piyasaya inanılmaz derecede nakit pompaladılar, likit pompaladılar ve... Bu muazzam bir para bolluğu yarattı. Tabii ki bu enflasyon olarak da belli ölçüde döndü ancak
pandemi sürecinde yaşanan krizi sosyal bir krize dönüşmemesi açısından böyle önlemler aldılar. Fakat Fed, Amerikan Merkez Bankası, ki bu arada bu sıcak para bolluğu yaşanırken dünyada Türkiye'ye tabii ki bu para gelmedi. Çünkü Türkiye'de zaten faizler eksi de görünüyor. Biz enflasyonun altında faiz uyguluyoruz ve paramız yurt dışına kaçıyor tam aksine. Ve bu sıcak para Türkiye'ye yatırım olarak zaten gelmediği gibi bir de şimdi bu Fed kararı ile birlikte varlık alımlarının durdurulacağı 2022. Azaltılacağı. Evet, evet. Peyderpey azaltılarak evet, 2022'de bitirileceği. Bir noktada da faiz artırımının başlayacağı. Evet. Evet. Ve daha sonra faiz artırımı başlayacak. Bu şu anlama geliyor. Varlık alımı nedir? Piyasadan kağıt toplarsınız. Onun karşılığında piyasaya para vermiş olursunuz. Borç vermiş olursunuz aslında. Şimdi bunu durduracağını söylüyor. Ve bu paralar tekrar merkeze doğru gitmeye başlayacak. Dahası bir de faiz artırımına gidildiğinde daha da fazla doları oraya çekecek ve sıcak para, dünyada dolaşımda olan sıcak para azalacak. Bu bize zaten gelmeyen paranın daha da düşmesine neden olacak bir. İkincisi de dövizin de daha fazla hızlı bir şekilde artması için bir ortam yaratacak. Yani şu anki hatalar olduğunda, şu an yapılan şeyler yapılmaya başladığında çok daha sarsıcı yükselişlerle karşılaşma ihtimalimizi arttıracak. Dolayısıyla 2020, yani özellikle bu kışın enerji giderleri açısından da hem dünyada hem Türkiye'de ciddi bir bütçe açığı yaratacak olması, üzerine Türkiye'de bunun çok daha fazla bir açığa neden olacak olması, dövizle bu enerji ithalatını yapıyor olmamız nedeniyle, kışın muhtemelen toplumsal kriz, ekonomik krizle birlikte toplumsal krizde derinleşecek, kara kış şiddetlenecek. Şey. Evet, kara kış ve bu kış AKP'nin oyları biraz daha düşme eğilimi gösterecektir bu kış sonrasında. Ve dahasında üstüne ek olarak bir de bu Amerikan Merkez Bankası'nın yeni müdahaleleri eklendiğinde Türkiye açısından önümüzdeki 1-2 yıl hiç parlak görünmüyor diyebiliriz. İşte bu parlak görünmeyen ortamı Türkiye'yi yönetemedikleri için, ekonomiyi yönetemedikleri için. Tetikleyecek unsurlar olacak bu bunları kararlarda. Bunları yönetemedikleri için neyi yönetmeye çalışacaklar? Daha fazla. İşte bu iletişim başkanlığının bütçesini arttırmaya çalışacaklar. Özel harp dediğimiz, aslında işte bir ayağı psikolojik savaş, bir ayağı gayri nizami harp falan olan ve yakın zamanda konuşulmaya başlanan bu Sadat vesaire gibi iddialarla aslında bu tip şeylerin toplum üzerinde uygulanma motivasyonlarını yükseltici etkiler yaratma ihtimali son derece yüksek. Çünkü tamamen artık ekonomi AKP'nin kontrolünden çıkmış durumda ve geri döndürülemez bir şekilde yokuş aşağı gidiyoruz burada ve bunun bize geri dönüşü sadece ekonomik kriz olarak değil, daha eğer tabii ki orada hala aklı başında insanlar kaldıysa AKP içerisinde, tabii ki yönetimi frenleyecektir. Fakat oradaki iktidar içerisindeki güç kavgaları, birbirini yeme hali o kadar gözlerini köreltmiş durumda ki bunu dizginleyemeyebilirler ve toplum üzerinde daha yoğun bir psikolojik savaş uygulamak üzere girişimlerde bulunmaları son derece yüksek bir ihtimal o yüzden. Peki, bu ekonomik krizle birlikte. Bu tarz bir girişimde bulundukları takdirde toplumda bir karşılığı olacak mıdır? Artık geri döndürülebileceğini düşünmüyorum. Böyle yani psikolojik manipülasyonlarla, algı yönetimleriyle. Çünkü bu özellikle 2015 7 Haziran seçimi sürecine benzetiliyor. Bakın daha önce yaptı, yine yapacak gibi. Hı hı. Tarih hiçbir zaman böyle şablonik bir şekilde ilerlemez. O dönemin koşulları başkaydı. Bir kere o dönem Türkiye'de güvenlik politikalarının yükseltilmesiyle, güvenlikleştirme stratejisinin merkeze alınmasıyla birlikte açılım sürecinde oluşmuş olan milliyetçi dinamiği AKP kendi yanına alıp yeni bir koalisyon kurdu. Hı hı. MHP ile ve güvenlik bürokrasisinden kesimlerle yeni bir koalisyon kurup yeni bir iktidar perspektifi yaratacak enerjiyi oradan devşirebildi. Fakat şu an öyle bir durum yok. Yani AKP'nin kullanmaya çalıştığı işte bu yerli ve millilik, milliyetçiliğin dozunu yükseltme, batıyla mücadele ediyormuş gibi bir takım imajlar verme çabaları da artık kendi tabanını dahi ikna etmeye yetemeyecek durumda. Çünkü bir kanıksanma oluştu artık halkta. O dönemde bir reaksiyon vardı. Şimdi artık bir kanıksanma oluştu ve insanlar AKP'nin dış politikadaki hamleleri
artık eskisi gibi içeri doğrudan ithal edilemiyor. İşte Suriye meselesi, örneğin Suriye'de bir operasyon şu an düşünülüyor ve kuvvetle muhtemel ki bu operasyonu AKP kendine bir oy havuzu, oy devşirmek için bir kaldıraç olarak kullanmaya çalışacak. Fakat insanlarda ciddi bir yılgınlık, yorgunluk, bıkkınlık var toplumda ve bu o dönemki dönüşümün yarattığı avantajı kullanabilecek durumda değil. Artık toplum büyük ölçüde ekonomi, mutfak giderleri, eğitim giderleri, hukuksuzluklar, adaletsizlikler bunlara odaklanmış durumda ve kolay kolay dış politika hamlelerini, işte bu tip psikolojik algı yönetimi girişimlerini toplumda bir satın alacak bir kamuoyu artık kalmadı ellerinde. Ama çaresiz bir şekilde hala görüyoruz ki %60 arttırılmış iletişim başkanlığının bütçesi. Ama yani yapılan haberlerde de görüyoruz. Örneğin Suriye'de rejim güçleriyle muhalefet aynı masaya oturdular. Türkiye, Amerika ve Rusya arasında sıkışmış bir tablo çiziyor. Geçen Dışişleri Sözcüsü'nün de açıklaması vardı biliyorsunuz. Amerikan Dışişleri Sözcüsü'nün. Diğer taraftan yapılan savunma anlaşmaları var. Yunanistan'ın hem Fransa ile hem Amerika ile yaptığı savunma anlaşmaları. Yani Türkiye'nin dış politikadaki denklemini de etkileyecek gelişmeler oluyor. Belki onları konuşacak kadar bu akşam vaktimiz yok ama belki başka bir programda onlara da değiniriz. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ekonomik kırılganlığın bu kadar keskin bir hat haline geldiği yerde bir taraftan da hukuk güvencesini tartışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Dedi ki adliyenin kapısına gelen kim olursa olsun hakkına erişeceği konusunda tereddüt dahi yaşatmamak, insan hassasiyetine yaraşır muamele görmesini sağlamak, evine memnun dönmesini temin etmek bir yargı mensubu için hem mesuliyet hem onurdur dedi. Bugün grup toplantıları var demiştim sevgili izleyiciler. Grup toplantılarında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı da konuştu. Dedi ki Sayın Bahçeli, Osman Kavala Sorosçu, Selahattin Demirtaş da teröristtir dedi. Şimdi seversiniz, sevmezsiniz, görüşlerini benimsersiniz, benimsemezsiniz. Ama hukukun üstün olduğu, yargının adil olduğu bir sistemde bunları konuşmak ve tartışmak gerekir. Çünkü hukuk güvenliğinden bahsediyoruz bu konuda. Ben hemen Sayın İdris Şahin'e söz vermek istiyorum. Siz bu açıklamaları nasıl değerlendirdiniz? Biliyorsunuz dün 11 Büyükelçinin de açıklaması vardı. Buna yüksek sesle itiraz edildi, karışmamalılardır diye. Özellikle İçişleri Bakanı Sayın Soylu ifade etmişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları, bu gelişmeleri? Sayın Emlek, öncelikle bir iki hususta bir siyasetçi büyüğüm, bazı konularda hap gibi konuşacaksın, çok kısa mesajlarını vereceksin diye bana hep tavsiyede bulunur. Bir iki hususta ben özellikle çok kısa bir iki cümleyle deminki sorulara bir cevap vereyim. Gençlerimizin istedikleri husus. Bizim orada ifade ettiğimiz kamu kaynaklarıyla fonlanan ve kendi hakkı olmayan yurtlarda bu öğrencileri istihdam edenlere karşı bu yurtların kamu eliyle yürütülmesi ve Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla hizmet sunması gerekliliğine ilişkindir. Onun dışında elbette ki özel yurtlar da olacaktır. Ama bu ülkede eğer sosyal bir hukuk devletiysek, öğrenci üniversiteyi kazandığında kendisinin en ufak şekilde yurtta barınma sorunuyla karşılaşmayacağı bir ortamı yaratmak sosyal devlet olmanın gereğidir ve bizim de bu öğrencilere taahhüdümüzdür. Özellikle Deva Partisi'nin eğitim politikaları başkanı Amerika'da da çok yetkin yerlerde görev yapmış, şu anda İTÜ'de hocalık yapan bir akademisyen Profesör Doktor Mustafa Ergen. Onun tavsiyesi ve bizim de gençlerimize açıkladığımız bir şey var. Yurt bulamayanların veya yurt ücretine ihtiyaç olan öğrencilerin gerekli barınma giderlerinin akademik takvim başlamadan eğitim destek banka kartına yatmış olacağı bir sistem kuracağız. Yani bu kardeşlerimiz yurtlarda yer bulamazlar ise onlara yurt desteği adı altında eğitim destek banka kartı. Ve biraz önce Sayın Özcan'ın ifade ettiği gibi gerçekten Özcan kendi konularına da vakıf, parti programıyla da alakalı çok benzer noktalarımız var.
Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin parti programlarında yükün kaldırılması noktasında hemfikiriz. Bizler de aynen Gelecek Partisi gibi düşünüyoruz. Çünkü deneyimli siyasette geçmiş tecrübelerini gelecek kuşaklara taşıyacak ekipler var her iki partide de. Ve geçmiş tecrübelere binaen bugün yükün mutlak surette kaldırılması gerektiğini ve üniversitelerin kendi mütevelli heyetleri tarafından yönetilmesi ve rektörlerinin seçimini de bu şekilde gerçekleşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bir öğrenci hakkıyla bir üniversiteyi kazanıyorsa sosyal devlet bu öğrencinin hem barınmasını hem de iaşesi giderlerini mutlak surette karşılamakla yükümlüdür. Bir diğer hususta TÜSİAD'la alakalı bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sivil toplum örgütleri de bizimle birlikte yaşıyorlar. Ama TÜSİAD yavaş yavaş kendine geliyor. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Bir çırpıda iş güç sahibi istihdam sağlayanların bir anda manevra yapabilme imkanı yok. Ama bu şunu gösteriyor ki TÜSİAD'ın bugünkü açıklamalarıyla TÜSİAD da artık iktidarın gideci olduğunun farkına varmış durumda. Yani bu ülkede iktidar değişikliğinin gerçekleşeceğini bugün TÜSİAD'ın raporuyla da söylemleriyle de kamuoyuyla paylaştıklarıyla da bir şekliyle görmüş bulunuyoruz. Bu da son derece sevindirici bir gelişme. TÜSİAD'ın bu cesaretinin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olması biz siyaseten en büyük temennilerimizden birisi. Diğer husus hukukla alakalı bugün gruptaki Sayın Bahçeli'nin konuşmasına yönelik. Öncelikle şunu söyleyelim. Bizler eğer demokratik hukuk devleti çatısı altında yaşıyorsak ve bu parlamentoda, bu ulvi çatı altında hakimiyetin bila kaydı şart millete ait olduğuna inanıyor isek, burada bulunmamızı gerçekleştiren çatı kuruluşun da anayasamız olduğunu unutmamamız lazım. Biraz önce Sayın Hak verdi, anayasanın 137. maddesini okudu. Dedi ki, kamu görevlilerine Sayın Kılıçdaroğlu yol gösteriyor dedi. Dedi ki anayasanın 137. maddesini unutmayın. Geçtiğimiz dönemlerde eğer kamu görevlilerine bir tehdit yapılmışsa elbette biz bunları fazlasıyla gördük. Bu tehditler her dönem oldu. Üzülerek ifade ediyoruz oldu. Çünkü ülkede tam manasıyla bir demokratik devleti inşa edemedik. 28 Şubat'ta bu tehditler oldu. Fethullahçı yapılaşmanın tehdidi altında ve baskısı altında çalışan kamu görevlileri oldu. KK ile atılma tehdidi yaşayan onlarca, binlerce, on binlerce şu anda kamu görevlisinin olduğunu biliyoruz. Onları kamuya yönlendiren ve kamuya girmelerini sağlayan cemaat ve grupların baskı ve tehdidiyle eğer tehdit sayılacaksa bir yenisi de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama gibi değerlendirilebilir. Ama biz Deva Partisi olarak öncekilerin açık ve yakın tehdit sayılırken Sayın Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin örtülü ve uzak bir tehdit sayılabileceğini, bu nedenle günümüz şartlarında şu anki iklimde bu söylediği sözlerin ve anayasanın 137. maddesine atıf yaparak söylediklerinin de asla ve asla uzaktan bir tehdit olarak algılanmaması gerektiğini, sert bir uyarı mahiyetinde olduğunu ve kamu görevlilerini hukuka davet ettiğini ve burada iktidar değişiminin gerçekleşeceğini ve iktidar değişimi gerçekleştikten sonra da her türlü kamu kurumunda idari ve adli süreçlerin de başlatılacağını hatırlatıyor. İdari ve adli süreçleri hatırlatmak demek hukuk devletini ifade etmek demektir. Her şeyin hukuk zemini içerisinde gerçekleşebileceği ve sorgulanabileceğini ifade ediyoruz. Aksi takdirde bugün yapanın yanına kar kalacak bir ortamı kimse arzu etmez. Herkes yaptıklarının sorumluluğunu mutlaka idari denetimle ve yargısal denetimle vereceğini bilerek hareket etmek zorundadır. Çünkü kamu görevini deruhte edenlerin tamamı bu ülkenin kaynaklarını sizin benim vergilerimle orada görev yaptıklarını asla ve asla unutmamalılar. Ve demokratik siyasette yönetici olanlar da şunu hatırlarından asla çıkartmamalılar. Bizler siyaset yapanlar süreyle kamu yönetiminde süreyle ve hukukla bağlı olduğumuzu unutmamamız lazım.
Sürenin bittiğinde o koltuğu hak edene teslim etmek gibi bir yükümlülüğümüzün olduğunu, sonrasında da hukuk önünde hesap vereceğimizi asla unutmayalım. Şimdi 2017'den sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, 2015'ten bu yana fiili uygulamasıyla baktığımız bu sistemde kuvvetler birliği esasına göre hareket edildiği için Sayın Bahçeli kendisini çok rahat bir şekilde yargıya talimat verir noktaya getirebiliyor söyledikleri hususlarla. Eğer biz anayasaya sadakatle bağlı kalacağımıza yemin edip o parlamentoda görev yapıyorsak, anayasada uluslararası sözleşmelerin kanunun üstünde yetkiye sahip olduğunu ve uluslararası sözleşmelerin gereğini de yapmamız gerektiğini unutmamamız lazım. Sayın Bahçeli'nin de, Sayın Erdoğan'ın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcı olduğunu unutmaması gerekiyor. Dolayısıyla görülmekte olan bir dava, anayasanın 138. maddesi Sayın Emlek son derece açıktır. Görülmekte olan bir davada yargı mercilerine kimse talimat veremez, yönlendiremez. Siz meclis kürsüsünden görülmekte olan bir davayla alakalı o davanın şüphelileri hakkında subuta ermiş gibi açıklama yaparsanız ve bugün itibariyle bir HSYK üyesi görevden ayrılırken ben Sayın Bahçeli'nin bilgisi dahilinde görevden ayrılıyorum diyorsa orada yargı bağımsızlığından bahsetmeniz mümkün olamaz. HSYK atamalarında maalesef üzülerek ifade ediyorum. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti de HSYK'ya temsilci vermişlerdir. O dönem içerisinde şu anki HSYK'nın bütün ayıplarına ortak olacak şekilde bu atamanın yanlış olduğunu, buradaki duruşun yanlış olduğunu biz ifade ettik. Keşke bu kadar günahına, bu sistemin günahıyla Hakimler Savcılar Kurulu'nda iktidarı tek başına bırakıp da bu görevlendirmelerde bir tercih kullanmasalardı. Ama artık oldu. Hiç olmazsa onlar anayasaya uygun olarak yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını gözetecek şekilde hareket etsinler. Yoksa Sayın Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yargıya ayar vermesi, başkalarına ayar vermesi asla kabul edilemez. Ve bu isimlerle alakalı da soruşturması ve kovuşturması devam eden süreçlerle alakalı yargıya müdahaleyi de biz doğru bulmuyoruz. Biz Sayın Osman Kavala hakkında da, Sayın Demirtaş hakkında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların Türk yargısı tarafından uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararların ilk derece mahkemeleri tarafından mutlak surette uygulanması gerektiğinin anayasanın amir olduğuna inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkede gök kubbe olarak kabul ettiğimiz hukuk sistemidir. Eğer bu hukuk sistemi çökerse bu gök kubbenin altında kimse kalamaz Sayın Emlek. Sayın Şahin, demokratik siyasete inanmış herkesin hukuk devletine olan inancı kuvvetlendirmesi ve ona sadık hareket etmesi, hukuka uygun davranması gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Reklam arasına gitmek zorundayım ama bahsettiğiniz üye Hakim Savcılar Kurulu üyesi Avukat Hamit Kocabey'di. Genel Başkanım Devlet Bahçeli'yi de istişare ederek istifa ettim demişti. Bu acaba Cumhur İttifakı'nda bir kriz mi yaşanıyor sorusunu tekrar akla getirmişti. Bugün de bu soruya cevabı... Reklamlardan sonra inşallah evet, konuşalım bu konuyu. Bunu konuşalım çünkü Sayın Babacan'ın da bir cevabı vardı. Sevgili izleyicilerimiz bizden ayrılmasınlar. Mesajlarını okumaya ben devam ediyorum. Bu arada bir şey göndermişler, onu söyleyeyim. Hemen araya gidelim ondan sonra. 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 59 bin Türk lirasıymış. 2021'e geldiğimizde 88 bin olmuş, 2022'de 100 bin 750 Türk lirası olarak. Sevgili izleyicilerimiz çok yakından takip ediyorlar, konunun detaylarını yazıyorlar arada da. Görüşmek üzere efendim, bizden sakın ayrılmayın, kısa bir ara. Sevgili izleyiciler, yeniden birlikteyiz. Bu bölümde bir konuğumuz daha var. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz bizimle birlikte. Kemal Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Tüm konuklarınıza saygılar sunuyorum. Sağ olun, çok teşekkürler. Sıcağı sıcağına yeni bir araştırmayla geldiniz programa. Şimdi soracağım evet, ama İdris Bey, sizin cevabınızı aynı zamanda Sayın Babacan'ın cevabını da değerlendirmek üzere biraz müsaade isteyeceğim. Sıcağı sıcağına bu anketi biz bir değerlendirelim, ondan sonra tekrar size döneceğim.
Şimdi... Hayır, hiç sorun yok. Sayın Özkiraz'ı dinleyelim. Ondan sonra seve seve katkı sağlamaya çalışırız. Sağolunuz, eksik olmayınız. Ali Aydar Akverdi'nin de mutlaka yorumu olacaktır üstüne ve Özgün Emre hocamın da. Şimdi Sayın Özkiraz, yapmış olduğunuz anket çok dikkat çekici. Artık başa baş bir durum söz konusu yarışta. Evet, kararsızları orantısal dağıtır isek AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece 0.2 kadar önünde, 0.24 kadar önünde esasen. Ancak biz kararsızların da orantısal dağılmayacağını düşünüyoruz. Kararsızları biz araştırmacılık tekniği icabı gereği orantısal dağıtıyoruz ama esasında bizim kararsızlara sorduğumuz sorularda ya da kararsızların diğer sorulara verdikleri cevaplara baktığımızda kararsızların çoğunluğunun muhalefet tarafına oy vereceğini gözlemleyebiliyoruz. Ama biz dediğim gibi araştırmacılık tekniği gereği orantısal dağıtmayı tercih ediyoruz. Peki sizce erken seçim yapılmalı mıdır diye sormuşsunuz. %60.9 oranında evet, %34.2 oranında hayır ve 4.9 kararsızım demiş ankete katılanlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce de bu soruyu sormuştunuz. Şu andaki yüzdeyle evet, daha öncekini soruyoruz. Değerlendirebilir miyiz? Her ay soruyoruz. Öncelikle bir yıl öncesiyle kıyaslayalım. Bir yıl öncesinde erken seçim olmasını isteyenler %38 idi. Aynı ayın 2020 anketlerinde, Ekim 2020 anketlerinde erken seçim isteyenler 38 idi. Şimdi bu 61'e kadar tırmanmış durumda. Geçen ay yaptığımız, yani tam bu anketten bir ay önce yaptığımız araştırmada da 58 idi. Orada da bir 2,5-3 puanlık bir artış gözüküyor. Yani seçmen hızla erken seçim kararını bekliyor gibi davranmaya başladı. Şöyle ki biz erken seçim ister misiniz diye sorduğumuzda hayır diyenlerin bundan bir yıl kadar önce en önemli gerekçeleri şuydu. Zaten çok büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Erken seçimle birlikte seçim ekonomisi gelirse ekonomik kriz daha da derinleşebilir. Ekonomiye odaklanalım diyordu seçmen. Ama şimdi bunu söyleyenler de çok azaldı. Çünkü ekonomiyi Cumhur İttifakı hükümetinin, Erdoğan hükümetinin düzeltebileceğine dair inanç azaldı. Peki, erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünürsünüz sorunuzu? Aslında bunu söylediniz ama AK Parti'ye 24.9, Cumhuriyet Halk Partisi'ne 24.7, İYİ Parti'ye 11.6, HDP 9.1, MHP 5.7, DEVA 4.7, Gelecek 2.3, Saadet 1.1, diğer partiler ve kararsızlar 14 olarak görünüyor. Bu yüzde de tabii önemli bir yüzde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yüzdeyi? Şöyle, kararsızlar noktasında soruyorum elbette. Evet, şöyle uzunca bir süredir bunu inceliyoruz zaten. Her anketimiz geldiğinde kararsızların esasen yönünün ne tarafa olacağını belirlemenin en kolay yolu kararsızların diğer sorulara verdikleri cevaplar muhalefete oy vereceğini söyleyen seçmenlerin verdiği cevaplara mı daha çok benziyor? İktidara oy vereceğini söyleyen seçmenlerin verdiği cevaplara mı daha çok benziyor? Bunu ölçümleyerek esasen kararsızların çoğunluğunun aslında muhalefet tarafına oy vereceğini biliyoruz biz. Ama dediğim gibi biz kararsızları dağıtırken belli bir trend takibini de yakalayabilmek için yıllardır hangi yöntemle dağıtıyorsak aynı şekilde orantısal dağıtmayı tercih ediyoruz. Ki trend takiplerinde rotadan sapmamak için. Peki Kemal Özkiraz, anketin künyesini de sizden rica edeyim. Bir sonraki sorumu da öyle yönelteyim size.
Tabii ki araştırmamız 9-14 Ekim tarihleri arasında 26 ilde Türkiye'yi temsil edebilecek bir araştırma evreninde 1500 kişiyle telefonla mülakat yöntemiyle yapıldı. Biz Avrasya Araştırma olarak her ayın ilk yarısında 1500 kişilik bir telefon araştırması yapıyoruz. İkinci yarısında 2460 kişilik bir yüz yüze araştırma yapıyoruz. Peki, çok teşekkür ederim. Evet, biz de yakından takip ediyoruz. Sık sık da değerlendiriyoruz sizin anketlerinizi. Şimdi, çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi şöyle bir şey var. Kendinizi hangi ittifaka daha yakın görüyorsunuz diye yönelttiğiniz soruya Millet İttifakı'na yakınım diyenler %51.9, Cumhur İttifakı'na yakınım diyenler %35.3. Her ikisine de yakın olmadığını ifade edenlerin yüzdesi ise %12.8. Şu anda izleyicilerimiz de ekranda görüyorlar. Burada büyük bir makas açılması görüyoruz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Daha önce de mutlaka bu soruyu sordunuz. Evet. Bu soruyu da epeydir. Yaklaşık 6-7 aydır Mayıs ayından beri soruyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu soruyu ilk Nisan ayında hakkını teslim edelim. Metropol Araştırma Özer Sencar sormuştu. Ben de araştırmacılık açısından bu sorunun önemli olduğunu düşündüm. Çok beğendiğim bir soru tekniğiydi. O yüzden onu kopyaladım ve 6 aydır araştırmalarımda soruyorum. Paralelde sonuçlar çıkıyor esasen. Zannediyorum bunu Metropol Araştırma ile biz soruyoruz anketlerde, Avrasya Araştırma olarak. Orada da benzer sonuçlar var, ufak farklılıklar var. Ama her geçen gün Millet İttifakı'na yakınım diyenlerin sayısı artıyor. Bunun iki sebebi var. Birincisi, her geçen gün Millet İttifakı'nın bileşenleri, yani CHP ve İYİ Parti'nin oyları artıyor. İkinci sebep de daha önce kurulan, özellikle de iktidar partilerinden oy alma hedefiyle kurulan Deva ve Gelecek Partilerinin oy oranları artıyor. Üstelik de Deva ve Gelecek Partilerinin seçmenleri de Millet İttifakı seçmenleriyle benzer hayata bakış, hayata bakışları çok benzer hale geliyor. Herkes Gelecek ve Deva Partilerinin seçmenlerinin örneğin önceden ilk turda kendi adaylarına oy verseler bile ya da milletvekilliği seçimlerinde kendi adaylarına oy verseler bile ikinci turda daha çok Erdoğan'ı tercih edeceklerini söylüyorlardı. Ama bizim geçen ayki anketimizde biz bunu sorduk Deva, Gelecek ve Memleket Partisi seçmenlerine. Daha önce 7-8 ayda anketlerimizde bu partiye oy vereceğini söyleyen katılımcıları tekrar arayarak, bu üç partiye oy vereceğini söyleyen katılımcıları tekrar arayarak onlara dedik ki Cumhurbaşkanlığının ikinci turunda ya da partiniz aday çıkartmaz ise birinci turda Millet İttifakı'nın adayına mı oy verirsiniz, Cumhur İttifakı'nın adayına mı oy verirsiniz dedik. Gelecek Partisi'nin %63'ü Millet İttifakı'nın adayına oy vereceğini, sadece %11'i Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini, Deva Partisi'nin %84'ü yanlış hatırlamıyorsam Millet İttifakı adayına oy vereceğini, sadece %4'ü Erdoğan'a oy verebileceğini söylüyordu. Memleket Partisi'nde de Erdoğan'a oy vereceğim diyenler 0, Millet İttifakı'nın adayına oy veririm diyenler de %90'lar seviyesindeydi. Bir de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sadece Recep Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu arasında geçerse bu yarışın hangisine oy verirsiniz sorusunu yöneltmişsiniz. Orada da makasın özellikle Kılıçdaroğlu ve Erdoğan noktasında çok daraldığını görüyoruz. Sanıyorum evet, makas daralmanın ötesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın oylarını geçtiğini görüyoruz. 52.9'la 47.1 evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Burada tabii diğer isimleri de sormuşsunuz.
diğer isimleri de sorduk. Aslında sadece Kemal Kılıçdaroğlu'nu sormadık. Hı hı. Biz yaklaşık 2 yıldır Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener, Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı soruyorduk anketlerimizde. Hı hı. Bu 4 ismi sürekli soruyorduk ama Meral Akşener çekilince biz muhalefetin İYİ Parti'den sonraki en büyük oy oranı bizim anketlerimizde Deva Partisi'nde olduğu için Deva Partisi'nin genel başkanı Sayın Ali Babacan'ı da ilk kez sorduk. Ben grafiği ekrana yansıtmak kolay olsun diye 4'ünü birden aslında tek sayfaya koyup gönderdim size gönderirken. Şimdi Kemal izleyicilerimiz de ekranda görüyorlar Sayın evet. Özkiraz. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Erdoğan aday olduğu takdirde kararsızlar dağıtıldığında Sayın Kılıçdaroğlu %53'e yakın, 52.9, Erdoğan 47.1. Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan sadece ikisi aday olursa Ekrem İmamoğlu kararsızlar dağıtıldığında 57.7, Erdoğan 42.3. Sadece Sayın Mansur Yavaş ile Erdoğan aday olduğunda Mansur Yavaş 56.9, Erdoğan 43.1. İlk kez sorduğumuz bu dörtlü panelde ilk kez sorduğumuz Sayın Ali Babacan %51.9, Recep Tayyip Erdoğan 48.1 oranında oy alıyor kararsızlar dağıtıldığında. Burada da yine orantısal dağıtım yaptık. Hı hı. Şimdi bir de şöyle bir tablo çıkıyor önümüze. Yapılan son anketlere baktığımızda uzun bir müddettir artık Cumhur İttifakı'ndaki erimenin çok net bir şekilde gözler önüne serildiğini görüyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadelerinde de görüyoruz aslında. Çünkü anket şirketlerini de hedefe koydu. Bu konuyla ilgili sizin düşünceniz nedir? Yani anket şirketlerinin bu kötü gidişatla kötü gidişatın neresinde konumlanıyor? Yani anket şirketleri bu kötü gidişatın hiçbir yerinde konumlanmıyor. Anket şirketlerinin işi vatandaşa soru sormak ve cevapları yansıtmak. Biz vatandaşa soru soruyoruz ve cevapları alıp yansıtıyoruz. Sayın Erdoğan'ın söylemi şöyle, son 20 yıldır bunu hep muhalefet söylerdi. Bu sözler hep kaybedenlerin söylediği sözlerdir açıkçası araştırmacılara. Ankette kötü çıkınca ya bu anketler yalan, bu anketler güdümlü, bu anketler bu anketçiler rüşvet alıyorlar, para alıyorlar, o yüzden böyle yayınlıyorlar denir. Bu hep kaybedenlerin sözüdür. Yine değişmedi. Bu araştırmacıların kaderidir yani. Bu dönemde değişmeyecek. Kaybedenler aynı sözleri söylemeye devam ediyor. Sadece bu dönem kaybeden değişti. Öyle gözüküyor. Sayın Erdoğan araştırmacılar yalan söylüyor diyor ise muhtemelen bir haklılık payı var. Eğer elinde bu Türkiye'de son 2 yıldır araştırma yayınlayan 16-17 firma var düzenli olarak. Bu 16-17 firmanın içerisinde bir tanesi, iki tanesi şimdiye kadar Erdoğan'ın kazanabileceğini göstermiş. Muhtemelen onlar yalan söylüyordur Sayın Erdoğan'a. Ama hani bir araştırmacı olarak Sayın Erdoğan açıklamalarını nereye koyuyorsunuz derseniz, hani günlerdir uyumadık desek yalan olur. Yani hiç umurumuzda değil açıkçası. Benim hiç zerre kadar umurumda değil Erdoğan'ın bu konuda ne söylediği. Sonuçta güvenilirlik konusunda Erdoğan bizimle yarışamayacak bir profil. O yüzden kendisini bu konuda çok ciddiye almadım açıkçası. Siyasetin gereği bu. Kaybeden bu sözü söyler her zaman. Evet, artık bilmeyen izleyicilerimiz varsa onlara da söyleyelim. Avrasya Araştırma yaptığı tüm anketleri ve çalışmaları kendi gelir kaynağıyla yapıyor. Kendi ürettiği gelir kaynağıyla yapıyor. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliyoruz değil mi Kemal Özkiraz? Daha önce de bu ekranlarda konuştuk. Şöyle, biz biraz da bunu pandemi döneminde geliştirdiğimiz bir model oldu. Tıpkı bağımsız gazeteciler gibi, YouTube yayınları yapan bağımsız gazeteciler gibi. Biz hani şimdi fonlamak meşhur bir deyim. Kendi izleyicilerimiz tarafından fonlanacak bir sistem geliştirdik. Bunu da bizim 2 tane YouTube kanalımız var. Bir tanesi Avrasya Anket kanalı, bir tanesi 23 derece haber kanalımız var. Bu 2 kanalın gelirleriyle sağlıyoruz. YouTube'da bizi izleyenlerden bir reklam geliri elde ediyoruz. Onun haricinde
Muhtemelen Avrasya Araştırma dünyada en çok paralı ücretli abonesi olan araştırma şirketi olsa gerek. Çünkü bize YouTube üzerinden destek veren yaklaşık 14 bin paralı üyemiz var. Biz onların bize sağladığı gelirlerle anketlerimizi yapıyoruz. Ben daha önce partilerle de çalıştım. Bu ayıp değildir. Siyasi araştırmacılığın doğasında bu vardır ama ben 2 yıldır siyasi partilere ücret mukabilinde iş yapmıyorum örneğin. Burada iyi bir yer edindik kendimize ve bunu dünyada da ilk yapan şirketiz. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Yani bize işte şundan para alıyorlar, bundan para alıyorlar. En son bunu bize Memleket Partisi'nden söylemişlerdi. CHP'nin 650 milyonunu yediler diye. Ama sonra avukatlar canlı yayınımıza bağlandığında dedi ki yani orada bir yanlış anlaşılma var. Kesinlikle size söylemedik. Aksine sizin CHP'den hiç para almadığınızı ben biliyorum demişti. Tabii o haber olmadı. Yani sabahta takvimde öbür 650 milyon haber oldu ama yani aynı kişinin kendisini yalanlaması sonra haber olmadı. Sayın Özkiraz, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anket şirketlerine kızdığını söylemiştik ama şimdi Sayın Erdoğan'ı kızdıracak başka ifadelerde bulunanlar da var. Mesela Sayın Bülent Arınç, CHP'nin oylarının arttığını ve daha da artacağını söylüyor. Yani bu Sayın Bülent Arınç'ın değerlendirmesini de dinledim bugün. Dinlediniz mi güzel? Galiba. Evet, dinledim. Sayın Bülent Arınç'a deniliyor ki Sayın Erbakan'la, Sayın Ecevit'le anılarınızı, tabii bir de Erdoğan'la yaşanmışlıklarınızı soracağız. O da diyor ki geçmişi sorun ama bugünü sormayın, beni KODES'e tıktıracaksınız diyor. Evet. İşte... yani faşizmin tam olarak özetidir bu. Yani evet. faşizmin tam olarak özetidir. Herkes bu korkuyu bir kere tadacak. Bu kesin. Artık Erdoğan'ın en yakınındaki halkaya kadar bu geldiğine göre Sayın Erdoğan'ın araştırmacıları tukaka ilan etmesinden bir şey çıkmaz. Belli ki sorun araştırmacılarda değil. Belli ki sorun Erdoğan'ın yönetim biçiminde. En yakınında olan insanlar bile artık tutuklanma korkusu yaşıyorlar. Böyle bir hukuk düzeninin olduğu bir ülkede ekonominin zaten olamayacağını, orada değerli konuklarınız var, ekonomi uzmanlığı olan, güvenin olmadığı hiçbir yerde para durmaz. Çünkü kimse ben paramı getireyim de burada benim param deve olsun diye hiçbir yere para getirmez. Sayın Erdoğan'ın anketlerde yükselmek için yapması gereken şey çok basit. Öncelikle hukuka dönecek. Öncelikle yakın çevresinin bile tutuklanmaktan korktuğu bu düzeni değiştirecek. Sonra da bu ülkede hukuk var diyen parası olanlar bu ülkeye gelip yatırım yapacak, ekonomiyi düzeltecek. Yani böyle bir niyeti var mı? Bence AK Parti için bu çok zor. Çünkü hukuk demek en basiti, hukukun ekonomiyle ilgili en önemli ilişkisi şeffaflıktır. Hesap verebilmektir. Bence Cumhur İttifakı ve Sayın Erdoğan şeffaflık çizgisini çoktan geçtiler. O riski alamayacak durumdalar. O yüzden hukuku da tesis edebileceklerini zannetmiyorum. Hukuk olmadığı zaman da ekonomi hiçbir zaman iyiye gitmeyecek. Moda bir tabir var son günlerde. Türk ekonomisi dünden kötü ama en azından yarından iyi deniliyor. Yarının bugünden iyi olmayacağı şimdiden gözüküyor açıkçası. Bu da oy oranlarını doğrudan etkileyecektir. Tabii. Yani adalete güvenin azalmasında, yaşanan ekonomik krizde ya da yaşanan dış politik sorunlarda anket firmalarının bir kusuru yok diyebiliriz. Yani muhtemelen hiç kusuru yok. Hani biz hakem değiliz. Bunu bir futbol maçı gibi gözlemlersek biz hakem değiliz. Biz futbol maçlarında istatistikleri tutan operatörleriz en fazla. Yani siz gol atmıyorsanız biz size gol yazamayız. Biz skorboard tabelasını kontrol eden insanlarız. Yani siz kötü oynadınız. Siz kendi içinizden 3-4 arkadaş birbirinize düştünüz. Kırmızı kart gördünüz. Ortada karşıdaki rakibiniz size 4 gol atmış. Siz dönüp de skorboard tabelasına yazan kişiye kızarsanız size her yerde gülerler yani.
kendi taraflarımızda gülmeye başlar. Bu tip açıklamalar siyasette yanlış anons etkisi yapar. Bunu hep söylüyorum. Yani söylenmek isteneni, aslında anlatılmak isteneni ya da inandırılmak isteneni daha da kötüye götürür. İki hafta öncesinde de şey vardı yine gündemde, anket firmalarını sansürlemek için bir yasa tasarısı. Evet. Şimdi anketler kötü geliyor, o zaman biz anket firmalarına anket yayınlatmayalım. Bu mantıkla giderseniz evet, anket yayınlatmayabilirsiniz ama bunu söylediğiniz anda size oy veren seçmenler de dahil döner. Der ki bak bunlar kaybedeceklerini anladıkları için, demek ki bunlar gerçekten kaybediyorlar, bunu sansürlüyorlar. Araştırma firmalarına çatarsanız insanlar der ki demek ki Tayyip Erdoğan'ın önüne gelen anketler de çok kötü. Yani aslında bizim söylediğimizi Erdoğan kendi ağzıyla doğrulamış oluyor iki seferdir. Ona bu yüzden teşekkür etmekten başka, minnet duymaktan başka yapacak bir şeyimiz yok. Dediğim gibi 2-3 hafta önce ya da bir ay kadar önce anket firmaları ile ilgili sansür yasası gündeme geldikten sonra Gelecek Partisi bizim anketlerimizde 1 yıl kadar %2,5 seviyesinde gittikten sonra sonra ilk defa 2'nin altına düşmüştü. Bu anket yasası gündeme geldi. Gelecek Partisi kendini yeniden 2,5'un üstüne attı. Deva Partisi'ni hiç 3'ün üzerinde bulamıyorduk. Bu anket yasakları geldi. İşte grup kurma yasakları konuşulmaya başlandı. Bir de en önemlisi herhalde Sayın Devlet Bahçeli iki lidere de çok söz söyledi. Deva Partisi de kendisini 5'in üzerine attı. Yani burada verilmek istenen mesaj, ben anketlere inanmıyorum çünkü oyumuzu düşük gösteriyor iken, siz de anketlere inanmayın ey seçmenim iken, bir anda şuna dönüyor: anketler bize çok kötü geliyor, biz bile kaybedeceğimizi artık görebiliyoruz, o zaman siz burada durmayın, buna geliyor. O yüzden ben böyle açıklamaları bir muhalif de kişilik olarak çok memnuniyetle karşılıyorum. Evet, iktidar algılara değil olgulara bakmalı diyelim ama bir başka Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek'in tövbe çağrısını iğneledi biliyorsunuz. Yaptıklarınızdan pişman olduğumuzu samimiyetle itiraf edebilmeliyiz dedi. Zaman zaman Sayın Cemil Çiçek'in böyle çıkışları oluyor. Öyle tam yerine denk gelince ben de burada ifade etmek istedim açıkçası. Sayın İdris Şahin, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir tarafta Millet İttifakı'nın oy oranı ciddi bir şekilde artarken diğer tarafta Cumhur İttifakı'nda çok ciddi bir erime görüyoruz. Son yapılan anketlerde sadece Avrasya Araştırma'nın değil diğer anket şirketlerinde de çok belirgin bir halde. Avrasya Araştırma'nınkinde çok benim net olarak algılayabildiğim CHP'nin ve Deva Partisi'nin oylarının daha da yükseldiği noktasında. Nasıl yorumluyorsunuz? Sayın Emlek, ben burada biraz Sayın Özkiraz'a muhalif konuşacağım. Çünkü biraz sataşma oldu. Öyle mi? Karşınızdaki rakip size 4 atar dedi. Ben de programa gelmeden önce Beşiktaş maçının olduğu halde programa gidiyorum, bizi izleyin dedim. Ben fanatik bir Beşiktaşlıyım. Rakip de bize 4 attı bugün. O yüzden biraz sataşma görüyorum Sayın Özkiraz'ın sözlerinde. Yok, ama başkanım, şunu kabul etmek lazım. O konu ikimizin de içinde yara. Ben de çok iyi bir Beşiktaşlıyım. O yüzden o sataşma size değildi. O zaman şöyle değerlendireyim. Ben yine Özkiraz'a bazı konularda katılmıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı özellikle yurt dışına giderken anket firmalarıyla alakalı bir kısım serzenişlerde bulundu. Çünkü bu serzenişlerinde bir kısım haklılık payı da vardı. Çünkü dış politikada Türkiye'yi bu hale düşüren ORC'nin sahibi Mehmet Pösteki'ydi. Adaleti yerlerde süründüren MAK danışmanlığın sahibi Sayın Mehmet Ali Kulat'tı. Ekonomiyi de Sayın Serkan Özcan'ın vermiş olduğu örnekler ve verilerden anlaşıldığı üzere bu hale getiren de Kemal Özkiraz'dı. Avrasya Araştırma'nın başkanıydı. Ben böyle değerlendiriyorum. Çünkü iktidarın bir çürümüşlüğü, bir yorgunluğu artık bir kenara çekilmesi gerektiğine dair inancı
kabul etmiyor. Bu olumsuzlukların temelinde de araştırma şirketlerini koyuyor. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız ülkede ekonomiyi gerçekten içinden çıkılmaz bir hale soktular. Yine adalette hiç olmadığı kadar bu milletin adalet arzusunu her alanda, sadece adliye kapılarında değil, işe girmede, sosyal hayatta, çalışma hayatında, her basında bu adaletsizlikler zirveye çıktı. Dış politikada da Rusya ile Amerika arasında resmen pimpon topuna dönen bir dış siyaset algısını ortaya koydu bu iktidar. Bizim buradan bu iktidar mensuplarına artık araştırma şirketleriyle, basınla uğraşmaktan ziyade şunu kabul etmeleri lazım. Ben Sayın Emlek her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki bindiğimiz araçların en kıymetlisini Almanlar yapıyor. Ya BMW ya Mercedes gibi hepimiz kullanıyoruz. Ama onlar da 10 yıl geçtikten sonra bir değiştirme ihtiyacı hissediyor toplum. Çünkü yıpranıyor, yoruluyor. En kıymetli çeliği bile kullansanız bir aşınma, bir yorgunluk oluyor. Şimdi iktidarda, özellikle AK Parti'de, bu 2013'ten sonraki süreç içerisinde, bizim de içinde olduğumuz dönemde başlayan, ancak 2015'ten sonra özellikle Sayın Özcan'ın ve bizim de son derece sevdiğimiz, değer verdiğimiz Ahmet Davutoğlu Bey'e parti içerisinde yapılan bir operasyon sonrasında ayrılmasından sonraki süreçte şeffaflığın tamamen ortadan kalktığı, hesap verilebilirliğin yok olduğu bir dönemde AK Parti adım adım kendi sonunu hazırladı ve bugün geldiği nokta itibariyle artık bu ülkeye umut olamıyor. Bunu da vatandaş görüyor. İnsanlarımız görüyor. Biz bir örnek verdik geçtiğimiz gün. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde dünya ekonomisi içerisinde 21. sıradaydı Sayın Emlek. 2002'de Sayın Babacan 2015'te ekonomi yönetimini devrettiğinde Türk ekonomisi 16. sırada milli gelire dayalı olarak dünyanın en büyük, en gelişmiş 16. ekonomisi içerisindeydi. Ama bu ucube sistem her alanda olduğu gibi bu konuda da ülkemizi geriye götürdü. Ve şu anda bir kısım hesaplamalara göre, Sayın Özcan daha net olarak ifade edebilir, hangi kassaya göre hesaplanıyor, neye göre değerlendiriliyor bilmiyorum ama şu an itibariyle dünyanın en gelişmiş 21. ekonomisi arasına düştük. Yani 2002'deki verilere 2021 tarihi itibariyle geri döndük. Ve burada gerçekten siyaset kurumu şunu yapmalı. Bir kenara çekilmeli ve bir vicdan muhasebesi yapmalı. Ben bu ülkeyi başladığımız noktaya nasıl geri getirdim? Bu ülkede güzellikleri yaşattık, amenna, o konuda kimsenin itirazı yok. Ama gelindiği nokta itibariyle artık bu milletin gençlerine umut veremeyen, bu ülkenin çalışanına umut veremeyen, çiftçisine umut veremeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ve sandık konduğunda da mutlak surette bir değişimin olduğu net bir şekilde Avrasya'nın yapmış olduğu araştırmalarda da görülüyor. Yalnız bir hususu ifade etmek istiyorum Sayın Emlek. Kararsızlarla alakalı Sayın Özkiraz'ın değerlendirmesine ilaveten şunu ifade etmekte fayda var. Buyurun. 1500 kişi üzerinden telefon anketi yapılıyor. Bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı'na en yakın çalışma arkadaşı bile kendi gerçek duygularını söylemekten korktuğu bir ortamda telefon anketinde yeni kurulan partilere oy vereceğim deme cesaretini gösterebilecek çok fazla insan olduğu kanaatinde değilim. Bu kararsızların kahir ekseriyetinin muhalefet bloğuna ve özellikle yeni kurulan partilere gideceği noktasında bir inancım var. Bunu özellikle ifade etmek isterim. Ve bugün grup toplantısında özellikle Sayın Bahçeli'de Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a yönelik olarak bir kısım söylemlerde bulundu. Ve bizim söylediğimiz de şuydu. Biz diyoruz ki Sayın Bahçeli'nin iktidar ortağı olduğu dönemlerde ülkede gerçek anlamda krizler yaşandı. Ve ekonomik krizlerin olduğu süreçlerde 2001 krizinden önce iktidarın ortağıydı, başbakan yardımcısıydı ve DPT'de dahil olmak üzere Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nun da sorumlusu, başbakan yardımcısı sıfatıyla Sayın Bahçeli'ydi. Ve o dönem itibariyle 1,5-2 yıl daha iktidar süreçleri olmasına rağmen milleti doğrudan erken seçime götürdüler.
Dolayısıyla bu an itibariyle de Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı ve küçük ortağı artık ülkenin sorunlarına çözüm üretebilecek bir irade taşımıyorlar. Bizim buradan kendilerine tavsiyemiz, gerçekten ülkeyi daha fazla germeden, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, toplumu kutuplara ayırdıkları kadar ayırdılar, ötekileştirdikleri kadar ötekileştirdiler, artık yeter diyerek milletin arzusu olan sandığı milletin önüne getirmeleri ve kendileri de bir istirahate çekilmeleri. Türkiye yeni yüzler görmek istiyor, genç, dinamik dimağlar istiyor, akılla, bilimle, fenle bu ülkeyi huzurlu bir ortamda, özgür bir ortamda sandığa götürmek ve o sandıktan çıkacak iradeyle ülkeyi daha iyi yönetmek istiyor. Bu konuda da iktidar mensupları şöyle başını iki elinin arasına alsınlar, kabahati araştırma firmalarında değil kendilerinde arasınlar, halkın arasına bir girsinler, halkın sorunlarını vatandaşa bir sorsunlar. Bütün muhalefet partilerinin liderleri vatandaşın içerisinde, onların neler çektiğini, nasıl sıkıntılar içerisinde hayatını idame ettirdiğini bir bir gezerek görüyorlar, onların içinde yaşıyorlar. İktidar mensupları da Sayın Bahçeli'de, Sayın Erdoğan'da milletin içerisine bir karışsınlar, koruma duvarlarını yıksınlar, vatandaş ne diyor onu netliğiyle görsünler. Peki. Sayın Emlek. Sayın Akverdi, sizin de yorumunuzu rica edeceğim ama sahada olan milletvekillerinden birisiniz, çok sık sahadasınız. En çok hangi şikayeti duyuyorsunuz? Vatandaş en çok neden şikayet ediyor size? Vatandaş en çok neden şikayet ediyor? Yani aslında hepimiz biliyoruz. Geçen hafta seçim bölgemde bir pazar dolaştık ve gerçekten küçücük torbalarda sadece bir yeşillik alıp evine dönmek zorunda ya da çok az bir parça meyve alıp evine dönmek zorunda olan vatandaşlarımız vardı. Ve ben pazara sadece bunu alabildim. Cebimde başkaca para yok. Evime götürebileceğim ekmek parası bulmakta zorlanıyorum şeklinde açıklamalar var. Tam bu hafta Erdoğan bir tanzim satış merkezine gitmiş. Oradan alışveriş yapmıştı. Oho, ülkede durum çok iyi. Fiyatlar gayet iyi diye açıklama yapmıştı. Tam onun üzerine ertesi gün gittiğimizde vatandaştan en yoğun duyduğumuz şikayet gerçekten geçinememe. İlk talepleri ekonomik tabii ki, çünkü karnını doyurmak bir insani temel ihtiyaç. İnsanlar karnını doyuramayacak seviyeye gelmiş. Asgari ücret, bırakın açlık sınırını, yoksulluk sınırını, açlık sınırının altında kalmışken insanların hani başka bir şeyden yakınmaları mümkün değil. Bu bir gerçek. Ama Erdoğan sanki bir hayal dünyasında yaşıyor. Yani geçen hafta dedi ki işte İngiltere'de şurada burada benzin yok. Almanya, Fransa'da yiyecek kuyrukları var dedi. Yani gerçekten akıl alır bir şey değil. Bunu nerede yaptı biliyor musunuz? Adana'daki açıklamasında yaptı. Açıklamasından hemen sonra polislere dağıtılan kumanyalar, orada yarım kalan kumanyalara oradan çıkan vatandaşlar saldırmaya başladı. Yani o polislerin yarım kumanyasından yiyecek toplayan vatandaşlarımız vardı tam hemen o konuşmasının ardından. Şimdi %60 Sayın Özkıraz dedi ki %60 erken seçim isteniyor artık. Doğru. Şimdi iktidara gönül verenler ya da iktidara oy verme tercihinde bulunanlar artık zaten erken seçim istemez. Hükümetin gitmesini isteyen %60'lık bir blok var. En azından bu anketler üzerinden. Biz görüyoruz artık, hani Sayın Demirel de diyordu, tencere bu hükümetleri götürecek. Artık tencerede yiyecek bir şey olmadığı için bu hükümet gidecek. Sadece bunun için değil, adaleti bitirdiler. Cumhuriyete dair bütün temel kurumları bitirdiler. Bu ucube başkanlık sistemi ile devlete olan güvenci tamamen kaldırdılar. Adalete olan güvenci tamamen kaldırdılar. Ve bugün artık bir değişim istiyor vatandaş. Şimdi çok özür diliyorum sizden. Az önce kulaklığımın şarjı bitti. Biraz sonra da telefonumun şarjı bitebilir. İnanın hepsini doldurmuştum. Hem kulaklığımı hem telefonumu. Ama mecliste geç bir saat. Şu anda doldurma şansım olmayacak. Birazdan telefonum kapanırsa, şarjı biterse sizlerden ve izleyicilerimizden özür dilerim. Ama fırsat bulmuşken az önceki konuştuğumuz konulara dair de ben de birkaç husus paylaşmak istedim. İsterim. Müsaadeniz var. Tabii, buyurunuz lütfen. Şimdi HSYK'ya atamalarla ilgili Sayın Vekilim bazı eleştirilerde, özür dilerim, Sayın Şahin bazı eleştirilerde bulundu. Ama ben kaldığı noktadan da devam etmek istiyorum kısmen katılmakla birlikte. Mesela bu Hamit Kocabey. Ya Hamit Kocabey
ben Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli'nin talimatıyla buradan ayrılıyorum dedi. Kim bu adam? HSYK isit. Şimdi ama biliyorsunuz geçmişte Sayın Bahçeli'nin de avukatlığını üstlenmiş bir isim. Tabii. Ya talimatla geldi, talimatla gitti. Şimdi yargının en tepesindeki kurumdan bir küçük ortak, iktidarın küçük ortağının talimatıyla ayrılan bir üye var. Düşünün, yargının geldiği durumu düşünün. Şimdi Devlet Bey çıkıyor diyor ki Osman Kavala ve Demirtaş teröristtir. Devam ediyor galiba. Evet, kesilmedi. Şimdi bu, yani Osman Kavala ve Demirtaş adına verilmiş, kesinleşmiş bir hüküm yok. Hüküm yok yani bu adamlara dair bir mahkeme kararı yok. Düşünün ki iktidara bu kadar göbeğinden bağlı yargı bile bu kişiler hakkında 4-5 yıldır tutuklular, her biri ayrı ayrı bir hüküm koymamışlar. Hükmü Devlet Bey veriyor ve bunlar terörist diyor. Peki bu durumda HSYK'dan talimatla istifa eden, hani bu şanslara bağlı hakim ve savcılar nasıl bir karar verecekler? Nasıl bağımsız bir karar verecekler? Bu ülkede teröristi, suçluyu, suçsuzu kim belirliyor? Siyasi erk mi? Öyle bir şey olabilir mi? Kabul edilebilir bir şey değil. YÖK'e dair de bir şeyler söylemek isterim. Bakın ben 96'dan beri üniversite öğrenciliğimde her 6 Kasım'da meydanlardaydım. Ve YÖK kaldırılsın diyordum. Partimizin resmi iradesi de bu şekildedir. Eğitime dair, YÖK'e dair gerçekten diğer ittifakımıza dahil olmayan Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ndeki temsilciler gibi bizim de düşüncelerimiz ortak. Birçok hususta bu noktalar ortaklaşıyor. Zaten bu ortaklıkla da beraber, hani geniş paydalarla da birleşmemizle beraber bu iktidarın yolculuğu görünüyor. Şimdi en son anket firmalarına taktılar bunlar kafaları. Önce anket firmaları istedikleri gibi açıklama yapamayacak, anketler açıklayamayacaklar diye bir tasarı düşündüler. Yani kendilerine hiç bakmıyorlar. Vay, nasıl açıklama yaparlar diye anket firmalarına saldırıyorlar. Ve Sayın Özkiraz dedi ya, anketleri beğenmeyenler aslında gerilerdedir. Evet, tam da bu. Kaybettiklerini görüyorlar. O zaman kapatalım anket firmalarını. Valla Sayın ve Özkiraz bir öyle bir ifadeyle bakıyor ki dumanla bile haberleşiriz diye anlıyorum ben onu. Bakın şimdi sosyal medya mesela. Sosyal medyada bir düzenleme getirmeye çalıştılar. Beceremediler. Niye havuz kanalları dışında ciddi bir sosyal medyada bilgi akışı var? Sosyal medyayı engelleyelim. Anketler aleyhe anket firmalarını kapatalım. Bir de iletişim başkanlığı var. İletişim başkanlığının bütçesini inanılmaz artırdılar. Neden? Algıyı yönetebilmek için. Kendi trolleri var, kendi sosyal medya hesapları var. Algıyı yönetiyorlar. Türkiye'de açlık yok. Türkiye'de yoksulluk yok. Her şey güllük gülistanlık diye o Hitler'in Göbels'i gibi, reklam ajansı gibi, propaganda ajansı gibi İletişim Başkanlığı'nın bütçesini artırdılar ama bu onları kurtarmayacak. Gidiyorlar. Zor işimiz, elbette zor. Gerçekten zor. Yani bir enkaz alacağız ama elbette bu ülkeyi aydınlığa taşımak gibi bizlerin sorumluluğu var. Biz bu ülkenin öz vatandaşlarıyız. Gerçek sahipleriyiz. Sizler, bizler, bu ülkedeki seçmenlerin tamamı. Bu rant ortaklığı, rant bitti, artık kaybedecek. Ve artık hani işimiz zor ama vatandaşlarımız şuna gönül rahatlığıyla inansınlar. En kısa sürede ülkeyi aydınlığa biz taşıyacağız. Birlikte taşıyacağız. Dostlarımızla taşıyacağız. İttifakımızla taşıyacağız. Buna emin olabilirler. Anketlerde bunu gösteriyor. Sokakta bunu gösteriyor. Pazarda bunu gösteriyor. Vatandaşın cebi de bunu gösteriyor. Artık bir nefes alacağız. Buna inanmalarını istiyorum sayın seyircilerimizin. Çok teşekkür ediyorum. Özgün Hoca, hemen size döneceğim. Ama bir saniye Sayın Kemal Özkiraz'a hemen şunu sormak istiyorum. İzleyicilerimizden de gelen mesajlar var. Şimdi yıllardır siz anket yapıyorsunuz. En çok ne kadar yanıldınız? O en çok yanıldığımız yer 17 Nisan referandumuydu. Biz 52.7 hayır çıkacak demiştik. Muhtemelen sandığa 52.7 hayır girdi ama hayır çıkmadı. En çok yanıldığımız seçim oydu. Ben aslında şunu sormak istedim. Hata payı dışında yanılmadık.
son yerel seçimlerde biz İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Adana Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na geçecek dediğimizde bayağı bir alay konusu olmuştuk. Ama biz 30 büyükşehirin 29'unda doğru tahmin ettik. Evet. İzleyicilerimiz buna göre değerlendirsinler. Buyurun, söz sizde Özgün Hoca. Şimdi muhalefet tamamen zaten bu sonuçlar, yani Kemal Bey'in sonuçları da başka anket firmalarının sonuçları da artık çok net bir şekilde şunu gösteriyor. Muhalefet tamamen psikolojik üstünlüğü ele geçirdi ve ekonomik oy verme motivasyonunun yanı sıra, ekonominin belirlediği motivasyonun yanı sıra bir de psikolojik motivasyonlar var. Daha önce başka bir anket firmasının bulgularında gösteriyordu. İktidara neden oy veriyorsunuz? Yani oy verenler içerisinde AKP'ye neden oy vermeyi tercih ediyorsunuz sorusunda en çok payı güçlü olduğu için cevabı alıyordu. Yani bu şu demek, eğer AKP'nin artık güçlü olmadığı, Erdoğan'ın artık yönetme kabiliyetlerinin tükendiği, muktedir olmadığı, AKP'nin artık tekrar seçilme ihtimalinin azaldığı durumda bu seçmen bir hareketlilik içerisine girme ihtimali son derece yüksek ki zaten sonuçlarda bize bunu gösteriyor. Bu da psikolojik üstünlüğün yavaş yavaş muhalefete geçtiğini, hatta bu üstünün korunması ve büyütülmesi gerektiğini gösteriyor bize. Neden psikolojik üstünlük muhalefette? Şimdi Cumhur İttifakı artık topluma sunabileceği hiç yeni bir şey kalmadı. Hikayeyi yaratmayı vesaire geçtim. Sürekli yapabildikleri tek şey geçmişe referans vermek. İki türlü geçmişe referans veriyor. İşte eskiden tüp kuyruğu vardı, şu vardı, bu vardı, İkinci Dünya Savaşı'nda şöyle oldu falan gibi. Yani insanları artık hiç ilgilendirmeyen, hele ki yeni kuşağın hiç umurunda olmayan bir takım sorunları öne sürerek bunları ikna etmeye çalışıyor. İkincisi de bakın biz bir zamanlar şöyle iyi şeyler yaptık, Türkiye'yi harika yönettik. Siz bize yine oy verin, biz yine harika yöneteceğiz diyor. Tabi bunlar ikna edici argümanlar değil. Millet İttifakı'nın avantajı ise şu, birincisi bir yenilik vaat ediyor. Toplum çok bunalmış durumda ve bu topluma bir yenilik, bir değişim vaat ediyor. Bir nefes alma, soluklanma imkanı vaat ediyor. İkincisi de tabii ki Millet İttifakı diye konuşuyorum ama genel olarak muhalefeti kastediyorum. İttifakın içinde olanlarla dışında olanlarla hep birlikte bir geleceğe işaret etme durumları var. Bakın, daha genç liderler ön plana çıkıyor artık yavaş yavaş. Geleceğe yönelik vaatleri olan parti ve kuruluşlar daha çok ön plana çıkıyor. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın geleceğe yönelik söyleyeceği hiçbir şey kalmadığı için bu anlamda geri düşmüş oluyor. Erdoğan'ı kaybedeceğini düşünenler, yine başka bir anket verisi, %55'e ulaşmış durumda. Bu şu demek, muhalefetin içerisindeki, çünkü muhalefetin 20 yıllık getirdiği bir bagajı var, bir psikolojik yükü var arkada, bir karamsarlığı var muhalif seçmenin içerisinde. Ve bunlar kolay kolay Erdoğan'ı kaybetmeyeceğini düşünen bir kesimi var muhalif seçmenin. Yani muhalefet partilerine oy verecek olsa da Erdoğan'ın kolay kolay bir şekilde o sandıktan tekrar çıkacağını düşünüyor. Böyle bir karamsarlığa sahip. Buna rağmen, yani bunlar Erdoğan kazanır demesine rağmen, Erdoğan kaybedecek diyenler %55'e çıkmış durumda. Üstüne bir de şunları ekleyelim. Bunlar sonuç olmanın ötesinde, pardon, bunlar neden olmanın ötesinde sonuç. Yolsuzluk ifşaları, sızıntılar. Sedat Peker gibi bir figürün ortaya çıkıp hükümeti açıkça hedef alması ve hükümet çevrelerinin... Konuşacağız efendim. Bir sonraki bölümde konuşacağız çok detaylı bir şekilde. Hükümet çevrelerinin ilişkilerini ortaya çıkan. Bunlar şu yüzden aslında. Bunlar da psikolojik üstünlüğün artık muhalefete geçtiğinin göstergesi. Muhalefete geçti ve bürokrasi manevra yapmaya çalışıyor. Bürokrasi çok büyük bir gemi gibi düşünün ve bunun manevra yapması tabii ki zaman alıyor. Fakat bu manevra şu an yapılıyor bürokraside. Ve bu manevra da yapıldığı için insanlar kendilerini artık biraz daha güvende hissettiği, korku duvarları yıkıldığı için artık, korku eşiği aşıldığı için bu tip ifşalar, belge sızdırmaları vesaire artıyor. Tam da bu nedenle, yani bu anket sonuçları nedeniyle. Evet, bir itirazım olacak size ama Kemal Özkiraz'a da bir şey söylemeden edemeyeceğim. Sayın Özkiraz, yani referandumda da pek yanılmış sayılmazsınız aslında. Çünkü mühürsüz oylar meselesi son dakika devreye giren bir hadiseydi. Hiç kimsenin beklemediği bir şeydi.
Bunu da söylemeden edemedim. Onu kastetti zaten. Yani evet. Sandığa aslında girdi ama sandıktan yani, çıkmadı dedi. Biz sandığa girecek oyları ölçüyoruz. Evet. Sandıktan çıkacak oyları biz ölçemiyoruz. O yüzden bizim ölçümümüz doğru mu yanlış mı bunu henüz bilemiyoruz. Çünkü YSK o günden bu yana hala mühürsüz oyları kanuna tam aykırılık teşkil edecek şekilde neden kabul ettiğini hiçbir mantıklı çerçeveye oturtarak anlatamadı. Evet. O yüzden biz o referandumu bildik mi bilemedik mi bilmiyoruz. Hani yanıldığımız başka seçim de oldu bizim. Yani 2018 seçimlerinde yanıldık ama hata payı içerisinde yanıldık. Hı hı. Yani arada bir 15-20 puanlık yanılgılarımız olmadı. Hı hı. Ben 20 yıldır bu işi yapıyorum. Son 7-8 seçimdir sonuç açıklıyoruz kamuoyuna açık şekilde. Onlardan yanıldığımız sadece bu referandum oldu. Peki. Çok teşekkür ederim katkınız için. Önümüzdeki ay yeniden görüşmek üzere. Sağ olun. Ben teşekkür İyi akşamlar ederim. Diliyorum. Görüşmek Hoşça üzere. Kalın. İyi yayınlar. Saygılar. Sağ olun. Sağ olun. Reklama gitmeden Serkan Özcan'a da hemen sormak istiyorum. Şimdi eğer bir Türkiye bir güvenlik sorunu yaşamazsa, olağanüstü bir sürece girmezse ya da muhalefet olağanüstü bir hata yapmazsa önümüzdeki süreç artık seçim takviminin işlediği bir takvim oluyor. Oyların dengesine baktığımız zaman ittifaklarda aradaki makasın çok açıldığını da görüyoruz. Sizce en önemli etken ne? Az önce Özgün Hoca ekonomi dedi. Sayın İdris ekonomi Şahin de... Ekonomi artık artı insanların ikna olması, iktidarın zayıfladığını, değişeceğine ikna olması. İkna olduktan sonra oy tercihlerini değiştirmeleri kolaylaşıyor. Peki. Diğer konuklarımız da benzer şeyler söyledi. Ekonomi öncel midir? Yoksa diğer konular da onun yanında sürükleyici midir? Ben şimdi hani meslek gereği de tabii daha fazla ekonomiyle ilgilendiğim için işin siyaset boyutunu da uzunca süre hep o taraftan okudum. Bir de Türkiye'nin bu kadar, ya daha doğrusu Türkiye'nin demeyelim, AK Parti'nin bu kadar kötü bir final yapacağını bırakın bizi, AK Parti'nin kendisini bile tahayyül edemediğini düşünüyorum. O açıdan benim kanaatim evet ekonomi son derece etkili bu çöküşte. Hı hı. Ve hızlı bir biçimde o üstünlüğü kaybetmede Emre Hoca'ya bir katkıda bulunması için yani o psikolojik üstünlük diye tanımladı ama ben orada 3 tane ayrı parçanın olduğunu düşünüyorum. Birincisi hocam söylem üstünlüğü. Evet, söylem üstünlüğünü aslında çok çok net bir biçimde muhalefet ele geçirmişti. İkincisi bence yine çok önemli bir ahlaki üstünlük de geçirdi muhalefet ele. Yani 128 milyar doların satışıyla ilgili ne kadar ciddi bir gayri hukukilik olduğunu çok sık bir biçimde söyleyince ortaya çıkan şey resim bir ahlaki şey sağlıyor ya da 5 maaşlı bir sürü bürokratın olması. Üçüncüsü ve çok önemlisi ve hep lazım olanı bence moral üstünlüğü. Moral üstünlüğünün de artık uzunca bir aradan sonra evet. muhalefet tarafına geçtiğini düşünüyorum. O yüzden evet bu üstünlük var. Ve bu üstünlük ekonomi bu kadar kötü giderken kolay kolay yeniden iktidar tarafına geçecek bir üstünlük değil benim görebildiğim kadarıyla. Ama ben daha dün Van'dan döndüm. Ve 3 ilçe gezdim Sayın Genel Başkanımızla birlikte. Van merkezde bulundum. Bir Kürt meselesi çalıştayı yaptık. Bölgedeki Kürt aydınlarla. Hiç de azımsanmayacak ölçüde ekonomi dışındaki meseleler nedeniyle de AK Parti'de ben sert, hızlı bir çözülme olduğunu düşünüyorum. Özellikle muhafazakar Kürt seçmenin, yani ben ilgiden açıkçası benim beklediğimin çok ötesinde bir ilgi vardı Sayın Davutoğlu'na orada. Özellikle muhafazakar Kürt seçmenin şu anda AK Parti'nin MHP ile girmiş olduğu ilişki nedeniyle yaşadığı rahatsızlığı artık net bir biçimde tavır değiştirerek ortaya koyduğunu görüyorum. Yine benzer bir biçimde mesela, Batı tarafına geldiğiniz zaman yani bu Türkiye'nin tamamının sorunu ama Batı tarafında da aynı özgürlük talebi KHK'lılardan geliyor. Aynı adalet talebi KHK'lılardan geliyor mesela. Tamam mı? Şimdi bir başka boyutu işte yurt sorunuz yok denen öğrencilerden geliyor. O yüzden işin ekonomi boyutunun çok önemli olduğu konusunda benim hiçbir şüphem yok. Ama artık özellikle Kürt sorunu, özellikle gençlerin yaşamakta olduğu sorunlar, KHK'lıların sorunları, EYT'lilerin sorunları falan bunların hepsinin de bu çözülmeyi hızlandıran meseleler olduğunu düşünüyorum. Aslında çok normal şu andaki rakamlarla. Türkiye'de hocam asgari ücret 300 dolara düştü. Evet. Haftada 45 saat, ayda 200 saat çalışan bir işçi için
Ben bunu sosyal medyada paylaştım. $1.5 saati ücret. Bak bu rekabetçi kur tırnak içinde. Yani Erdoğan ve Berat Albayrak'ın bizi yönlendirdiği rekabetçi kurun sonucu. Bir saatine $1.5 kazanılan bir ülkede sosyal huzur da olmaz, iktidar da olamazsınız. Bu bildiğiniz köle pazarına çevirmek ülkeyi. Evet. Eskiden hocam konuşuyorduk böyle uluslararası ekonomiyle de, hani ilgilendiğiniz için. Bir ucuz iş gücü meselesi açıldığı zaman akla ilk gelen ülke neresiydi? Çin. Hadi biraz daha zorlayın Hindistan, Bangladeş. Şu anda Çin'den daha düşük asgari ücret ödüyoruz. Milyarlarca nüfusu olan Çin'den daha düşük asgari ücret ödüyoruz. Şimdi ve az önce sizinle de paylaştık konuşmanın içinde. Çalışanların %43'ü asgari ücretli, ortalama ücrette asgari ücretin sadece 1.4 katı. Yani Türkiye'de artık herkes asgari ve siz bu böyle bir ülkede saatlik $1.5 insanları çalıştırıyorsunuz. Yani Amerika'da bir genç ya da Avrupa'da bir genç bir saat McDonald's'ta çalıştığı için reklama girmez herhalde ama çalıştığı için $15 $15 kazanıyor hocam. Ki ya, alım gücü farkını da hesaba katmak. Tabii yani bakın bunların hepsini bir kenara koyun. Benim gencim Amerikalı, Avrupalı gençle saatlik ücrette onun onla birini alırken nasıl yarışacak? Sorumuz bu kadar basit. Yarışmıyor zaten. Oraya gitmeyi tercih ediyor. Tabii ki. Şimdi bunun yarattığı sonuç da şu. Soruyorsun, dönüyorsun, ne istiyorsun diye söylüyorsun. Sana imkan versek eğitim ya da çalışmak için yurt dışına gider misin diye soruyorsun. O gençlerin 1/4'ü giderim diyor. Bu ülkenin umudu kesmiş çünkü. Bu ülkenin bundan daha büyük bir beka problemi yoktur. Bunu herkesin çok iyi anlaması lazım. Tam da bu nedenle artık özellikle AK Parti, MHP koalisyon iktidarına oy veren vatandaşlarımızın hiç her şeyi bir kenara koyun. Her şeyi de affettiğinizi düşünün. Sırf bu beka problemi nedeniyle bile aslında bir net, daha net bir tavır göstermesi beklenir. Benim açıkçası Sayın Davutoğlu ile birlikte Van'a yaptığımız ziyarette de, ondan hemen öncesinde Diyarbakır'a yaptığımız ziyarette de, Şanlıurfa'ya yaptığımız ziyarette de, Yalova'ya yaptığımız ziyarette de benim gördüğüm şey bu. Özellikle AK Parti'ye çok yakın seçmenin, yani biz Sayın Davutoğlu'na ve Gelecek Partisi'ne, bu da çok normal tabii eski genel başkanımız için, büyük bir şeyi olduğunu, büyük bir ilgisi olduğunu da görüyoruz. Ben açıkçası iktidarın bugünkü oylarında deprem, hani terminolojisiyle söylemek gerekirse, bir tektonik kırılma yaşanacağını düşünüyorum. Yani bu %25'ler, 30'lar seviyesindeki azalmanın ya da düşüşün bugüne kadar yavaş yavaş gelişen o erimenin bir anda daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Ve çok doğal olarak o partinin içinden çıkmış, az önce İdris Bey'in de söylediği gibi, partilere bu anlamda bir yönelme de olacaktır. Türkiye'de siyasetin denklemi artık değişmiştir. Yani bu kadar yüksek bir yükü sadece vatandaşın sırtına yükleyerek, işte az önceki örnekte olduğu gibi Ali Aydar Bey söyledi herhalde, siz orada %21.7 büyüdük ahali derken yanında vatandaş, polise getirilen kumanyanın artıklarını toplamaya başlamışsa, şimdi sizin artık o propagandanızın da bir sonu var. Yani illüzyon siyaseti bir yere kadar işe yarıyor, ondan sonra yaramıyor. İki tane rakam vereyim. Bugün 50 milyonun üzerinde nüfusu olan ülkeler arasında Türkiye dünyanın en fazla faiz ödeyen ülkesidir. 50 milyon nüfusun üzerinde olan ülkelerde bugün dünyada Türkiye en yüksek enflasyona sahip 3. ülkedir. Önümüzdeki ülkeler hocam İran ve Etiyopya. Burada kazanamazsın kardeşim. Sana kazandıran, daha böyle gelir dağılımını düzelten, enflasyonla biraz daha hani nispeten mücadele eden, 12.500-13.000 dolarlara kadar ulaşmış olan kişi başı milli gelirdi. Bunlar ortadan kalkmışken sen o iletişim başkanlığına az önce sizin verdiğiniz rakam 680 değil, 1680 de versen hiçbir şey değişmeyecek. Propaganda ekonomide işlemeyecek ve işlemiyor. Bizim sahada gördüğümüz şey net olarak bu. Burada asıl olan, önemli olan kişi başı milli gelir. Bu arada onu da söyleyeyim. Evet. 2002 krizinde Türkiye kişi başı milli gelirde dünyada 70. sıradaymış. O büyük 21. 20. sıralar toplam milli gelir üzerinden yapılan sıralamalar. Şimdi hangi 2021'de 76. olacak. Sen almışsın 20 sene kontağı çevirip arabayla gezmişsin. Arabanın kaportasını, şanzımanını, her şeyi düşürmüşsün. Gelmişsin şimdi kontağı milletin suratına fırlatıyorsun. Tabii ki kaybedeceksin. Çok açık yani. Eğer muhalefet çok çok büyük bir hata yapmazsa, gerçekten bu söylediği kadar demokrat davranmazsa ayrı bir konu ama
bu süreç böyle devam ettiği sürece açıkçası ben AK Parti MHP koalisyon iktidarının sadece ekonomi nedeniyle de değil, hukuk nedeniyle, evet, adalet nedeniyle, Kürt sorunu nedeniyle, KHK'lılar nedeniyle, EYT'liler nedeniyle kaybetmeye mahkum olduğunu çok net bir biçimde görüyorum. Sayın Hocam çok teşekkür ederim. Toplumun her kesiminden bizi izliyorlar. Şimdi mesajlar da geliyor. Siz Kürt sorunu ve Kürt meselesi yanlış bir kavram. Kürt sorunu doğru bir kavram. Sorunla kesimi aynı cümlede kullanmadığınız için ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimiz de yazmışlar bize. Şimdi sevgili izleyiciler, biz reklam arasına gideceğiz. Reklam arasından sonra yine çok önemli gelişmeleri konuşacağız. Nihayetinde savcılar harekete geçti. Ama kim için geçti? Sedat Peker için geçti. İddianame tamamlandı. 392 yılla yargılanması isteniyor. Hapis istemi var. Kendisi biliyorsunuz bir dizi tweet atmıştı. Artık toplumu korkutma noktasında hani Sedat yok, artık Sadat var diye ve Sadat'a karşı pek çok açıklama yapmıştı. Hem bunları konuşacağız, ne anlama geldiğini konuşacağız. Hem de biliyorsunuz yine Erdoğan-Biden görüşmesi öncesi bazı videolar da yayınlayacağını söylemişti. Sonra yayınlamamıştı, ertelemişti, ertelediğini ifade etmişti. Onları gazeteci Erk Acarer'e açıklamış. Özgün Hoca'dan da yorumlamasını isteyeceğim. Çünkü yeni tweetler de var bu konuda. Hem bunları konuşacağız hem de ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra yeniden konuklarımla sizlerle birlikteyiz. Ali Aydar Akverdi de gelmiş. Biraz bağlantı zayıflamıştı ama sanıyorum şimdi halloldu. Çözdük. Meclisteyim bu saatte. Kimse kalmadı tabii. Aslında programa başlamadan önce gerçekten hem telefonumu hem kulaklığımın da şarjını tam doldurmuştum. Aşağıya indim, polis memuru arkadaşlar görev yapan, onlardan şarjlarını aldım, tekrar devam etmek durumunda kaldım. Kusura bakmayın, aranızdan ayrıldım. Sizden de seyircilerimizden de özür dilerim. Biz de polis arkadaşlarımıza teşekkür ederiz, polis memurlarına. Yayın uzun, evet uzun bir maraton, 4 saatlik bir yayın maratonuna telefonun tabii şarjı da muhtemelen dayanamadı ama olsun, artık çözüm bulunduğuna göre kaldığımız bizim yerden devam edebiliriz. Yerinde. Biz hazırız. Biz iktidara hazırız. Enerjimiz de var. Hiç merak etmeyin. Sadece telefonumuzun şarjı bitti. Endişeye mahal yok diyorsunuz. Evet. Bürokrasiden destek gelmiş işte. Evet. Görünen o. Değil mi? Peki, tam söz aslında yarım kaldı. Biraz da oradan devam etmek istiyorum. Bitirirken böyle bir kavramlar hakkında konuştuk. İşte mesele mi, sorun mu? Ona bir bakış açısı belki ben değiştirmek hemen gerekir. Mesele demek sanıyorum. Ben de sürçülisan etti. Tam tersini söyledim ama. O konu kendi aramızda konuşulurken uzun süredir bu çalıştayı yapma, işte Van'da böyle bir çalıştay yapalım kararı alındıktan sonra şimdi konuşulurken Türkiye'de yani bu Kürtlerle ilgili sorunu Kürt sorunu diye söyleyen Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan'dı. Önce Sayın Bahçeli böyle bir sorunumuz yok. Sonra Sayın Erdoğan böyle bir sorunu yoktur artık Türkiye'nin falan gibi söyledikten sonra işte başlığı da tabii yani Kürt sorunu tartışılsın diye ortaya gelince Sayın Davutoğlu dedi ki ya dedi bu Kürt sorunu dediğiniz zaman dedi bir şeye dedi sanki o sorunun gerekçesi arkasındaki sebep Kürtlerin varlığıymış gibi bir anlayışa neden olur. Hatta İngilizce tercümesini de söyleyerek yani Kurdish problem mı Kurdish issue mu diye söylerken buna mesele diye yaklaşmak lazım dediler. O yüzden de Van'daki çalıştayın ismi Kürt sorunu değil Kürt meselesi şeyi oldu. Şimdi burada Tuğba Hanım bir şeyin altını çok net çizmemiz lazım. Türkiye halihazırda işte hukuk, adalet falan bahsediyoruz. Nasıl bir yapı tarafından yönetiliyor? Yani iktidarın küçük ortağı çıkıyor, Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor. İktidarın içinde bir bakan, AK Partili bir bakan çıkıyor. Ben anayasanın şu maddelerini tanımıyorum diyor. Yani ya da şu kararlarını affedersiniz tanımıyorum diyor. Anayasanın halihazırda uygulanmakta olan anayasanın her ne kadar bir darbe anayasası olsa bile hukukla, adaletle ilgili uygulanabilir birçok alanda aslında Türkiye'de uygulanmadığı için sorunlar yaşadığımızı düşünüyoruz. Yani biz çok ileri bir öneride bulunuyoruz. Türkiye'de anayasa değiştirilmeli, bizim hepimizi kapsayıcı değil mi? Özgürlükçü bir anayasaya sahip olmalıyız falan diye. Ama halihazırdaki o darbe anayasasının sağladığı hukuk şartları bile sağlanmıyor. İlk programın girişinde Avrupa Birliği'nin raporunu konuştuk Türkiye ile ilgili. Mesela orada çok önemli bir ibare var, çok önemli bir cümle var. Diyor ki olağanüstü hal şartlarıyla ilgili
olağanüstü hal döneminde bu 15 Temmuz sonrası uygulanan bazı standartların hala uygulanmaya devam ettiği görülmektedir diyor. Şimdi bunların hepsinin toplumda yarattığı, bak bunu çok net bir biçimde sahadan gözlemim olarak söylüyorum Tuğba Hanım, çok net bir biçimde yarattığı, ya bu işin bu gidiş gidiş değil. Yani biz bu filmi daha önceden gördük duygusu çok net bir biçimde toplumda oluşmuş durumda. Şimdi Van'daki Çalıştay'da mesela çok öne çıkan meseleler vardı benim dinlediklerimden. Tabii bir kısmı basına kapalı yapıldı bu toplantının. Orada mesela ana dilde eğitim meselesi. Ana dilde eğitim meselesiyle ilgili Kürtlerin talepleri. Bunlar konuşulurken çok net bir biçimde şeyi hissedebiliyorsanız, yani oradaki insanlar için artık bu bir izzeti nefis meselesi haline gelmiş. Ve ana dilde eğitimle ilgili biz Gelecek Partisi olarak ilk defa bunun bir doğuştan bir hak olduğunu ve bunun engellenemeyeceğini, bunun sağlanması gerektiğini söylediğimiz için bunun önemli bir adım olduğunu söyleyen, ben orada bir sürü aydınla hem ayaküstü toplantılarda konuştum hem de o toplantı sırasında onları dinledim. Yani Türkiye'nin bugün sadece ekonomiyle ilgili problemleri varmış ya da onlar çok ağırlıktaymış gibi ne kadar ortada olsa da şeye baktığımız zaman hukuk, özgürlük talebi, işte Kürtlerin problemleri, işte az önce söylediğim KHK'ların problemleri falan, bunların hepsinde çok ciddi bir çığlık var aslında. Herkes Türkiye'nin o 90'lı yılların, yani Devlet Bahçeli'nin yine iktidar olduğu, yine hükümetlerin içinde olduğu dönemlerdeki güvenlikçi politikalara doğru geri gitmekte olduğunu herkes net bir biçimde görüyor. Aslında bugün yaşadığımız iktisadi sorunların, ekonomik sorunların da özünde bu hukuksuzluk, bu ayrımcılık, bu kapsayıcı olmama hali var. Türkiye yüksek enflasyonu yine bu güvenlikçi politikaların hakim olduğu 2000 yılından önce yaşıyordu değil mi? 2000'li yıllardan önce yaşıyordu. Ya da Türkiye gelir dağılımındaki bozulmayı, bakın bugün 2002 yılındaki gelir dağılımı resmini getirin, bugün 2021'de aynı yerdeyiz. Çünkü hukuk geriye gitti. Çünkü özgürlükler geriye gitti. Çünkü gençlerin problemleriyle ilgili yeni bir inisiyatif alan bir hükümet, bir iktidar yok karşınızda. Türkiye'nin ilk %20'si gelirin %50'sini alıyor. Türkiye'nin ilk %20'si ortalama bir Portekiz vatandaşı standardında yaşıyor. Sondaki %20 %6'sını alıyor. Ve Bangladeş standartlarında yaşıyor hocam. Şimdi aynı ülke içerisinde bir Portekiz bir Bangladeş yaşayabilir mi? Yani buradan bir huzur çıkar mı? Buradan adalet çıkar mı? Buradan özgürlük çıkar mı? Ve siz ağzını her açanı, tweet atanı, bırakın tweet atmaktan da vazgeçtim, attığımız tweet'i ya da sizin attığınız bir tweet'i like'larının bile peşine düşüyorsunuz. Yüz binin üzerinde dava açmışsınız Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Yani insanların konuşmadığı, gerçekleri açık açık söylemediği, bu illüzyon siyasetinin tahakkümüne karşı duramadığı bir yeni bir iklim yaratma gayretindesiniz. İşte bugünlerde konuşulan siyasi cinayet meselesi de seçimlerden önce Türkiye'de tansiyonun yükseleceğine dair bazı söylemlerde, her ne kadar ben bunların konuşulmasını bile problemli görüyor olsam da, aslında hükümetin takındığı tavırla alakalı. Hiç kimse bir taraftan uydurmuyor bunları, yani bir ortada bir resim var, hükümetin meselelere bir yaklaşımı var. Bu yaklaşımın bizi buraya doğru götürebileceğinden insanlar endişe ediyorlar. Bugün o nedenle yapmamız gereken, yine konuşmanın başında söylediğim gibi, gerçek birer demokrat olduğumuzu göstermemiz lazım. Yani seküler bir demokrat, mütedeyyin, muhafazakar bir demokratın haklarını savunabileceğini, bu anlamda bence Türkiye'de önemli gelişmeler var. Muhafazakar bir demokrat da bugün seküler bir insanın hayat standartlarına, hayatına, yaşamına müdahale edilmesine karşı durabildiği ölçüde biz bu problemlerin üzerinden gelebiliriz. Bugünkü bu muhalefetin hani nispeten biraz daha az önce söylediğim o söylem üstünlüğü, ahlaki üstünlük, moral üstünlüğünün devam edebilmesi ve muhalefetin açık bir biçimde seçimi kazanabilmesinin yolu ideolojilerin üstünde bir yerde bir siyaset benimsemekle mümkün. Yani herkesin, işte Sayın Davutoğlu'nun söylediği gibi, mahallelerinden çıkıp o mahallelerdeki düşüncelerini orada bırakıp ortak bir platform üzerinde, onları unutun demiyoruz, onlardan vazgeçin de demiyoruz, ortak bir platform üzerinde yeni bir Türkiye inşası için. Yani endişeli muhafazakarın da, dün Bekir Ağırdır'ın çok güzel bir yazısı vardı. Endişeli muhafazakarın, evet, da, endişeli Kürdün de, işte efendime söyleyeyim, endişeli sekülerin de kendini dışlanmış hissetmeyeceği bir siyasete ihtiyacı var Türkiye'nin. Bunu başardığımız ölçüde bu işleri içinden çıkarız. Benim mahallemin yobazı senin mahallenin yobazından daha iyidir diyerek hiç kimse Türkiye'yi bugün olduğundan daha iyi bir yere taşıyamaz diye düşünüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet Raporu çıkmış. Hı hı. Orada enteresan bir veri var.
AK Parti'nin dernek, vakıf, birlik ve benzeri teşekküllere 2020'de yardım adıyla hazineden aktardığı tutar sevgili izleyiciler 1 milyar 97 milyon 513 bin Türk lirası. 1 milyar 97 milyon 513 bin Türk lirası. Raporda yardım yapılan dernek ve vakıfların adı geçmiyor. Yani onlar gizlenmiş. İşte programın önceki bölümlerinde de konuştuk. Siz de ona vurgu yaptınız. Demokratik yollarla ülkeyi yönetmek, şeffaflık araçlarını öne sürmek ne kadar şeffaf olursa daha anlaşılabilir olacak tabii çünkü. Tabii ki. Ve sürdürülebilir olacak elbette. Olmadığı için işte daha önceki bölümlerde konuştuk. Nasıl onların Ensar'a, ilim yaymaya, TÜRGEV'e, TÜGVA'ya ve işte Önder İmam Hatip gibi dinci vakıflara bu paraların nasıl dağıtıldığını, tahsis edildiğini konuştuk ve sonuçlarını da konuştuk. İşte o zaman bu ayrışma ve bölünme çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bunun zararını da tüm Türkiye görüyor aslında. Tüm Türkiye görüyor. Yani bir taraf kayırılırken değil mi Özgün Hoca? Diğer taraf yeriliyor ama günün sonunda bu işten herkes zararlı çıkıyor. Herkes kendi payına düşen sıkıntıyı yaşıyor. Şimdi bunun bir benzeri diyeceğim ama bu çok farklı bir hadise aslında. Sadat mevzuunda yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker bir tweet dizisi paylaşmıştı. Aslında daha önce de Sadat hedefindeydi ama bu kadar açık ve net bir şekilde söylememişti. Topluma korku yayma konusunda biliyorsunuz işte oluk oluk kan akıtacağız vesaire gibi söylemleri zamanında ifade ediyordu. Sadat'ın bundan haberinin olmadığını söyleyemeyiz dedi. Değil mi? Yanlış ifade etmiyorum Özgün Hoca. Eğer tam aksine yanlışsa... şunu söyledi. Haberi olmamasını geçtim. Daha da ileri boyutta yani o ifadeyi daha da ileri götüreceğim. Şunu açıkça söyledi. 2015'te bu işi birlikte yaptık dedi. Yani o meşhur oluk oluk kanlarınız akacak, duş alacağız ifadelerini verdiği zaman belli bir şok doktrini konsepti çerçevesinde bu açıklamaların, beyanların yapıldığını ve Türkiye'deki siyasi atmosferin dönüşümünde o güvenlik politikalarının uygulanması sürecinde toplumsal meşruiyeti, toplumsal desteği sağlayabilmek için bir açıkça psikolojik savaş yürütüldüğünü ve o kendi yaptığı beyanlarında bu psikolojik savaş konsepti çerçevesinde yapıldığını açıkça söyledi. Dahası bunu biraz daha ileri götürdü. Şunu da söyledi. Sedat Peker iktidar tarafından bir milis gücü oluşturma projesi içerisinde düşünülmüş. Ancak Sedat Peker tasfiye edildikten sonra bu iktidardaki ilişkiler ağının dışına çıkarıldıktan sonra bu görevin Sadat'a verildiğini söylüyor. Bunu beyan ediyor. Bunu gazeteci Erk Acerer'e açıkladı bu beyanını. O da kendi canlı yayında ifade etti. Böyle bir milis güç oluşturmak için Sadat'a böyle bir görevlendirme yapıldı. Öncesinde bana teklif etmişlerdi. Bunu dedi açıkça. Şimdi bu Sadat meselesi aslında Türkiye'nin gündemine yeni gelmiş değil. Uzun yıllardır Türkiye'de Sadat denen bir oluşum ve bunun hakkındaki şaibeler konuşuluyordu. Özellikle 15 Temmuz sonrası çok fazla gündemde olan bir konuydu bu. Sadat'ın bir takım paramiliter örgütlenmelere gittiği, bir takım eğitim kamplarında savaşçı eğittiği, Libya'ya gönderilen, İdlib'e gönderilen, Suriye'ye gönderilen savaşçılarla ilgili bir takım süreçlerin içerisinde yer aldı. Bu süreçlerde dahli oldu. Hatta daha gayri önceki... Gayri nizami harp eğitimleri verdiklerini biliyoruz. Gayri nizami harp eğitimleri veriyorlar. Dahası kendi sitelerinde şu da var açıkça. Mühimmat, cephane, silah vesaire bu işlerin alım satımını yapıyorlar. Kendileri açıkça web sitelerinde yazıyorlar bunları. Açık kaynaklardan elde edilen bu işlerin dahası da var. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Dışişleri Bakanlığı'nın ilişkileri kullanılarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın ilişkileri kullanılarak, bunların protokolleri kullanılarak dünyada, Balkanlarda, özellikle Balkanlarda ve Afrika'da üst düzey devlet görevlileriyle görüşen, bunlarla toplantılar yapabilen, hatta buralarda çeşitli taahhütler üstlenen, müteahhitlik işleri üstlenen bir firmadan bahsediyoruz. Böyle bir konumları var. Ve bunu sağlayan, bu alanı onlara açan AKP iktidarı şu an.
Dolayısıyla her ne kadar kendi rakip açıklamaları... iktidar derken başındaki kişi Adnan Tanrıverdi şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı. Tabii ki baş danışmanı idi. Daha sonra bu Sadat meseleleri çok gündeme gelip tartışılmaya başlanınca danışmanlıktan ayrıldı. Resmi olarak danışmanı değil şu an. Ancak Assam denilen bir uluslararası işte İslam Kongresi gibi bir şey düzenliyorlar birkaç yıldır. Burada en üst düzeyde temsil edilmeye devam ediyor AKP. Hatta bunun birincisi yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında yapılan birincisinde katılımcılar arasında Metin Külünk de vardı. Orada AKP'yi temsil eden o konuşmuştu ki Metin Külünk'ün Erdoğan'la yakın ilişkisi çok eskiye dayanan bir arkadaşlığı olduğu biliniyor. Ve Metin Külünk'ü bir de nereden biliyoruz? Sedat Peker'in açıklamaları, ona çantalarla para teslim ettiği, Feyzi İşbaşarı'na karakolda şiddet uygulanması meselesini örgütlediği gibi bir takım örtülü karanlık işlerde adı geçiyor, iddialarda adı geçiyordu. Ve Sadat, birinci Assam Kongresi'nde, Sadat Kongresi'nde AKP'yi temsil eden Metin Külünk'ün bulunması da bu anlamda son derece manidar. Şimdi Sadat meselesiyle ilgili son dönemde Sedat Peker'in sıklıkla gündeme getirmesinin aslında nedenlerinden biri, sizin de belirttiğiniz gibi, Türkiye'de yeniden bir korku ortamı, korku iklimi. Çünkü yönetememe neticesinde, Türkiye'yi yönetememe ve giderek oyların erimesi, kontrolü kaybetmeye başlaması iktidarın, yeniden 2015 sonrasında yaşananlara benzer bir korku ortamı mı? Terör saldırıları, bombalar mı patlayacak? Tehditler mi savrulacak yine bir takım çevreler tarafından gibi endişeler doğmaya başlamıştı. Ve aslında Sedat Peker tam da bu endişelerin oluştuğu sırada böyle bir açıklama yaptı. Ve Sadat konusunda daha da açıklama yapmaya devam edeceğini beyan etti. Hı hı. Hem açık kaynaklardan ulaştığımız hem de onun zikrettiği isimlerden baktığımız zaman Nevzat Tarhan diye bir isimden bahsediyor. Hı hı. Ki kendisi Üsküdar Üniversitesi'nin sahibi ve rektörü. Nevzat Tarhan, Sadat'ın kurucuları arasında ve hissedarları arasında daha sonradan hisselerini devrediyor. Fakat devrettiği kişilerden biri ve şu an hala Sadat'ın yönetiminde olan Mehmet Naci Efe var. Şu an Balkanlar'da bir takım faaliyetler yürütüyor. Ne yaptığını bilmiyorum ama bir üniversite orada kurduğunu biliyorum. Açık kaynaklarda bu bilgiler mevcut. Bosna'da bir üniversite kurduğunu biliyorum ve Ekol Grup diye bir şirketler grubu var. Bir güvenlik şirketi var ki çok Türkiye'de çok yaygın bir güvenlik, güçlü bir güvenlik şirketi bu. Örneğin portföyünde, yani daha önce güvenlik hizmeti verdiği yerlerde belki hala veriyordur, Bakırköy Adliyesi var, Üsküdar Üniversitesi var ki aslında Nevzat Tarhan'ın işte Sadat'la hiçbir ilgisi yoktur falan gibi açıklamalar yapılmıştı. Ancak baktığınız zaman Sadat yöneticisinin şirketi Nevzat Tarhan'ın üniversitesinin koruma işlerini yürütüyor bir yanında böyle baktınız. Yani burada şu an henüz deşifre olmamış, ifşa olmamış çok daha derin karanlık ilişkiler olduğunu tahmin edebiliriz. Öte yandan Sadat'la ilgili bu tartışmaların gündeme gelmesi tabii ki olumlu, şu açıdan olumlu. Ne yaptığını bilmediğimiz ve son derece şaibeli işlere bulaştığı anlaşılan bir kurumun bu şekilde gündemde tutulup tartışılması onun manevra alanını da kısıtlayacaktır. Bu tip operasyonel girişimlere de bulunması veya bulundurulması, birileri tarafından kullanılması ihtimalini de kısıtlayacaktır ki siyasi suikastlar beyanları ve tüm muhalefet partilerinin, liderlerinin bu suikastlere dikkat çekip aman ha uyarısı yapması, biz bunların hani farkındayız, böyle tehlikeler var Türkiye'de ve neler olabileceğini biliyoruz, hepsinin bilincindeyiz gibi bir açıklama yapması, tüm muhalif, hatta iktidar içerisinden de bir takım seslerin buna destek vermesi aslında şu an bu tip karanlık faaliyetlerin bir şekilde önünü kesme işlevi yürütmüş oluyor. Bu hatta ben şöyle bir açıklama yapmıştım, yani Sadat felç olmuş durumda bence şu an demiştim. Hala bu fikirdeyim. Ancak bunu devam ettirmek ve bu tip kuşkuları ciddiye almak, bunları tartışmak, Türkiye'nin gündeminde tutmak gerekiyor. Ve bununla birlikte bugün
Sedat Peker'in aslında aracılık ettiği yeni bir iddia daha öğrendik. Kendisi açıklamadı bunu. Hı hı. Erk Acerer bugün tweet attı bu konuyla ilgili. Biz yayındayken tweet attı. O da şu, Halil Falyalı daha önce Sedat Peker'in iddialarında adı geçen ve Kıbrıs'ta kumarhane işleten, hı hı, çeşitli Sedat Peker'in iddialarına göre gayrimeşru işlere, hatta uyuşturucu ticaretine ve işte darp, adam kaçırma vesaire gibi işlere bulaşmış olan Halil Falyalı ve birkaç isimden daha bahsediyor. Erk Acar'ın tweetlerini rejideki arkadaşlarımız hazırlamışlar. Şu anda ekranda da görüyoruz zaten. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde mide bulandıran işler oluyor ve maalesef bu işler hem Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hem de Türkiye'ye uzanıyor diyor. Halil Falyalı'nın tutuklandığını söylüyor. Zaten ilişkilerini biliyorsunuz diyor. Evet, kamuoyu da biliyor artık. Falyalı'nın kardeşiyle iddia işi yapan Eray Kenanoğlu isimli kişi 3 sene önce silahlı saldırıya uğramıştı. Uyuşturucudan Silivri'de kalmıştı diyor. Bunun devamı vardır herhalde arkadaşlar, evet, bu tweetin. Özetle siz herhalde okudunuz o tweetleri. Evet, verdiler şu anda. Şu anladığımız kadarıyla Peker ifşalara başlayınca hem Falyalı hem de Türkiye baskısıyla silahlı saldırı dosyasındaki ifadesini değiştirdi. Bir anda ve alakası yokken Peker yaptırdı dedi diyor. Önemli bir iddia. Burası dosyanın Peker'le ilgili olan tarafı, Sedat Peker'le ilgili olan tarafı. Fakat mide bulandırıcı yön şurada diyor. Falyalı cezaevine gönderilmişti. Bir pazarlık yaptığını söylüyor. Pazarlık başlattığını ifade ediyor. Beni çıkarın diye şantaj yapmaya başladı. İddiaya göre bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden baskı yaptı diyor. Ya ne diyorsunuz bu iddialara? Şimdi çok tehlikeli ve burada aslında bu işin daha devamının geleceğine işaret eden bir bulgu var orada. Gitgide derinleşen bir hal alıyor. Şu anki, şimdi hemen o tweet'i açayım. Daha yanlış bir bilgi vermemek adına. Hı hı hı. Şu anki Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'in de içinde olduğu bir takım siyasilerin bu kişiler tarafından kasetleri toplanmış, elde edilmiş ve müstehcen görüntüler bu kasetlerde varmış. Ve Erk Acerer iddia ediliyor. Erk Acerer bu kasetleri gördüğünü söylüyor, izlemiş. Ha, izlediğini evet, söylüyor. Evet, bizzat kendisi izlediğini peki açıkladı. Peki bu istifayı buna mı bağlıyorlar Kıbrıs'taki şey? Evet, Ersan Saner'in istifa etmesi gerektiğini söylüyor Erk Acerer. Ve şöyle ele geçiyor. Halil Falyalı tutuklandıktan sonra Kıbrıs'ta kendisini korumaya alabilmek için bu kasetleri devreye sokuyor. Hı hı. Şantaj yapabilmek için. Ve bu kasetler bir şekilde Sedat Peker'e başkaları tarafından ulaştırılıyor. Sedat Peker de bunları, bu bilgiyi gazeteci Erk Acerer'le paylaşıyor ve görüntüleri de paylaşıyor. Erk Acerer bunları izlediğini açıkça söylüyor. Ve Başbakan Saner istifa etmeli demiş en sonunda. Yani bir başbakana kadar ulaşabilmiş olması bu uyuşturucu ağı, gayrimeşru bir takım ticari ilişkiler ve bunların şantaj malzemesi haline getirilebilecek. Yani ahlaki olarak değerlendirmiyorum onu, ben ilgilenmiyorum. Benim dünya görüşüme göre kimin ne yaptığı beni ilgilendirmez, ancak öyle görünüyor ki bunlar bir takım siyasi zaaflar olarak elde edilip Türkiye'nin ve Kıbrıs'ın aleyhine kullanılabilecek duruma getirilmiş ki suça bulaşmış ve yargı tarafından tutuklanmış bir kişi bunları kendini korumak için piyasaya sürmeye girişiminde bulunabiliyor ve ya da bir pazarlığa oturabiliyor. Evet, veya bir pazarlık için bunları kullanmak isteyebiliyor ki kaldı ki bu Halil Falyalı'nın birlikte anıldığı isimlerden birisi, kendisi DEA raporlarında, Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Ajansı'nın raporlarında da geçen birisi Halil Falyalı. Birlikte anıldığı kişilerden biri, sık sık Kıbrıs'a gidip geldiği söylenen Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım. Hı hı. Ki Erkam Yıldırım'ın Venezuela ziyareti çok konuşuldu, çok manidardı biliyorsunuz. Oraya maske vesaire götürdüğünü iddia etti, bavullarla, çantalarla. Çünkü gümrük kayıtlarında böyle bir ticaret yok, böyle bir alışveriş yok Venezuela'yla. O artık son noktaydı yani. Pek evet, çok formül çizildi, şöyle gitti, evet, böyle gitti İşin denildi ama en son bir çantayla, kabin boy bir çantayla gittiğini söylediler. Evet.
Ve tabii bu işin içinde İzmir bölgesindeki bir takım tersaneler, bu tersanelerin yine Yıldırım ailesiyle olan ilişkisi, gemi sökümü yapan bir aile, Şimşek ailesiydi zannedersem. İzmir'de Şimşek Tersanesi idi yanlış hatırlamıyorsam, Ali Ağa'da. Venezuela'dan getirilen hurda gemiler ve bu hurda gemilerin İzmir'de sökülmesi, yani bir yatırım karlılık olarak çok da karlı olmayan bir iş aslında Venezuela'dan hurda gemi getirip İzmir'de sökmek, ancak iddialara göre yine gemilerin tabanına, güvertenin altına kaynak yapılmak suretiyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığını iddia etti Peker. Ki bu yöntem zaten bilinen bir yöntem, kullanılan bir yöntem, eski bir yöntem yani. Yani ilişkiler biz bilmiyoruz Özgün Hoca. O yöntemleri bilmediğimiz için biz de olaylar böyle açığa çıktıkça yöntemleri... Hayret ediyoruz tabii, evet, ki biz sıradan ediyoruz. Vatandaş olarak. Kamuoyu da öğrenmiş oluyor. Yani bu Sedat Peker ifşaları derinleştikçe öyle görünüyor ki, çünkü öyle bir yere neşter attı ki o yara artık kolay kolay kabuk bağlamıyor, iyileşmiyor ve giderek irin, daha fazla irin akmaya başlıyor. Daha fazla iltihap toplamaya başlıyor ki iddialar ve bir takım ifşalar Kıbrıs'taki siyasilere, devlet yöneticilerine kadar ulaşmış durumda ki bunların Türkiye'deki bir takım siyasi çevrelerle de bağlantısı olması son derece muhtemel ve Türkiye'nin aslında bir beka sorunu aynı zamanda, bir milli güvenlik sorunu da bu aynı zamanda. Çünkü yöneticileriniz hakkında bu tip zaaflar varsa bunlar uluslararası güçlerin, istihbarat kuruluşlarının da ellerinde bulunma ihtimali son derece yüksektir ve ülkenizin aleyhine de kullanılıp çeşitli şantaj malzemeleri olarak değerlendirilebilir. Hem Kıbrıs için hem Türkiye için. Evet. Sayın Şahin, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum ben, Sayın Emlek. Rejide yönetmenim, duyamıyorum ben Sayın Şahin'in gayet sesini. Gayet iyi duyuyorum ben sizi, tamam, gayet efendim. İyi duyuyorum. Tamam, şu an sesiniz geliyor. Siz Ankara'dasınız, biz İstanbul'da, birkaç saniyelik gecikmeyle geliyor. İzleyicilerimizden de özür dileyelim. Şimdi iddialar çok derinleşmeye başladı. Zaten Mayıs ayından beri şöyle o ifşaatları, değerlendirmeleri, tweet dizilerini ard arda getirdiğimizde Sayın Şahin herhalde bunlardan yüzlerce dava konusu çıkar diye düşünüyorum. Ama baktığımız zaman savcılar bununla ilgili herhangi bir girişimde bulunmadılar. Eskiden olsa, hani re'sen de olsa bir şey yapılırdı. Ama günün sonunda hani ben oradaydım diyen, içeriden bilgi veren ve işte biz hep birlikte planladık, hatta daha ileriye gidip biz bir aileyiz diye ifade eden Sedat Peker 392 yılla yargılanıyor. Bir diğer tarafta da işte işaret ettiği konulardan bir tanesi, yıllardır konuşuyoruz ama aylardır da odak noktamızda Sadat yapılanması. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulur? Bakın, Sadat'ın yetiştirdiği kursiyerler arasında, yani bu gayri nizami harp kursu dediğimiz kurslarda psikolojik harp, harekat olmak üzere sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tediş, imkan. Tedhiş terör demek bu arada. Evet, terör demek. Onu da sevgili Barış Terkoğlu'nun yazısından öğrendik dün. Kabiliyetine ulaştırılır diyor. Bunlar yasal mıdır Sayın Şahin? Sayın Emlek, bunların hiçbiri tabii ki yasal değil. Ama bahsedilen iddialar son derece tiksindirici, bir o kadar da mide bulandırıcı olaylar. Bu hadiselerin ne şekilde cereyan ettiği, kim tarafından söylendiğine de çok iyi bakmak lazım. Ben çıktığım hiçbir programda suç örgütü liderinin ismini anarak konuşma yapmıyorum. Bir suç örgütünün lideri olarak tanımlıyorum. Geçmişte de iktidar sahipleriyle birlikte ortaklık yaptığını ve onların pek çok eylemine birlikte katıldığını ifade ediyor ve suçun kendisi de faili olduğunu, yanında suç ortaklarında kimler olduğunu net bir şekilde söylüyor. Bu şahsın söyledikleri, bunların tamamı demokratik hukuk devletinden uzaklaşmanın bir göstergesidir Sayın Emlek. Eğer siz ülkenizde anayasanın ikinci maddesinde tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğuna inanıyorsanız, bir sosyal hukuk devletinin
nasıl işleyeceğini de çok netliğiyle, icraatlarınızla ortaya koyarsınız. Ancak biz şunu maalesef görüyoruz ve çok da üzülüyoruz işin açıkçası. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır sözüne ben yürekten inanıyorum. Bu ülke ila nihayet bu coğrafyada varlığını devam ettirecektir. Siyasetçiler de gelip geçicidir. Özellikle iktidar mensuplarının önüne çok önemli bir şans gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bu toplum en fazla desteği, övgüyü ve en uzun süreli bu ülkeyi yönetme imkanını kendi önüne koymuştur. Ama bunu koyarken anayasamızda tanımlandığı şekliyle bir demokratik sosyal hukuk devletini mi yöneteceksin? Yoksa bunun anayasada yazılan tanımının dışında bu devleti bir şirket gibi mi yöneteceksin? İki şık önüne konmuş ama Sayın Cumhurbaşkanı burada demokratik hukuk devleti yerine maalesef bir şirket yönetmek gibi yol almıştır. Bunu yol alırken de başlangıçta var olan ortak aklı tamamen ortadan kaldırmıştır. İktidara geldiğinde ilk yıllarda uyguladığı ortak aklı tamamen ortadan kaldırmıştır. Bu ülkenin sağlam bir demokrasisinin inşa edilebilmesi için sağlam kurallara sahip, güçlü kurumları olan ve liyakatlı kadrolarla bu ülkeyi yönetmek yerine ben yaptım oldu zihniyetiyle kendisi ve yakın çevresiyle maalesef ülkeyi yönetme cihetine gitmiştir. Bu nedenle de hukuk devletinden uzaklaştıkça kirlenmiş, keyfi yönetimle önce hukuku çiğnemiş ve hukuk önünde hesap vermekten korktukça da bu tür hataları ardı ardına tekrarlamıştır. Bizim yapmamız gereken öncelikle hukuku ayağa kaldırmaktır. Hukuku ayağa kaldırdığımız zaman kötü yönetim nedeniyle halkımızı yoksullaştıran bu iktidardan yeniden hukuk devletine dönmek, güven tesis etmek ve üretime dayalı bir ekonomi modelini gerçekleştirmek suretiyle halkımızı tekrar zengin bir toplum haline getirebiliriz. Keyfi yönetim ranta, kayırmacılığa, inşaat ve betona dayalı olarak kendi zenginliği oluşturmayı hedeflemiş ve büyüme modeli olarak da etrafındaki 3-5 kişiyi sadece büyütmüştür. Toplumun tamamını büyüteceği, toplumun tamamına refah sağlayacağı yerde etrafında bu hukuk dışı ilişkiler kurduğu kesimleri ihya edecek ve yol ve yöntemleri tercih etmiştir. Dolayısıyla burada biraz önce değerli konuğumuzun ifade ettiği konulardaki vatandaşın söylemiş olduğu sözlerin tamamı tabii ki hukuk önünde mutlaka hesabının sorulması gerekir. Bunu yapmak için illaki birinin ihbar etmesine de gerek yoktur. Bu hadiselerin ilk vuku bulduğunda İçişleri Bakanı bizzat kendi kontrolündeki kolluğa biz ısrarla Ali Haydar Bey de hukukçu, biz de hukukçuyuz. Bu ülkede mutlak surette bir adli kolluğun olması gerektiğine inanıyoruz. Eğer adli kolluğunuz yoksa Cumhuriyet savcıları, emniyetin, jandarmanın kontrolündeki kollukla soruşturma yapıyor ise ve bunların amiri de İçişleri Bakanı ise Cumhuriyet savcısından daha ziyade İçişleri Bakanı'nın gözünün içerisine bakarlar. Ama İçişleri Bakanı da kendisi bu hadiselerden sonra yargıyı göreve çağırdı. Adaletin işlemesini istemesine rağmen o adli kolluk olarak hareket edenler maalesef bu kadar somut iddianın ve olayın faillerinin yer, adres, kişi belirtmek suretiyle somut delillerini ortaya koyduğu hadiselerde işin üzerine gitmediler. 6-7 aydır gözümüzün önünde cereyan eden bu hadiseler tamamen bir kokuşmuşluğun tezahürüdür Sayın Emlek. Ve bu şunu gösterir. Şirket yönetmeye talip olan Sayın Erdoğan'ın şirketinin iflas ettiğini gösteriyor. Hukuk tanımamız bir şekilde şu an itibariyle hukuk dışı hareketlerine devam ettiren bir yapı bugün söz konusu. Dolayısıyla elbette ki en azından
vicdanından, aklından ve mevcut mer'i mevzuattan emir ve talimat alan, hala yargının içerisinde temiz kaldığına inandığımız Cumhuriyet savcılarının bu işe el atması lazım. Bizim bağımsız yargıya olan umudumuzu yitirdiğimiz gün kendi mesleğimizi yapmamamız gerekir Sayın Emlek. Ben eski bir baro başkanıyım. Avukatlıktan geçimimi idame ettiriyorum. Henüz milletvekilliği yapmış olmama rağmen emekli olamayan bir EYT mağduruyum. Dolayısıyla ben yargıya olan inancımı ve güvencimi her zaman muhafaza ediyorum. Ve hep şunu söylerim. Yargı aynen yargının içindeki bazı isimler bir ayçiçeğine benzer. Güneşi nerede görerse başını ona doğru döndürür. Ve bu ekip artık iktidarın sonunun geldiğini görüyor. Ve dolayısıyla burada hukuk önünde bunların hesabının sorulmasını gerektiğine de inanan vicdan sahibi Cumhuriyet savcılarının ben olduğuna yürekten inanıyorum. Belki geç işliyor yargı mekanizması ama mutlak surette eğer bir kanunsuzluk varsa, bir yolsuzluk varsa, bir kayırmacılık varsa bu eninde sonunda yargının önüne çıkar ve bunun hesabı da yargının önünde sorulur. Ama biz bunu yaparken özellikle şunu ifade edeyim. Toplumu umutsuzluğa sevk etmememiz lazım. Uzunca bir süreden sonra ilk defa muhalefet partileri bu ülkenin umudu haline geldi. Yapıcı muhalefet anlayışıyla Türkiye'nin gündemini belirleyen artık muhalefet partileri. Sayın Özcan ifade etti, yurdun tamamını gezdiklerini söyledi. Benzer şeyleri biz de geziyoruz. Genel başkanımızla birlikte 60 vilayet 100'e yakın ilçede son 1,5 yıldır vatandaşımızla temas ediyoruz. En son geçtiğimiz hafta Adana'nın Kozan'ından Mersin'in Akdeniz'ine, Urfa'nın Eyyubiye'sine, bugün Kahraman Kazan'daydık Ankara'da. Vatandaşımızın gözünün içerisinde artık umut var. Bu mevcut yorgun iktidarın gidici olduğunu görüyor. Dolayısıyla bu kadar kirliliğin eninde sonunda yargının öne çıkacağını da biliyor. Peki ama Sayın Şahin, ama şu an itibariyle bu yargı adım atar mı diye soruyorsanız Sayın Emlek. Hayır, onu sormuyorum efendim. Şu an itibariyle efendim, ben somut adım atacağı kanıtını... Buyurun. Onu sormuyorum, çok özür dilerim. Aynı zamanda baro başkanlığı yapmış bir isimsiniz. Uzun zamandır evet, hukukçu kimliğinizle de biliyoruz sizi. Siz de bu noktada savcıları göreve çağırıyor musunuz? Şimdi savcılar bunu rezen nazara almak zorunda. Somut iddialar var. Elbette ki savcıları göreve çağırıyorum. Ben Sayın Adalet Bakanı'nı da göreve çağırdım. Sosyal medya hesaplarım üzerinden bu kadar veciz konuşmalar yapıyorsunuz. Adli yılın açılışında, Yargıtay'ın açılış töreninde Adalet Bakanı'nı dinlediğiniz anda söylediği sözlere şapka çıkartmamanız mümkün değil Sayın Emlek. Sayın Hakverdi orada mecliste, o kutsal çatının altında AK Parti temsilcilerinin yargıyla, adaletle alakalı kullandığı cümleleri gördüğünüz zaman bizden farklı düşünmüyorlar. Ama eyleme geçecek iradeleri yok. Kendilerinin de iradesi yok. Bugün Adalet Bakanı kendi inandıklarını tatbik edemez duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla dönüp dönüp şunu soruyorlar. Diyorlar ki bir tarafta yargı bağımsız diyorsunuz. Yargı bağımsız olarak hareket etsin arzusundasınız. Bir taraftan da bizden talimat bekleyin, talimat verin diyorsunuz. Biz böyle bir şeyi nasıl yapabiliriz diyor. Biz onlara yargıya talimat vermelerini istemiyoruz. Sadece şunu söylemeleri istiyoruz. En tepedekinden Adalet Bakanı'na kadar biz sizleri yasal mevzuatın sınırların içerisinden dışına çıkmamanızı istiyoruz. Size bir daha bizden telefon gelmeyecek, yönlendirme gelmeyecek. İşinize bakın ve vicdanınızın sesine göre hareket edin dediğinizde bunu uygulayın istiyoruz. Hiçbir yerden bu emir ve talimat bağımsız yargıya gitmezse emin olun o vicdan sahibi hakim ve savcılar işini bir hakkın yerine getirecektir. Ve bu kadar çirkin iddiaların tiksindirici diyorum bakın Sayın Emlek. Bu cümleleri kullanmak gerçekten bir hukukçu olarak, bir siyasetçi olarak bizi üzüyor. Buradaki muhatabımız bir suç örgütünün lideri, onun sözleriyle değil ki, pek çok hadiseyle zaten gün yüzüne çıkmış, gerçekten Türkiye'de artık
kimsenin tahammül edemeyeceği boyutlara gelmiş yolsuzluklar var, hukuksuzluklar var, adaletsizlikler var. Bunun için bir örgüt liderinin açıklamalarını değil, bir vicdan sahibi savcının vicdanının sesine kulak verip bu eylemleri yerine getirmesi lazım. Örgüt liderinin sözüyle değil, kendi vicdanının ve mevzuatın kendine vermiş olduğu yetkiyle harekete geçmiş olması lazım. Yoksa biz kimsenin yargıya müdahale etmesini arzu etmiyoruz. Bunu da doğru bulmuyoruz. Tam manasıyla bir kuvvetler ayrılığını savunuyoruz. Eğer bu ülke bir hukuk devleti ise olması gereken yargının bağımsız ve tarafsız olması gerekir. Ve yargı bağımsız ve tarafsız olduğu müddetçe bu ülkede adalet sağlanır. Bir devletin dini olmaz diyoruz Sayın Emlek. Bir devletin dini adalettir. Bugün bu ülkede en fazla yoksun olduğumuz şey adalet. Her alanda adalet. Sadece yargı kapılarının önünde değil. Biraz önce de ifade ettik. Bugün burada çok farklı konuları konuşmamız gerekiyordu. KHK zulmü altında gerçekten inim inim inleyen çok ciddi sayıda mağdur bir kesim var. Onların sorunlarını konuşmamız gerekiyordu. Atanamayan öğretmenlerin, atanamayan sağlıkçıların, ev genci tabiriyle evinde oturan üniversite mezunu iş bulamaz kesimlerin konularını konuşmamız gerekirken bugün burada bu tiksindirici iddiaları, mide bulandırıcı olayları konuşuyoruz. Bu maalesef gerçekten hicap duyulabilecek bir hadise. Çok da üzülerek bunları ifade etmek durumunda kalıyoruz. Bizlere de seyircilerimiz bizi mazur görsünler. Gündem bu. Elbette ki bunları da konuşacağız. Çünkü şeffaf bir toplum yaratmanın temelinde bu tür çirkin yapıları da deşifre etmek, ortaya koymak ve milletimizi de hukuk sistemine davet etmek geçiyor. Evet, derin bir yüzleşme gerekiyor Sayın Şahin. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Sayın Akverdi, arada bir kopukluk oldu ama tekrar döndünüz bize. Size de sormak istiyorum bu son iddiaları özellikle. Çok dikkat çekici, hatta tüyler ürpertici de demek mümkün. Sedat Peker'in iddialarında, yani Erk Acerer aracılığıyla aktardığı iddialarda Falyalı'dan bahsediyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Cezaevinde bir pazarlık başlattı iddiası. Fakat iddianın ötesinde çok daha başka konular var. İşte bürokratlar, siyasiler elinde kaset olduğuna dair. Hatta bir iddiaya göre de Erk Acerer'in Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın böyle bir kasetini izlediği konusunda. Yani iddialar derinleşiyor, derinleştikçe çirkinleşiyor da. Siz nasıl görüyorsunuz, bu daha da bu iddialar devam edecek, açılıp saçılacak gibi mi duruyor? Öncelikle bugün itibariyle bir işin içinde olan, yani Sedat Peker işin içinde bizzat, evet, iktidarla beraber hareket eden bir figür, çete lideri ama kendisi diyor ki ben lider değilim, benim üstümdekiler var. Bir mafyanın üstünde kim var? Yani bu kadar yol alan, bu kadar ülke içerisinde çok rahat hareket eden, mitingler düzenleyen, kendisine korumalar verilen bir çete liderinin üstünde kim var? Bu imkanları ona kim sağlıyorsa o var. Kim var? Siyaset var. Kim var? Yargı var. Siyaset, yargı ve mafya elinde maalesef ülkemiz perişan olmuş durumda. Buna son verecek aslında birincil öncelikte kimler var? Bağımsız olması gereken yargı var, savcılar var. Resen harekete geçmesi gereken savcılar var. Bugün resen herhangi bir soruşturma açabilecek bağımsızlığa sahip maalesef ama maalesef bir savcı yok. Şimdi ceza hukukunda çok az sayıda suç nevi sayılmıştır ki şikayete bağlıdır. İşte hakaret olabilir, sövme olabilir ya da basit tehdit olabilir. Birkaç tane sayabilirsiniz savcıların resen harekete geçemeyeceği şikayete bağlı suçlar. Ceza hukukunda bu reysen, reysen oldu galiba. Değil mi? Reysen oldu. Reisin izin vermediği hususlarda veya iktidara dokunan hususlarda maalesef ama maalesef savcılar resen herhangi bir işlem yapamıyor. Ya Sedat Peker hani bu işin içindeyim diyor, ben varım diyor, öznesiyim ama bu da var diyor ve delillerle anlatırken bütün bunları
maalesef resen bir savcı soruşturma başlatabilecek bağımsızlıkta değil. Hı hı. Hele son düzenlemeyle başsavcıya bağlandı bütün savcılar. Yani 81 savcıya bu iş verildi. Savcı resen iktidara dokunan bir hususta işlem başlatamıyor, soruşturma başlatamıyor. Başsavcılıkta zaten direkt reise bağlandığı için reisin iradesi dışında bu ülkede hükümete dokunur veya işe dokunur bir soruşturma başlatılamıyor. Şimdi Sedat Peker yalnız değil. Dediğim gibi üstleri var, siyaset ayağı var, yargı ayağı var. Yargı aslında bağımsız hukuk bulduğu ülkenin harcıdır. Yani adalet bu ülkenin harcıdır. Bu ülkenin harcını darmadağın ettiler. Bu ülkenin temellerine dinamit koydular. Bu iş nasıl çözülür? Bu bir sistem sorunu. Bakın tek adam rejiminde bütün erkler tek adama bağlanmışsa, yasama, yürütme ve yargısı tek adama bağlanmışsa ve dördüncü güç dediğimizde basın o da tek adama büyük çoğunlukla bağlanmışsa bu işin tek çözümü var, sistemin değişmesi. Bakın güçlendirilmiş parlamenter sisteme sonuçta geliyor. Erkler ayrılmadığı sürece, bağımsız bir yargı tesis edilmediği sürece Sedat Peker'in şahsı beraber yol yürüdüklerinden ayrılıp bugün bir dava ikame edilebilir hakkında ama suç ortaklarını yargılayacak bağımsız bir yargıyı kuramadığımız sürece sonuç alamayacağız. Tekrara düştüm mü bilemiyorum diğer kıymetli konuşmacılarımızın anlatımlarından. Şöyle bir gerekçem var. Bu sabah cezaevindeydim. Oradaki mahkumların çoğu Tele1'i izleyememekten şikayetçi. Biz Tele1'i izlemek istiyoruz diye çok sayıda talepte bulundular. Biz de daha önce Adalet Bakanlığı'na bu konuyla ilgili yazı göndermiştik. Mahkumlardan yoğun talep var, cezaevlerinde Tele1 izlemek istiyorlar. Bizim ayrıca mecliste de şöyle bir talebimiz hep oldu. Meclis Başkanlığı'na yazdık. Mecliste de Tele1 yok. Cezaevinde Tele1 yok ama mecliste de yok. O yüzden şarjım bittiğinde televizyondan konuşma arkadaşlarımı takip etme fırsatım olamadı. Tekrara düştüysem teşekkür ederim, özür dilerim. Tekrar izleyicilerimizden ve sizden de özür diliyorum. Sayın Vekil, önemli bir konuya temas ettiniz. O zaman sizin aracılığınızla Adalet Bakanı'ndan böyle bir talepte bulunulabilir. Hem mecliste hem de cezaevlerinde Tele1'i izlenmesi konusunda. Biz. Daha önce talepte bulunduk Adalet Bakanlığı'ndan. Hem meclis için bulunduk hem cezaevler için. Şimdi biliyorsunuz çok fazla soru önergesi vesaire de giriyor ya araya. Hani belki gözden kaçmıştır. Anı anına cevap veriliyor malum onlara iş yükünden dolayı. Belki dikkatlerinden kaçmıştır. Sizin aracılığınızla burada tüm vekillerimiz aracılığıyla bir kez daha biz de rica edelim. Bizi izlesinler onlar da. Sayın Hocam son sözü de size vereyim ama Özgün Hocam'dan da aslında bir toparlama yorumu alacağım. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani gelinen noktada işler hem karmaşık, bir o kadar çirkin, bir o kadar da kötü aslında. Bambaşka bir yere evriliyor. Bundan önceki aylarda neredeyse Mayıs ayı itibariyle siyaset-mafya ilişkisini konuşuyoruz. Gelinen noktada da işte son iddialar böyle. Nasıl yorumluyorsunuz? Nereye gidiyor bu süreç? Ya bir iktidar değişimini zorlayacak bir noktaya geldi mi sizce? Ya benim ona şüphem yok. Yani bir önceki şeyde de kısımda da söyledim. Ben işin oraya çok net bir biçimde gittiğini görüyorum. Yani Türkiye'de iktidar değişiyor. Şu anda biz o süreci yaşıyoruz. Yani dönüp bu yılı bir sene sonra, iki sene sonra konuştuğumuzda şunlar olmuştu, hatırlıyor musunuz falan diye konuşacağız. Ben öyle olacağını tahmin ediyorum. Mesele yerine koyacağımız şeyin de işte hepimizin beklentilerini karşılayacak kadar hep başından beri söylediğim şey demokratik bir şey olması. Şimdi ben Tuğba Hanım, Sedat Peker'in suç örgütü lideri olup olmaması elbette hepimizi ilgilendirir ama ortaya koyduğu iddialar göz önünde bulundurulduğunda, iddia ettiği ilişkiler göz önüne alındığında falan. Açıkçası ben o ayrımın çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Sedat Peker'in söylediği şeyler dünyanın her medeni, hukuk, anayasal ülkesinde hukukun konusudur ve soruşturulur. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusundaki ısrarımızın da aslında sebebi tam olarak budur. Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle birlikte 3 tane
olay yaşandı. Birincisi, yürütme bir kabinenin, hükümetin elinden alınıp, siyasi kişilikleri olan insanların elinden alınıp bir insanın iki dudağının arasına bırakıldı. Yasama araştırmayı, soruşturmayı, dengeyi, denetimi falan yapamayacak kadar budandı meclis tarafı. Üçüncü olarak da yargı tamamıyla siyasetin tahakküm altına girdi. Şayet bugün meclis daha güçlü olsaydı, yargı bu işleri sorgularken yarınını düşünmeyecek kadar bir bağımsızlığa sahip olsaydı, Allah aşkına kim bakar Sedat Peker'in suç örgütü lideri olup olmamasına ortada bu iddialar varken? Hangi ülkede, hangi medeni hukukla yönetilen anayasal ülkede ortaya böyle iddialar atılır da bu iddialar soruşturulmaz, üstü kapatılır? Efendime söyleyeyim, video çekilmesinin engellenmesi için onlar da iddialar arasında, diğer ülkelerle ilişkiler kurulur falan filan. Ortaya çıkan şeylerin hepsinden utanıyorum. Yani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ülkedeki siyasetin, efendime söyleyeyim, bürokrasinin, artık her kimse onlar, uyuşturucuyla anılmasından utanç duyuyorum. Şu ortaya çıkan konuşmalardan, işte siyaset, mesela bir İçişleri Bakanı çıktı, bir rüşvet alan siyasi var, biliyorum kim olduğunu açıklayacağım dedi, daha hala bekliyoruz. Yani bir siyasetçinin suç örgütü lideri dedikleri birinden ayda 10 bin dolar alıyor olmasından ben utanıyorum. Bu bana şunu söylüyor: eğer bu iş böyle devam ederse geleceğe dair hiçbir umudun olmasın. Bu ülkenin gençlerine de bunu söylüyor işte. Bu yaratıyor o sosyal huzursuzluğu, bu yaratıyor o beka sorununu, bu yaratıyor o işsizliği, o dengesizliği, o adaletsizliği bu yaratıyor. Sedat Peker'in kim olduğundan falan filan bir bırakalım onları bir kenara. Onlar hukukun başka bir konusu. Zaten hükümlü değil mi? Bu konuda hükümlü. Ama ortaya koyduğu şeylerle ilgili bugün Türkiye'de bir araştırma yapılmıyor oluşunu, hukukun bunu ele alıp bir savcının değerlendirmiyor oluşunu bize getirdiği yeri göremiyor muyuz? İşte tam da bu nedenle 130 ülke arasından hukukun üstünlüğü endeksinde 107. sıraya düştük. Ya da hukukun üstünlüğü, hukukun güvenilirliği endeksinde 117. sıraya geriledik. Şimdi bunun bize söylediği çok net bir şey var. Türkiye, bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve onun yarattığı budanmış bir yasama, tamamıyla pasivize edilmeye çalışan bir parlamento, tamamıyla tahakküm ve kontrol altına alınmış bir yargıyla bugün olduğu yerden daha ileriye gidemeyecek. Bunu vatandaşlarımıza anlatmak için belki şu örneği vermek doğru olabilir. Biz o nedenle yoksuluz. Kişi başına gelirimiz o nedenle 12 bin, 13 bin dolardan 8 500 dolara geriledi. O nedenle biz artık enflasyonda İran ve Etiyopya ile aynı sıradayız. Çünkü bu ülkede hukuk çalışmadığı sürece, hukukun üstünlüğünü net bir biçimde tahsis etmediğimiz sürece bu ülke yatırımcı alamayacak. Bırakın yatırımcı almayı. Bu ülkenin vatandaşı yatırım yapmayacak. Bu ülkenin vatandaşı geleceğe dair bir umut beslemeyecek. Bunu ortadan kaldırmayı, ya şunu çok net görmemiz lazım. Kim, ne zaman, ne şekilde söylemiş olursa olsun, hukuk bir şeylerin üzerine siyasetten korkarak gidemiyorsa oradan bir gelişim, oradan bir değişim, oradan bir kalkınma maalesef bekleyemeyiz. Türkiye'nin aydınlık bir gelecek taahhülü var. Türk toplumunun bu yaşadığı sıkışmışlığın içinde, o yüzden muhalefet partilerinden de çok fazla beklentisi var. Evet. Herkesin yolu açık olsun diyoruz. Bu önümüzdeki süreçte, çünkü muhalefet partilerine özellikle çok 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 fazla iş düşecek gibi görünüyor. Buyurunuz Özgün Emre Hocam. Şimdi son konuyla bağlayıp bitirelim o zaman. Evet evet, sizden genel bir çerçeve istiyorum. Şimdi ilk anda, ilk bu iddialar ortaya atılmaya başladığı andan sonra genelde bir savcının harekete geçmesi ve geçmediği durumda da bir takım işte beklentiler boşa mı düşüyor, karamsarlık oluşmaya başladı. Geçmesi bekleniyordu. Bu olmadı. Yargı harekete geçmedi ve geçmeyecekti. Ben bunu net olarak söyleyebilirim. Böyle düşünüyorum. Yargı harekete geçmeyecek son ana kadar. Yani AKP'nin artık gidici olduğu tartışılmaz bir hakikat haline gelene kadar veya AKP gidene kadar bu konularda, yani göstermelik bir takım girişimler olabilir ama bu konularda ilerleme, yargı açısından ilerleme kat edilmeyecek. Şu an
olan şey şu ve bu olmaya devam edecek. Türkiye'de siyasette taşlar yerinden oynuyor. Yani bunun ekonomik boyutu var. İşte bunun bir takım toplumsal huzursuzluklardan kaynaklanan, zulümden, adaletsizlikten kaynaklanan bir boyutu var. Bunun bir de ittifaklar ve koalisyonların, ki Sedat Peker aslında bir koalisyon ortağıydı. O yüzden biz Sedat Peker'i ciddiye alıyoruz. Kendisi de bunu açıkça söylüyor. Ben bir koalisyon ortağıydım bu hükümette diyor aslında. Söylediğinin tercümesi bu. Bu koalisyonlar, bu ittifaklar parçalandığı için siyasetin görünen ve görünmeyen aktörleri arasındaki gerilimler, çatışmalar gün yüzüne çıktığı için biz bunları duyuyoruz şu an ve bu daha da fazla derinleşecek. Sedat Peker'le ilk başladığında bunun devamı gelecek demiştim. Bakın TÜGVA çıktı. Keza Soylu hakkında başka iddialar köşe yazarları tarafından ortaya çıkarıldı, yazılmaya başlandı. Erdoğan Bayraktar yıllar sonra ortaya çıktı ve 17-25 Aralık doğruydu dedi. Bunun devamı gelecek ve bunun önünü alamayacaklar. Çünkü bu artık sadece bir Sedat Peker mevzusu değil. Sedat Peker gibi geçmişi veya müesses nizamın içerisindeki bir takım akılları devletin içerisinde bulunup bir şekilde devlet adına faaliyetler yürütmüş kişilerin aslında harekete geçmesinin neticesi bu. Bu sadece o yüzden Sedat Peker mevzusu değil ve yalnız da değil dememin... Sadece böyle bakmamak lazım. Tabii yalnız da değil dememin nedeni bu. Çok geniş bir bunun içinde eski bir güvenlik bürokrasi ağı olabilir, istihbarat ağı olabilir vesaire. Geniş bir toplum kesimi, kamusal alandaki yani politik alandaki, devlet içerisindeki ve çeperindeki geniş bir toplum kesimi bu işlerde artık açıkça ifşalarda, iddialarda bulunuyor ve bunun devamı gelecek. Çünkü Türkiye'de bu siyaset parçalanmış durumda, bu ittifak parçalanmış durumda ve bu koalisyon kaçınılmaz olarak dağılmaya doğru gidiyor. Ve bunun yani bu iddialar havada mı kalacak? Belki bir iki sene daha böyle bunları siyasi olarak gündeme getirebiliyor olacağız ama bunun hesabı siyaseten sorulduğunda hukuki olarak da sorulmaya başlanacak. Ve demokrasi aslında önemli ölçüde bir hesap sorma kültürüdür. Hesap sorma ve hesap verme kültürüdür. Hesap sorma kültürünü yaratabilmemiz için de bunun inşa edilecek, bunu temin edecek kurumları inşa etmemiz gerekiyor. Yani güçler ayrılığını inşa etmemiz gerekiyor. Ve insanların hesabı devlete veya topluma, yani sorumluluğu devlete veya topluma karşı olmamalı. Mesela Türkiye'de şu an siyasiler veya herhangi bir vatandaş muhatap olarak veya tabiyet olarak kendini devlete sorumlu görüyor. Halbuki sorumluluk anayasayadır. Buradaki bizdeki sıkıntı şu, anayasa adı ile ilgili bir sorun var bizde. Yani yanlış tercümenin neticesidir bu da. Bu bir yasa değil. Bu bir kurucu metin. Zaten devlet çok geniş evet. Ve soyut bir kavram. Evet. Yani bürokrasinin de, polisin de, savcının da, siyasetçinin de sorumlu olduğu makam o devlet denen müphem şey değil. Kağıt üzerindeki ortak mutabakat toplum sözleşmesi olması gerekir. Bunun adı zaten İngilizce'de constitution yani kurucu metin, teşkilat şeyi demektir bu yani artık zemindeki metindir. Bu yasa değildir. O yüzden bu böyle bu yasaya uymasam ne olur diyebileceğimiz bir şey değil. Bu anlayış yerleştiği zaman ve bu hesap sorma kültürünü yeni Türkiye'de AKP sonrasında inşa edeceğimiz Türkiye'de getirebilirsek, bunu tesis edebilirsek ve ki, vatandaş bu bilince ulaşırsa. Evet, zaten bu bir siyasi kültür olması lazım. Evet, ve demokrasinin de özümsenmesi gerekiyor. Evet, bunu başardığımız zaman bu iddialar tam olarak artık boşa gitmemiş ve Türkiye'de bir şeyleri değiştirebilmiş olacak. Evet. Birer cümlede Sayın İdris Şahin ve Ali Haydar Akverdi'den alayım. Süremizin sonuna geldik. Buyurun Sayın Şahin. Tuğba Hanım, benim son sözüm şu olsun. Bu hadiselerin vuku bulduğu tarihlerde sosyal medya hesaplarımdan bir tweet paylaşmıştım. Orada şunu söylemiştim. Keşke hukuk devletinde bu hakikatleri bir suç örgütü liderinin ağzından çıkan sözlerle değil de yürekli bir cumhuriyet savcısının kalebinden çıkan iddianamede milletçe görseydik demiştim. Yine aynı sözleri tekrarlıyorum.
İnşallah önümüzdeki süreçte yürekli bir Cumhuriyet Savcısının kaleminden yazmış olduğu iddianamede bu iddiaları araştıran ve hakikatleri ortaya çıkartan bir iddianameyle karşı karşıya kalırız diyorum. Çok teşekkür Herkese ederim. Herkese iyi geceler diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Buyurun Sayın Akverdi. Ben de Sayın Şahin'in kaldığı yerden devam edeyim. Mutlaka bağımsız savcılar tarafından o iddianameler yazılacak. Ve bu suçlarda, özellikle bahsi geçen suçlarda zaman aşımı çok uzun süreler ve AK Parti'nin o kadar uzun süresi kalmadı. Bu suçlar zaman aşımına uğramadan mutlaka ama mutlaka bağımsız yargı tarafından soruşturulacak, hükme bağlanacak ve suça ortak olanlar kim olursa olsun mutlaka ama mutlaka bağımsız yargı önüne çıkacak. Bu hani sayın konuşmacımız Özcan da söyledi, devri sağlık yaratmak değil. Hı hı. Ama bir suç varsa o da cezasız kalmayacak. Peki çok teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Gelecek Partisi Sözcüsü İktisatçı Serkan Özcan. Efendim hoş geldiniz. Ve güle güle diyorum. Ayağınıza sağlık. Önemli yorum ve analizlerde bulundunuz. Yine bizi yalnız bırakmayan siyaset bilimci Özgün Emre Koç hocamız da bizimle birlikteydi. Daha önümüzdeki günlerde bu konuları çok bu masada konuşacağız gibi görünüyor. Çünkü iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sayın Şahin'e de, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Şahin'e de çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Şahin, Kemal Özkiraz'a pas atarak aslında bizim rejiyi ikiye böldünüz efendim. Ben de çok iyi bir Beşiktaşlıyım. Program koordinatörümüz Berna Can da çok iyi bir Beşiktaşlı. Rejide bir bölünme yaşadı ama can sağlığı olsun diyelim. Herkes kazansın, herkes mutlu olsun. Her ne kadar tek bir kazanan olsa da. O zaman ILO sözleşmelerine göre gerçekten bizi iş kanununa aykırı çalıştırdınız. Bunun hepsine değer. Herkes Beşiktaşlıysa sıkıntı yok. Olmayanlar evet, evet. Görünen öyle. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Aydar hak verdi. Bu saate kadar 4 saat boyunca meclisteydi. Meclis adeta nöbet yaptınız. Çok teşekkür ederim. Tüm konuklarıma yorum ve analizleri için. Bu masada tüm konuştuklarımız, bu programda tüm konuştuklarımız aslında çok daha iyi bir Türkiye geleceği hayali taşıyanlar için, o umudu büyütmek, o umudu yüceltmek için. Elbette konular iç açıcı değil ama gelecek dönemde de daha iyi haberler verebilme, daha Türkiye'nin geleceğine dair daha iyi konuları konuşabilme temennisiyle diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Esen kalın efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.